akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarındasınız. Kendi kanalınızdasınız. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin efsane kadrosuyla berabersiniz. Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin ve Ahmet Çakar'la karşınızdayız. Ben Ertem Şener. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum şimdiden. Sevgili seyirciler, önümüzde en az 3 saat sürmesi beklenen bir yayın var sevgili seyirciler. Evet, Sayın Aziz Yıldırım'ın dün Divan Kurulu'nda yapmış olduğu açıklamalar gündeme bir anda damga vurdu. Bütün maçların önüne geçti. Türkiye Kupası'nda, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşmalar oynanıyor. Sürprizler var mı, yok mu? Merhaba. Onları sizler daha iyi biliyorsunuz ama yorumcularımız ne diyecekler, nasıl yorumlayacaklar? Onların hepsini konuşacağız. Galatasaray, Gaziantep Sporu az önce biten maçta 3-1 mağlup etmeyi başardı. Çok önemli bir karşılaşmaydı. Özel bir anlam taşıyordu bazı futbolcular açısından. Tribünlerde çok büyük boşluklar vardı yine, hemen bunu da yeri gelmişken belirtelim. Beşiktaş, Muce Sporu deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Konya Spor, Antalya Sporu 1-0'la geçti. Torku Konya Spor. Bursa Spor, Ahmet Spor'a 2-1 mağlup oldu. Günün sürprizi buydu. Sevgili seyirciler, Bursa Spor'da gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Fenerbahçe, Kayseri Sporu 1-0 geçti. 1-0'la geçti. Fenerbahçe, Ahmet Spor, Torku Konya Spor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Sivas Belediyespor 2-0'la geçti ve çeyrek finalistlerden biri oldu. Galatasaray 3-1 kazandı. Yarın Melipol, Başakşehir, Büyükçekmece, Tepecik Spor ve Trabzonspor, Akhisar Belediyespor. Neresi spor? Tepecik Spor mu? Evet, Büyükçekmece, Tepecik Spor. Bizim İzmir'de Tepecik vardı. Yok, orada değil. Bu Büyükçekmece, İzmir değil bu. Büyükçekmece, Tepecik. Sen İzmir Tepecik, İzmir Tepecik var. İyi bilirsin. Evet. İyi bilirsin orayı. Yok mesela. Hayatım pek gitmedim Tepeci'ye. Sen neyi kastediyorsun ya, bu tuhaf tuhaflarla ediyor. Marcelo ben hiç Tepeci'ye gitmedim hayatım. Sen gittin ya. Mutlaka gitmişsin. Sen gitmişsindir İzmir deplasmanı. Her İzmir genci uğramıştır İzmir'de Tepeci'ye. Yok yok, ben hiç Tepeci'ye uğramadım. İçerisi ya. Onun için İzmir mi diyorsun? Niye söylüyorsun? Ne bileyim, merak ettim. Tepeci'lik diye bir semt var İzmir'de. Çok iyi. Marcelo Güeles, Beşiktaş hayırlı uğurlu olsun. Oo, Marcelo Güeles, tebrik ederim, sen bağlamışsın. 1987 doğumlu. Bizden sen aldın. Tabii tabii, hemen. 28 yani. Yaşında, 29 evet, yaşında. Ertem bayağı CVC. Santos CVC'yi yaptı. Marcelo Güeles adam mıdır? CVC, CVC biliyor musun? Oynamış bayağı bütün maçları. Bunlar nasıl transfer oluyor? En sonunda yani sen hiç izledin mi bu Marcelo Güeles'i? Var mı? Bir tane var mı? Onu söyleyeyim. Ertem izlemiştir. Ertem dünya futbolu. Ertem dünya futbolu uzmanı. Bir tane var mı bu adamı iyi bilen, izleyen? Rodolfo'yu andırıyor. Yani. Şunu, Abdülkerim hocam. Rodolfo tarzı. Durun bak. Milošević de ayrıldı Beşiktaş. Bayağı oynamış. Bayağı oynamış yani, oynamış. Hmm. Hanover'e transfer olmuş. PSV'de oynamış. Aman bayağı. Hocam, Bordisov'u oynadı dediler. Yani 2750 Hanover'e transfer olmuş Allah oradan. Allah. İyi oyuncu, 79 maça çıkmış ve 3 gol atmış. Aman Gross Cross gibi olmasın. Değil mi? Ne gibi? Hanover'de 19 maçta da forma giyiyor. Belli oluyor mu gözüm ya? Abi bugüne kadar hiç ismi cismi duyulmuyor. Bakayım abi. Birdenbire nasıl oluyor? Göster bakayım beni. Sen şunu diyorsun abi. Geliyorsun. Yolunuz gelsin, yoksa gelmesin. Aynen öyle. Ben de öyle diyorum valla. Gitmişiz ya valla. Arpacık çıkar mı ya? Ya bir şey olmaz. Nazardır, nazar. Arpacık neden çıkar? Nazardan abi, nazar. Tıp adamı var burada, ona sor, biz ne bilelim. Çıkar ya, bazen çıkar ya. Nasıl hocam, böyle bir böyle bir bilim dışı bir açıklama var mı ya? Allah Allah, mikrop kabarsa bazen vücut direnci düşer çıkar. Bazen birinin havlusuyla sauna da filan çıkar. Saunaya gittin mi son dönemlerde? Çıkar. Gittiydim geçen gün. Peki bu adam işte oradan kaptın. Olabilir bak. Sauna, hamam, gittin öyle yerlerde. Evet ya, geçen gün Erkan getirdi beni. Aa, gittik, kese oldu. Ya bunlar hepsi olabilir. Hocam, sauna, hamam, kese, köpük, arpacık. Hamama gidiyor musun ya? Hala hamam kaldı mı ya? Ya var o. Hamam. Otellerde hamamın kralı abi, var ya. Kese, kese oldu. Bir de bu arpacık hocam, biliyor musun? Yağlı hamam vardır. Kırklama, sen git gidersin. Bilir misin onu? Tamam, hamaklama hikaye. Hocam şurada Ertem, sen de hamamcı çıkar ya. Ben tabii hamam severim. Sen nasıl, senin gibi adam. Ertem hamamla. Ertem hamamdan çıkmaz. Nasıl şey? Nasıl bir şey? Hocam böyle şey. Yağlı hamamı. Böyle arpacık oldum burada işte, şey oldu ya. Hapse tuttu şey oluyor. Böyle kapatıp hocam geçer ama değil mi? Elinle kirpiğine böyle sıyırsın. Aman yapma ama. Yani bir süre sonra şey olur. Ya bir yarına geçer, bir şey kalmaz ya. Hocam bir günde geçer mi? Ya bir yani geçer. Ya arpacık çıktı gören de şey, hani bilir misin? Kedi poposunu görmüş, yara zannetmiş diye bir laf vardır. Acıyor ama ya. Acıyacak tabii, ne olacak şey ya? Nihayet arpacık be Sinancığım.
Evet. Hocam şey, bir de gez gözü arpacık vardır. O ne? Oo, silahlı kuvvetlerinde. Onu bir anlatır hocam. Bütün çocuklara onu öğretirler Acem Birliği. Gez göz arpacık. Gözündeki arpacıkla gez göz arpacığın... kardeşim programı Kurtlar Vadisi. Müziği açarsan göz göz arpacık ile aklına insana... Artı Devin diyor ki ben hamamlara bayılırım diyor. Yani kendi de konu dışına çıkıyor. Yok hayır, ben hamam demedim ki sen söyledin. Hamam lafı nereden geldi? Hamama gider misin? Hamamcı teyze. Güzel değil mi? Nasıl? Efendim mi? Sağ olun. Hamamcı teyze var bir de. Yok benim bir yok. Geldim almıştım. Biraz bugün şey yaptım. Kombinasyon yaptım. Futbolcusu Marcelo Güedes ekranda. Sevgili seyirciler, Marcelo Güedes'i izliyoruz. Aslan gibi olan ha, vallahi billahi. Beşiktaş bu oyuncuyu nasıl aldı? Ben bir anlamıyorum. Ben böyle çalışan bir adam aldı hocam. Bu iyi bir oyuncu. Hocam, ben bunu PSV'den hatırlıyorum. Anlat hocam, nasıl izledin oyuncu mi? Hocam, i̇yi oyuncu. Hocam öbür stopere de dedin sen. İyi oyuncu. Var ya. Bir hiç kimse duymadı biliyor musun? Evet işte onu diyeceğim. Evet, Sinan'ın haberi yok. Resmi yazılı transfer teklifleri. Onlara yazdı, bunlara yazıldı falan. Tak piyango. Dediğim gibi bak, transferde 5-6 tane yere yönelirsin. Bir yer, ama bu hiç duyulmadı. Hepsi hemen hemen duyuldu. Yani öteki oyuncuyu almaya çalışıyorlardı. Boyko ile beraber Douglas'ı almaya çalışıyorlardı. Pazarlık payı vardı bunların. Tık oradan bu çıktı. Baksana iyi oyuncu ya. Fena oyuncu değil. Yani sen söyle. Vallahi bana göre bu da bizim Burdiso falan gibi bir transfer çıkabilir. Abi oynatalım. Onteveo, Burdiso. Hanover'de falan oynamış. PSV'de Hanover'de oynuyor yani. Hanover'den öte. Hanover'de herkes oynayabilir. Opare'de bir sürü yerde oynuyor. Opare'de bir sürü yerde oynuyor. Orman Ligi'nde oynamak kolay mı? Alman Ligi'nde tarafından Türk oynuyor. Kimsenin yüzüne baktığı yok. Tabii ya hocam. Hangi Türk oynuyor ya? Ya bugün Udinese maçı vardı. İtalya'da sol bek Ali Adnan oynuyor. Geçen sene o Rize'de oynayan Iraklı çocuk. Nerede oynuyor? Udinese'nin sol beki. Sol beki. Hakikaten. Tabii ya. Abartmayın ya. Ligleri abartmayın. Abi, hocam bir şey soracağım size. PSV'de oynarken Marcelo evet. Brezilya milli takımında oynamış mı? Yok. Abi ya, bence bak bunun da Opare gibi saatçi çıkma ihtimali var. Hayır değil. Opare gibi falan değil. Opare sakattı abi. Hocam rahatsız değil. Opare sakattı. Opare yarım yamalak oynayan bu. Bu değil. Bu tamamıyla fit bir oyuncu ve bütün maçlarda falan hepsini oynamış. Bir de avantaj şu. Hollanda'da. Hocam Hayrovic de Hollanda'da oynamadı. Hollanda'da stoper oynayan. Hele PSV gibi takımda 3 sene stoper oynayan bir adam. Aynen. Adamdır. Kötü de olsa. Toparlar. Gelişir. Hocam Hollanda futbolunda gelişirsin. 3 sezonda 139 maç. Hepsini oynamış. Hepsini oynamış yani. Hepsini 139 maç. Hanover'de Bundesliga'da 2,5 sezonda 79 maç. 8 tane gol atmış abi. 3 gol 2 kırmızı kart. 8 gol 28 yaşında. Mal iyi. Mal iyi. Fiyatından alayım. Katılmıyorum. Fiyattan haberimiz yok hocam. Hocam 28-29 bir futbolcu için neredeyse olgunluk yaşıdır. Evet. 29'a kadar oynamış bir futbolcu. Evet. Brezilya milli takımına bir kere bile çağrılmamışsa bundan bak, ben şüphe şey duyarım. Şimdi bak çamur atma oyuncuya. Brezilya milli takımında oynamak dünyanın en zor işidir. Hocam bir zamanlar Rico Paşa bile oynuyordu be. Bir zamanlar Brezilyalılar oyuncuları daha iyi parlatabilmek için girip çıkma yaparlardı. Ama bu oyuncu PSV'de. Sen izledin mi? İzledim PSV. Hanover'deyken izlemedim. PSV'deyken tamam. İzledim. Kefilim diyorsun. Hocam iyi oyuncu. Hocam kefilim. Sen dün ne yediğini hatırlamazsın. Bunu ne yediğini. Sen dün ne yediğini hatırlamayan adı insansın. Söyleyeyim. Özelliğini söyleyeyim. Dinleyelim. Özelliğini söyleyeyim. Çok soğukkanlı. Soğukkanlı. Ağır. Çok çabuk değil. Biraz ağır. Çok çabuk değil. Ağır olmaz iyi değil. Çok çabuk değil. Kardeşim biz bir stoperde almadık. Pozisyon hatası az yapıyor. Kimdi o adam? Hava toplarında iyi. Delgado. Oyuna topu iyi sokuyor. Tek eksiği pırpır değil. Ya hocam bak değil. Bize bak de bir kriz adam geldi. Kriz Olimpik Lyon'da 10 senemini oynamıştı. Ki o şeydir o. Ay, çok da başarılı. Hayır. Ama Kriz bir oyuncuydu. Kriz çok başarısız. Sana bir şey söyleyeyim mi? Mesela bizim Bruno Alves kadar oyuncu, yaz bunu bir. Hocam bir şey Bruno söyleyeyim. Bruno Alves. Bakın arkadaşlar. Bruno Alves diyor kadar oyuncu. Hocam ne diyorum? Şimdi teoriye bak bir şey söyleyeyim size. Hayır demiyorum. Bu fizikte. Bruno Alves. Hocam. Diyorsun. Hocam bu fizikte. Bak bu fizikte. Çabuk olursan 30 milyon eurodur. Bu fizikte stoper de olsa, stoper de olsa. 30 milyon. Bruno Alves 30 milyona gitti şeye, Rusya'ya. İyi zamanlarında. Bruno Alves yanılmıyorsam 20 milyon öyle paraya. Bruno Alves de yani, çok ağır bu oyuncu, oyuncu tek hamleli bir oyuncu, tek hamleli bir oyuncu. Tek hamleli bir oyuncu. Ama dediğin gibi kadro geniş anlamında, derinliği anlamında, rekabet anlamında çok oldu ama ya. İyi ama oynamış.
Bilemiyoruz tam. Abi ama şimdi bakın, biz stoper almadın Beşiktaş takımı. Aldı. Çok arkası kalabalık. Delgado muydu neydi? Arka kalabalık. Arka Ersan da kaldı. Ersan da var. Rodolfo zaten oynayacak. Rodolfo da var. Bunlar oynuyor. Ne abi böyle? Bunlar ne şimdi? Abi şimdi mesela söyleyeyim. Bol ya bir dakika Sinan bir şey söyleyeceğim. Bak temin çok güzel bir şey dedin. Oradan gidelim. Şimdi Beşiktaş'ın stoper ve kaleci transferinde 20 tane futbolcu adı. Her kanalda tartışıldı. Şununla görüşülüyor, bununla konuşuyor. Bu adamla ilgili bu transfer bugün olana kadar, bugüne kadar hiçbir spor adamı, hiçbir muhabir. Hiç kimse bilmedi. Hiç kimse bilmiyor. Bak senin bile haberin ben yoksa. Ben bile idarecilerle konuşuyorum haberin yok. İşte ben böyle transferde unutulurum abi. Kim bunu takip etti? Apo. Kim şey bunu beğendi sana. O? Yani şey son dakikaya kadar. Gazete, gazetecilik nerede? Ne Apo, o squat ekibi mi son var? Son dakikaya kadar var squat var. Ya onlar squat mı var, gördü? Fikret var. Nasıl Yokan oldu? Falan var. Tamam bir şey söyleyeceğim. Onlar mı buldu bunu? Herhalde onlar bak bir şey söyleyeceğim. Ben ilk defa böyle bir transfer görüyorum. Şimdi bak ne var biliyor musun burada? Uylanırım. Bu zamana kadar hiç kimseden duyulmadı. Evet. Douglas'la Boyko. Bir de Fiorentina oyuncuya resmi teklif yapıldı. Tamam. Pahalı oldu, alamadılar onu. Neyse kabul edilmedi. Onun dışında bunun adını kapa bildirildi diye duyduk. Evet, ama evet, doğru. Yine söylüyorum. Çok üst düzey bir oyuncu olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü çok üst düzey bir oyuncu bu kadar basit Ocak ayında alamazsın. Bu fizikte. Oraya bir TTR'ye yazalım arkadaşlar. Bu fizikse demek ki bir şey var. Seyretmedim canlı. Sadece burada CV'sine baktım. Seyretmedim. CV'sine baktım. Oynamış, devamlı oynamış. Ama şunu unutmamak lazım. Türkiye Ligi'nde top oynamak kolay değil. Tabii. Türkiye Ligi çok sert. Zor bir lig. Sert, agresif bir lig ve bu tip oyuncular, bu tip tek hamleli oyuncular da zorlanabilir. Ya bakıyorsun, şimdi buradan Alves mesela seneye Avrupa'ya veya bir yerde gidip Portekiz'de oynayabilir bunun Alves mesela. Burada çok mu iyi oynuyor, oynamıyor. Mesela Kayeri mesela İngiltere'de görebilirsin seneye, iki sene sonra. Bugünler niye bakıyorsun işte 20 milyon teklif gelmiş. Yani Türkiye Ligi kolay bir. Nani'ye de teklif vardı. Benim bildiğim Diago'ya da var. Van Persie'ye de var. Snyder'e de var Çin'den. Bu Çin'de de ne var? Çin'de kriz var diyorlar Japonya. Çin'de para var. Falan çok para var ya. Nasıl çok bir para transferi var? İnanılır gibi değil ya. Yani abi, hepsine var. 20 milyon şimdi, euro vermişler hocam Nani'ye. 20 milyonla da çıkabilirler aynen. İşte Aziz Bey'in anlattı. Bas hoplansa. Onun için buradaki... Ne oluyor ya? Sesler nereden geliyor? Siz devam edin. Onun için buradaki durumda transferde yani bunu son hamle bir transfer bu bak. İki gün önce Trabzon'da Metin Albayrak dedi hiçbir transfer yapmayacağız dedi. Değil mi? Transfer yapmayacağız dedi. Biz de bilmiyoruz çünkü. Evet. Demek ki son dakika gelişti bu. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Trabzon'da kar yağdı dedi Metin Albayrak bizim dedi ki transferi kapattık dedi Boyko'yla. Kapatıldı bitti dedi. Delgado'yu da aldık kapattık. Bu piyangodan çıkan bir transfer. İnşallah iyi çıkar. En azından arkadaki rekabeti arttırır. Arkadaki rekabetler. Çünkü Beşiktaş takımında şu an hiçbir eksik yok Beşiktaş'ın. Her yeri 3 adamla dolu. Fazla. Bak her yerde 3 adam var. Kimi oynatacağını Şenol Hoca belki nasıl 11 veya 18 yapacağını bile şaşırabilir. Kimi oynatacağını. Evet. Bir 11 vardır bellidir. Evet. Şimdi bakın birkaç tane garantiler vardır. Sinan abim çok özür dilerim. Canım. Son dakika gelişmesi var. Bağışla beni ne olursun. West Ham United yeni transferini duyurdu. Emenike, Emmanuel Emenike sevgili seyirciler. Hayırlı olsun. Yeni formasıyla ekrana giriyor. Emenike mi? West Ham United'da sevgili seyirciler. Slaven Bilic günlerce bu futbolcuyu aramış. Emenike'yi aramış. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu artık West Ham United'de İngiltere Premier Lig'de sevgili seyirciler. Resmen West Ham'da Restem. Burak'a vermedi Galatasaray. Galatasaray Burak'a vermedi. Emenike'yi aldılar. Tamam ya, Burak'a verseydi Galatasaray. Burak verseydi Galatasaray. Burak'ın transferi. Evet, son dakikada vermedim Mustafa Hoca. Burak gidiyordu. Burak'a vermediği için Emenike oldu kiralık. Adamlar istememiş ki Emenike ya. Efendim? Başkan diyor bize bir teklif gelmedi diyor. Kim Bursun ya? Özbek. Ama as başkan da geldi diyor. Ama ne diyor as orası başkan? Orası enteresan. Biraz da mantı girecek. Evet o da kiralık geldi diyor. Abi yani. Kimsenin kimseden haberi yok. Aynen öyle. Evet. Kimsenin kimseden haberi yok. İşte görüyoruz o diyor transfer yapmayacak o diyor yapacak. Çocuk yalan mı söylüyor yani? Geldi bize söyledi. Şimdi bunu mu anlatalım Burak? Satın alma opsiyonuyla tamam. Kiralanmış. Yani Burak kendisi geldi bize söyledi. Abi dedi böyle böyle teklif var dedi. Kiralık istemiş adamlar. Efendim? Kiralık istemiş adamlar. Sonra o. O zaman kiralık verin demiş. Satın alma opsiyonuyla kiralık. Evet. Başkan yalan mı söylüyor? Fiyatı istememiş. Yalan mı söylüyor? O fiyata vermiyor. O fiyata vermiyor. Yani Bilic'in yapmış olduğu fiyata. Anlıyorum da adam. Bilic'e ondan sonra demişler ki. Sinancığım bak biraz sonra Ertem olacak. Hiç bize teklif gelmedi diyor ya adam. O zaman yalan söylüyorlar yani. Koca Galatasaray Başkanı ya. O zaman koca koca adamlar. Sayın Dursun Özbek öyle diyor ama. Fatih Hiçbeceri'de sadece bir kere kiralık teklifi geldi. O zaman koca koca adamlar yalan söylüyorlar. Nasuhi Bey de diyor ki teklif geldi. O zaman koca koca adamlar birbirlerinin haberi yok. O zaman teklif başka yere gidiyor. Yani burada Ertem'e teklif geliyor ama Onur'un haberi yok. Yani öyle düşün bende kaldı falan diye. Yani haberleri yok. Tamam. Şey dediğim gibi transferi kapatacağız diyorsun. Sana garip gelmedi mi yani? Hafta içi sana garip gelmedi ben şaşırdım. İşte Ertem de biliyor konuyu. Bize dedi ki resmi teklif yapıldı. Bir 4 numarayı izleyelim mi? İzleyelim. İzleyelim bir hadi bakalım. Olay. Madem konu evet izleyelim.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak şunu söylemek istiyorum. Şu ana kadar benim masama gelmiş, bana söylenmiş, bana ulaşılmış, iletilmiş bu transferle ilgili herhangi bir mesaj, mektup böyle bir şey yok. Öyle bir teklif olduğunu biliyorum sadece. Ama ilgili arkadaşlar bu işi götürüyorlar. Burak konusu şöyle. Şifaen bazı şeyler söyleniyor. Fakat burası bir organizasyon, bir kurum. Bize bir teklifin karşı kulüpten yazılı olarak iletilmesi. Bakın bizim koşullarımız budur budur denmesi lazım. Burak Yılmaz'a herhangi bir satın alma teklifi iletilmedi. Bir tane kiralama teklifi geldi. Kiralama teklifi geldi. Şimdi anlaşılmayan konu şu. Sayın Başkan'ın, Sayın Nasuhi Bey'in ve Fatih Bey'in üçünün birbirinden haberi yok. Ertem, evet, çok burada doğal. Net var. Neti nedir biliyor musun? Burada neti çok nedir? Doğal. Neti nedir? Birileri yalan söylüyor. Çünkü diyor ki mesela taraftarı karşına almama adına veya yani o zaman niye kalkıp da bana teklif yani geldi der adam. Böyle böyle resmi teklif var. Biz hem oradan da aldık hem oradan da aldık. Sen biliyorsun oradan da geldi oradan da geldi. Önemli, çok önemli değil. Galatasaray zaten bu şartlarda Ertem'cim adam alamıyor. Burak'a nasıl versin? O parayı yerini de dolduramaz. Santraforu ya, bu santraforu yok, başka yok. Yani Türkiye milli takımı santraforu. Ve dolayısıyla ne yapıyorsun? Sen bunu verirsen zaten yerini alamıyorsun. Senin transfer yasan var. Tak UEFA kriterlerinden dolayı para gidiyor bir dakikada. Yani onun için yapamıyorsun. Ondan dolayı bu transfer gerçekleşmemiştir. Tamamıyla Bilic'in bu rakam yani 7 milyonluk bir teklifi var deniliyor. Yani bize söylendi. Bu kulüpte vardır. Kulüp bunu isterse inkar etsin bakalım denildi. Hadi böyle. Ve dolayısıyla ondan sonra ne oldu? Kiralama oldu. Dediler ki kiralama opsiyonunu veriyorum. Galatasaray zaten santrafor yok. Niye kiralama versin? Sonra Bilic her gün Emenike'yi arıyor. Her gün transfer için. Bunu da söyleyen Emenike'nin yakını. Yani biz bize bu ilgileri verenler bir yakınları. Evet. Bir yakınları işte. Ertem biliyor yanında yani bunları her gün aradığını. Yanında için. Ama önemli değil. Önemli olan burada ben Galatasaray'ın Burak bugün bakıyorsun tribünlere. Galatasaray'ın Burak'ın Galatasaray'da kalması Galatasaray için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü kısıtlı bir kadrosu var. Santrafor'un yok. Ve taraftarın sahip çıkması adına, çünkü Galatasaray adına sahip çıkmasını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın Burak Yılmaz'a ihtiyacı var. Burak Yılmaz'ın da Galatasaray'a ihtiyacı var. Onun için birbirleriyle kenetlenecekler. Birbirlerini destekleyecekler, sahip çıkacaklar. Onun için yani bu transferler böyle bilmece oyunudur. Herkes topu birbirine atabilir. Ama durup dururken de teklif yokken de teklif var denilmesi de o da bir acayip. Tuhaf değil. O da bir tuhaf yani. Aynen, ben de şahidim yani. Evet, evet. Konuştuğumuz evet. Telefonlar gelen. Aynen. Ya bize yani. Yani Galatasaray'da ne düzgün ki şimdi bu deveye sormuşlar. Neren eğri demişler. Neren ki doğru gidemiş. Yani. Galatasaray'da. Neden eğri demişler. Evet, Galatasaray'da Galatasaray klaksonundan başka hiç her yerinden ses gelen. Araba. Bir araba gibi. Onun için yani şaşırmamak lazım. Bana göre burada Galatasaray yönetimi çok doğru hamle yaptı. Niye? Tabii ki Burak'a West Ham'ın teklifi var. Ha, 6 lira, 7 lira, 8 lira, 10 euro bilmem. Evet. Ama satmayınca doğru yarın bir gün taraftarla Burak'a karşı karşıya getirmemek, taraftarlarla yönetim karşı karşıya gelmemek. Çünkü eğer teklif olsaydı Burak'a göndermemiş olsaydı seyirci dedi ki ya UEFA ceza verecek. Şu adamı satın da şu parayı alın yerine koyun. Aynen. Senin dediğine çok benzer şey söylüyorum Sinan. Veya Burak'a başlayacaklar reaksiyon göstermeye. Oğlum sana 8 geldi, 7 geldi. Niye gitmedin? Git, kurtulalım senden gibi. Dolayısıyla teklif yok. Kira, mira falan. Bundan dolayı da fazla Galatasaray yönetimini eleştirmem. Burak'ı korudular. Kendilerini korudular. Taraftarın reaksiyonunu izah etmeye kalktılar. Ortadan kaldırmaya çalıştılar. Ersan'ı mesela Çin'de Şubat sonu bitiyor transfer. Evet. Bildiğim gibi Şubat sonu. Ersan'ı verir mi? Muhtemelen Ersan'ı Çin'e teklif var. Mesela Ersan'ı belki Çin'e verecekler. Miloş'a yani, işi verdiler. Bunları aldıklarına göre. Hayır. Şimdi bunu da aldılar. İki tane aldılar. Çok kalabalık oluyor ya. Kalabalık oluyor. Bilemiyoruz tabii ama mesela şeyi soruyorlar. Şimdi yine bir gelen bir istihbaratı sana söyleyeyim. Marcelo şeyin arkadaşıymış. PSV'de Atiba'nın arkadaşıymış. Beraber oynamışlar. Yani Atiba'nın bir lansaymanıyla bu transfer gerçekleşmiş olabilir. Atiba'yla bir sene oynamışlar. Bir de şunu duyduğum çok ciddi bir yerde. Özür dilerim. Sözünü geçip Şenol Güneş bizzat ismen bu Marcelo'yu istemiş sezon başında. Şimdi de. Olabilir. Şimdi Şenol Güneş gibi işte bir adam. İşte onu söylüyorum, evet. Yani bu nereden çıktı? Bir oyuncu istemişse o Atiba'nın oyuncu arkadaşım. Asla kötü olamaz. Olabilir. Ha, kötü oynayabilir.
Ama kötü bir oyuncu olamaz. Belki adaptasyon sorunu yaşar, sakatlık geçirebilir. Türkiye'ye alışamaz ve onun hepsi. Ama ben yani PSV'de uzun süre oynamak, Hannover'de uzun süre oynamak zaten bir kariyeri gerektirir. Bir hocam, bazal futbolculuğu gerektirir. En azından yatmamışsın. Yani demin Rasim Opare falan gibi yani yatmamış. Abi adam Opare, devamlı oynuyor. Opare Porto'da yani, çok az oynamış. Şimdi bu adam, Porto büyük umutlarla almış. Olmamış yaşı hocam, çok genç. Deneyimsiz. Çocuk evet. Daha ya. Şimdi bu çocuk, şimdi bu çocuk Marcelo ayakkabılarına giyecek hazır. Ama yani ben yine bak çok üst düzey stoperi bu kadar ocaklalaması tabii. Şunun şartlarını bir bilmiyoruz daha şimdi yani. Tabii, yarın, ben biliyorum. Ben biliyorum. Bir arka, güvenli bir arka doğrudur. Yani şöyle 1.2 milyon euro kiralama bedeli ama satın alma opsiyonu. Kiralamalı mı? Satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta. Ucuz değil. Beşiktaş'ta. Ucuz değil. Kiralama 1 milyon 2. Şey 1 milyon 2 kiralama bakın pardon abacığım. Tamam. 1 milyon 2 kiralama bedeli çok ucuz değildir. Demek ki onda bir şart vardır. Sezon sonunda da 3 veya 4 1 milyon 2 onun içine dahil olabilir. Yani bunun tamamıyla tapusu 3-3,5'lara falan gelecektir. Sezon sonunda almayı düşünürsen. Bu çünkü kiralık az bir para değil yani bu kiralama. Yani bir stopere 6 aylık kiralamak için veya 4 aylık kiralamak için 1-200 veriyorsun. Bakın 1-200 verdiğin zaman ocakta da alacaksan bunun üzerine koyacaktır tabii. Demek. İçindedir. Yani yüksek bir kiralama. Az bir kiralama değil Ertem. 1-200 kiralama tabii. Ucuz bir oyuncu değil yani. 4 ay için. Ben hocam tabii. Şunu soracağım Abdülkerim abi size. Ben devre arası. Emenike meselesine gelmek istiyorum. Oraya mı geldim? Ben Beşiktaş yarınız tamam. Tamam. Bu çok önemli çünkü. Evet. Emenike Beşiktaş maçında Bilic'in gözünün önünde formayı çıkartıp oyundan çıkmıştı. Evet. Ve Bilic bu futbolcuyu takımına alıyor. Fark ettim. Bilic şey bir adam. Nedir o? Hani senin hoşlandığın tip evet. Antrenörler vardır ya hep söylersin. Hırslı. Yani hırslı, formayı çıkartır. Bilic gibi şey aynen öyle. Problemli oyuncuyla çalışmayı seven antrenörler vardır. Bazı antrenörler hep böyle süt gibi oyuncu ister. Aman bağırmayan, kafamı artmayan oyuncu. Bazı antrenörler de problemli, deli, yetenekli oyuncularla çalışmayı severler. Bilic o tarz bir antrenör. İkincisi Bilic tabii ki akıllı bir adam. Ben şuna da sizin de dikkatinizi çekerim. Bu niye ısrarla Emenike'ye istediğini şöyle düşünüyorum. 2 yıldır Bilic bu ülkede kaldı ve 2 yıl Fenerbahçe Beşiktaş maçlarına lütfen iyi bakın. Beşiktaş'ı en çok zorlayan oyuncu hatta Fenerbahçe'nin kazandığı maçlarının bir numaralı oyuncusu Emenike olmuştu. Doğru. Bir iki türlü kullanabiliyorsun. Attı, attırdı yok. Sağda da kullanır. Yani Bilic'i, ben Bilic'i neden etkilediğini söylüyorum. Yani Bilic Beşiktaş'ın başındayken Fenerbahçe Beşiktaş maçlarında Emenike çok etkili oynadı mesela hocam. Mesela bu şeyi almaya çalıştı. Fenerbahçe dolayısıyla Bilic'in aklı kalmış olan Fenerbahçe bir santrafor almaya çalıştı. Etkilemiş. Alamadı. Çok Dumbia. Uğraştı. Son dakika olmadı. Dumbia mı? Olmadı tabii. Çesek, son dakikada çok uğraştı olmadı. Bilic'in üniversite gitti. Bilic mi? Çok çabuk seyir adam. Bilic'in Burak'a ve Emenike'ye arzusunun temel nedeni sprinter atak oyuncuları olması. Hocam, topla beraber bir de. Hocam. İki, onları tanıyor. Üç, kendinin böyle bir oyuncu. Dört en önemlisi West Ham'a sıradan bir oyuncuyu alma hakkın yok. Hocam, bir şey yani mecbursun. Mecbursun. Hocam. Mecbursun kendi ülke milli takımlarının işte yüzde kaçında oynamak falan zorunda. Falan. Çünkü Bilic'in oyun sistemi belli. Olcan alamaz. Hocam İngiltere'deki Bilic'in oyun sistemi belli. Bir de oyun sistemi dediği 9 gibi. 9 kişi savunma, kontra atak. Tam ideal. Açacaksın önüne, bırak da öyle bir stilde bir oyuncuydu. Evet. Açacaksın önüne gideceksin, açacaksın önüne gideceksin. Evet. Bir son dakika gelişmesi. Ne oldu? Hatırlıyorsunuz hayırdır. Divan Kurulu'nda Sayın Aziz Yıldırım gerekirse Türkiye Kupası'na gitmeyiz. Çıkarız dedi. Ceza da yeriz, gitmeyiz demişti. Türkiye Kupası bizim için önemli değil demişti. Sayın Cengiz Özyalçın, Beyaz Futbol'a sevgili Devrim Zengi ve Sezgin Gelmez'e bir özel röportaj vermiş. Bir takım insanlar Türkiye Kupası'nı önemsememiş olabilir. Galatasaray için böyle bir şey söz konusu olamaz demiş hocam. Tamam. Ya şimdi o bölüme Aziz Yıldırım bölümü geldiğinde mi cevap vereyim? Şimdi mi cevap yani vereyim? Yani şimdilik verelim. Kardeşim cevap verelim. Türkiye Kupası insanlar zul addedebilir, Angarya'ya gelebilir. En azından bak, küçük bir yorumla geçelim. Ama şu var kardeşim. Şu yok bir defa bak. Çünkü artık inandırıcılığın yok. 18 yıllık başkanlık hayatında Sayın Aziz Başkan en az 5 istifa etti. 4 defa geri döndü. 1. 6 defa filan havuzdan çıkarım dedi. Çıkmadı. Dedi. İstifa ettiğini hatırlamıyorum. Türkiye Kupası'na katılmayacağızı ikinci veya üçüncü kez ağzını söylüyorum. Olmuyor. Ya şimdi dedim mi yapacaksın? Ben yapmasını tavsiye eder miyim? Etmem. Madem zul geliyor. Çok kolayı var bu işin. Maça çıkmamazlık yapma.
Çocuklarla çık öyle maça. Yapacak zaten. Hayır, konu çocuklarla oraya. Çık. Konu tutarsa tutar. Hocam, tutmasa eğlenirsin. Zaten, hocam bunu bu konudaki söylemek istediği o zaten. Başkan sinirlenince öyle konuşuyor da katılmak değil. İlk turda daha bu elemeler daha başlıyor ya ilk gruplarda. Çıkarır işte Antalya maçında çıkardığı bir kadro gibi tamamen pop. Elenir gider. Katılmıyorum ve, ama. Hayır ben katılmak aynı değil. Ne olursa değil. Olsun. Olabilir. Ne olursa olsun Fenerbahçe'nin. Ama bakın. Yok. Ne olursa olsun Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'ysen. İki kul var mı? Üç kul varsa mı? Varsa sonuna kadar en güçlü kadronuna gideceksin abi. Zarar ediyorum etmeyecek. Çünkü Fenerbahçe'yi ilk turda çıkarıp da eletirsen olmaz. Çünkü Fenerbahçe de istemiyor abi. Tabii. Takımını eleme istiyor yani finalde görmek istiyor. Kupayı almak istiyor. Gazoz ama 2 milyon zarar edeceksin ama 3 milyon. Ama ona göre ayarlayacaksın. Veya sen maç başlarını ona göre ayarlatacaksın. Sinan bazen Türkiye Kupası, hocam. Türkiye Kupası kulüpler ve camialar için hocam. Çok güzel can simidi olur. Niye? Can simidi olur tabii ya. Aziz Bey doğru yapmıyor. Niye? Görünen o ki. Doğru yapıyor. Fenerbahçe Beşiktaş'tan tabii biri şampiyon olacak. Doğru mu? Görünen o ki. Doğru evet. Üçüncü Galatasaray'ı zorlama şansını ben %1 falan. Evet. Galatasaray ama, üçüncü bu sene. Ama Mayıs ayında Galatasaray Türkiye Kupası'nı aldı. Mustafa hocamın o beyaz saçları, o temiz suratı güldü. Belki içi cız etti süper ama süper kupayı da alabilir. Fener veya Beşiktaş'tan biri şampiyonluğu kaybettiğin an elinde sadece çok zor olan Şampiyonlar Ligi ön elemi oynayacağımız abotekinde. Şimdi soru şu. Şampiyonlar Ligi ön elemi oynamak mı? Ki %50 kaybedersin. Çok baba takımlar tamam geliyor. Tamam işte onu elince UEFA'ya dönüyorsun. Hocam. Dönüyorsun ama. Hocam büyük kulüpsen. Ama elinde de bir Türkiye Kupası var. Hocam büyük kulüpsen. Tamam hocam. Büyük kulüpsen. Büyük takımsan. Büyük camiaysan. Bak hocam. Kesinlikle bütün kulvarlarda yarışacaksın. Bravo. Bakın ben şunu da oynamam. Bunu da oynamam. Bunu diyemezsin. Bak, bakın. Bunun bir prosedürü vardı. Bir dakika. Bunda bir prosedür vardır arkadaşlar. Yabancı futbolcularına falan dersin. Türkiye Kupası'ndaki eğer maç başına bir organizasyondur, maç başına para ödüyorsundur. Bunları ona göre ayarlarsın. Sonunda finalde dersin ki kupada kazanırsanız şu parayı size vereceğiz dersin. Veya bilmem ne ayarlarsın. Ama ne olursa olsun sen Fenerbahçe'ysen. Şimdi Beşiktaş Sivas Belediye'ye yenildi değil mi? Yenilmeyecek arkadaş. Çünkü kadronu 3 kulvarlı yapmışsın kendi sahanda. Yenilmeyeceksin. Ha, şimdi bak sen çünkü yani Beşiktaş'ta yedek kadroyla çıktı falan diye bir zihniyet yok. Çünkü şu an evet. Beşiktaş'ın 24 tane 25 tane oyuncusu var. Hepsi ilk 11 oyuncusu. Bir de şu mesela Yasin Kupa'da form tuttu insanların abi. İnsanların kafasında. Sinan Gümüş. Bakın insanların kafasında çok ciddi geldi. Soru işaretleri oluşturan bu sistemi federasyon değiştirmeli. Aziz Başkan'ın dediği lafa iyimser yönden bakarsan bir de o tarafın da aklı aslında. Aynen. Şunu diyor. Hocam bu sistemi, Sinan Gümüş'ün sana aldı gol sistemi attı ya kupada. Daha karlı, paralı, iki, daha heyecanlı hale getir. Örnek mi? Çok canlı bir örnek. Beşiktaş takımının Sivas Belediye maçına yenildikten sonra şu yakıştırmayı yapsan kimsenin gıkı çıkmaz. Bırakın ha bu işleri. Ama bu Rize ile oynayacağınıza Buca ile oynamak için kasten Trabzon 1461'i badem ettiniz. İkinci oldunuz. Buca ile oynayıp turu garantiye almak istediniz. Çünkü Rize ile oynamış olsaydı garantisi yoktu. Şimdi, bile bile yenildiğiniz yakıştırması yapabilmek mümkündür. Buradan ne çıkıyor Sinan? Futbol Federasyonu Türkiye Kupası statüsünü eliminasyonlu yapmalı. Hocam ben bir şey söyleyeyim bak, mi? Bugün nasıl heyecanlıydı? Hocam şuna dikkat çek. Şuna dikkat çekiyorum. Bundan bir sene, bir buçuk sene evvel biz konuşurken Rıdvan Dilmen bana mesaj attıydı o zaman. Haklı bir şey söylemişti. Kardeşim biz onu diyoruz da. Ziraat Türkiye Kupası değil mi? Bilmem sporda da. Ya Aslı hocam. Hep devlet şirketleri şey oluyor, bu sponsor oluyor. Yani bunları da biraz suni olarak mı yaşatıyorlar acaba? Yani bizim futbolumuzu biraz zorluyor muyuz? Şimdi bir şey bak. Biraz piyasa olsun diye. Şu kupa Beşiktaş'ın imdadına yetişti mesela. Yani? Kaç haftadır boş oynamayan Beşiktaş mesela değil mi? Aynen oyuncuların oynatma şansın oldu bir an evvel değil mi? Yani kaç haftadır oynamıyor. Bugün az kaldı. Bakın. Abi, bu işin özeti. Bu işin özeti. Ya sezon başında dediğin gibi elemasyonlu bu tamamıyla çok büyük takımla küçük takımı başlarda oynatmayacaksın. Grup sistemi değil. Büyükleri babaları sonra bırakacaksın. Babaları bu ülkede çünkü baktığı zaman. 2010 yılında da bunu biliyor musunuz? Şu an bir arkadaşım gönderdi. Marsilya Guedes'i Trabzonspor'a istemiş. Rasim iyi futbolcuymuş. Dur boş ver şimdi. Ben 2010 yılında da takmış. Adam kuru fasulye diyor. Sen de şu döner var mı? Düzeltme yapayım. Marsilya'nın bir arkadaşıma inandım ya. 1.2 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralı. Hocam satın alma opsiyonlu ama dediğim gibi sana dediğim gibi. Sezon sonunda eğer bu oyuncuya 3 demişlerse 3.
1-200 de içindedir. Çünkü yüksek bir para veya 4. 1-200 bir kiralama stopere çok. Ama duvar gibi oyuncu diyorlar Almanya'da. Şimdi mesajlar geliyor mesela Almanya'da. Çok iyi oyuncu, duvar gibi sert bir oyuncu. Şimdi buradaki ya Rasim. Ne yaptı bir şey demiyorum. Konuşurken araya giriyorsun. Ne anlatırken de falan da kafayı dağıttın. Ben şey diyordun. Ben biliyorum. Hocam. İngiltere'deki gibi eliminasyonlar yani böyle. Ben, küçük takım büyük küçük takım. Takımla büyüğü karıştırır karşılar. Son bak en son babaları en sona getireceksin. Angaryoları o zaman görmeyecek. Yani geçen senenin şampiyonlarını veya işte ilk dördünü o zaman ne olacak Aziz Bey'in dediği gibi. Diyor bunu söyleyin diyor. O zaman ne olacak? Van Persilere yani baktığın zaman Fernando Nani bu büyük rakamları maç başları bunlar nereden baksan 30-40 bin euro falandır bunlar ve 50 bin euro neyse. Bunlara o zaman zarfında nereden baksan 1 milyon euro avantan olacak. Şimdi Aziz Bey diyor ki 3 milyon zararın var. Bu sefer zararın ne olacak? Senin 2 olacak veya 1,5 olacak. Sonda bunları karşılaştıracaksın. Yani Fenerbahçe şimdi girecek. Beşiktaş şimdi girecek Galatasaray. Yani 16 takıma düştüğü zaman o zaman o grupları işte 3 takım bırakacaksın veya 4 takım ondan sonra gelecekler. O zaman ne olacak? Zararı azaltacaksın ve Angarya da gelmeyecek. Yani çok sıradan takımlarla büyük takımları karşılaştırmazsan bir düzeltme olabilir. O zaman kulüplere de Angarya gelmez. Aynen. Yabancı oyunculara da Angarya gelmez. Ama ben şuna katılmıyorum. Yani ben büyük takımsam bütün kulvarlarda sonuna kadar en iyi kadromla yarışmak. Çünkü bu işte yedek falan yok. Yedek yok abi. Yedek diye bir şey yok. Şimdi Serdar Kesimal diyor başkan. Biz Serdar Kesimal'ı söyledik burada daha evvel. Yani belki bilmiyorum seyretmedi ama Serdar Kesimal'ın oynamadığını ve Serdar Kesimal'ın işte niye şey yapmadığını kardeşim işte git bir takıma falan diye burada bir ay iki ay birkaç ay evvel geçen söyledik. Ama değil mi Serdar Kesimal? Guedes'i Milošević karşılığı aldılar. Milošević'i verdiler. Hannover'e kiralık bedeli olarak onu verdiler. 1.2 milyon euro da satın alma opsiyonu. Evet, onu belirtelim. Şimdi, neyse. Şimdi ben biraz... Ama Aziz Yıldırım, gencecik bir oyuncuyu ismen vererek... Ona ya hocam ona geliriz de. Mi? Ben bir aykırı bir söz söyleyemez miyim? Yani? Ben herkes gibi aynı düşünmüyorum. Buyurun abi. Şimdi bu ülkede bazen güzel şeyleri söylediğin zaman insanlar söylenenden çok kimin söylediğine bakıyor. Yani şu lafları başka bir başkan, ılımlı bir adam söylese insanlar biraz düşünür, kafa yorarlar. Fakat Aziz Yıldırım söyleyince hayda diye Türkiye'de bir itiraz sistemi gelişmiş. Bu adam söylüyorsa kötüdür. Yani zaten. Aziz Yıldırım düşmanlığı mı var? Hayır haklı dedik biz bazıda. Ama bir şey değil, statünün değişmesinde haklı. Sinan'cığım sizden ilgili söylemiyorum ben. Başka televizyonlarda genel anlamda söylüyorum. Genel anlamda iki gündür Allah Allah. Ona bilmiyorum işte, ben seyretmem televizyon bilmiyorum. Şunu nasıl söyler, kim o falan filan böyle. Aziz Yıldırım'a düşmanlık var. Aynen öyle. Çünkü bu adam Allah bir dese insanlar tepki koymak için sıraya geçecekler, itiraz etmek için. Ya bu da kendi kabahatinde var herhalde. Öyle bir durum var Rasim'cim. Şimdi şunu söyleyelim. Gerçek, herkes şu gerçeği çok iyi biliyor. Dün Fenerbahçe'nin maçı var. Cumartesi günü harika bir hava var. Haftalar sonra ılık bir hava var. Saraçoğlu'nda 9000 küsür seyirci var. Yine iyi biliyor musun? Bak, yine doğru. Hocam bak dinle. Açık kanal. Hocam tamam da. Hocam. Tamam. Geçen hafta lig maçında 37 bin seyirci var. Tamam. Tamam mı bak? Açık kanal. Ve dün ben bir yerde toplu mekanda bir yerde oturduk. Maç seyredeceğiz. Arkadaşlarım var. Maça gitmediniz mi dedim. Kombineleri var. Fenerbahçe taraftarı. Ne diyorlar? Maçı bırak gitmeyi. Gitmediler. Orada da izlemediler. Eve gidiyor. Nereye gidiyorsunuz? Maç var diyorum. Diyor ki O Ses Türkiye var diyor. Onu seyredeceğiz. Şimdi bakın kardeşim. Bir kere toplumu iyi analiz etmek lazım. Türkiye Kupası'nın bizim için değeri olabilir. Biz spor adamıyız. Fakat halkın gözünde artık bak UEFA Kupası da Şampiyonlar Ligi karşısında aynı duruma düşmüştür. Finali. Bak aynı duruma düşmüştür. Ama düzelttiler. Bak aynı duruma düşmüştür. Bugün Şampiyonlar Ligi. İzleniyor mu? İzleniyor. Bugün şampiyon. Hayır. Sen şimdi Galatasaray ikinci oldu değil mi grubunda? Üçüncü oldu pardon. Çıkamadı. Lazio önce. Başarısız değil mi? Tabii. Şampiyonlar Ligi'nde başarısızlık. Nerede oynayacak döndü? Lazio. UEFA Kupası'nda. Şimdi sen Real Madrid'e üçüncü ol. Elen UEFA'ya git, UEFA'yı kazanacaksın desen kabul eder mi Real Madrid? Hadi kardeşimler ben Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayayım yani daha iyi. Türkiye Kupası kaldırılmalı mı? Evet. Hayır. Kaldırılmalı mı? Bir şey yapılmalı, cazip hale getirilmeli. Abi dediğimiz... Bu halde... Ben Aziz Başkan çok doğru söylüyorum. Bu halde insanlar izlemiyor ya. Apo. Ben hasta Fenerli arkadaşlarım var. Kayseri'yi tuttular ya. Apo. Şampiyonluk gider falan diyor. Sakatlık olur. Elersin bir oyuncu. Apocuğum bir şey söyleyeyim mi sana? İnsanlar böyle. Ama işte Apo. Maalesef gerçek bak, bu. Bak bunu düşünmeyeceğiz. Bakın. Bu ya. O zaman bir şey söyleyeceğim. Elersin diyen Fenerli arkadaşlarım var ya. Bak tamam bak. 22 kişilik kadro yapıyorsan 3 kulvara göre ayarlıyorsun.
Avrupa'da da. Buna göre kadro yapıyorsun. Şimdi bak buradaki şey, bak demin söylediğin gibi statüyü değiştireceksin. Şey büyük babaları lazım, demin söylediğin gibi, tekrar da düşmeyelim. Babaları sona bırakacaksın. Yani Beşiktaş'ı kalkıp da en aşağıdaki alt takımda bir grupla oynatmayacaksın veya Fenerbahçe'yi. Hem maç başından avantaj olacak. Futbolcuyu ödemeyeceksin. Ona göre ayrıca kupa dünyada her yerde oynanıyor, bu kupalar hep var. Tabii tabii. Yani hep oynanıyor. Ama bunu bu şekilde yapacaksın. Ben seyretmiyorum mesela. Al al. Ben seyretmiyorum. Aa, gördün mü? Hayır. Aa, buyurun. Ama bak, bakın bir denemiyor. Hayır, neyi bak, seyretmiyorum? Sinan Engin seyretmiyor. Hayır hayır. Bakın bir şey söyleyeceğim, sen seyretmiyorum. Şimdi Beşiktaş, değil. Bak, hayır, Beşiktaş Buca'yı seyrettim. Ama normal mesela maçlarını seyretmedim. İşte ne o? Sivas Belediye mesela bana çok cazip gelmeyebilir belki de yani. Ama Beşiktaş olduğu için seyrettim. Çünkü bir başka işimiz yok. Oturup futbol seyretmek zorundayız. Ama bunu şimdi Fenerbahçe, Galatasaray 4 düşün, finale kaldıklarını düşün. Fenerbahçe, Galatasaray, şey ne o, Trabzon, şey Beşiktaş. Beşiktaş 4'ü kaldığını. Bak ne oluyor? Ama bakın arkadaşlar, temelinde ne var biliyor musun? Futbola karşı bir soğuma var. Bak soğuma var. Demin söyledim, geçen hafta söylediğimiz gibi. Bizim futbolu popüler hale getirmemiz, cazip hale getirmemiz lazım. Kulüp başkanları önce bunu bir konuşacaklar. Bakmayacaklar tribünler niye boş? Önce buna. İyi futbolcu mu transfer ediliyor? Ediliyor mu? Yıldız futbolcu, iyi futbolcu mu? Büyük oyuncu mudur? Ona bakmak lazım. Futbolu popüler haline getirmek için daha futbolcuları... Çözüm önerileri. Bakın, daha futbolcuları daha çok fazla, yani ne diyeyim, biraz daha magazinsel, biraz daha, yani bu bir show business. Biraz daha insanların önüne çıkarmak kesinlikle lazım. Kesinlikle telefonu kalkıp da... Yüzdeyim. Bakın, hayır, bir dakika hocam bitireyim. Kalkıp da hayır. Kesinlikle. Şimdi kalkıp da bir maç biletlerine, maç biletlerine bir denge getirmek kesin, lazım. Kesin, kesin, bir aile, bir aile asgari ücretli iki çocuğuyla maça gitmek isterse, maça falan, nereden baksan Ertan en telefona geri gelmedi. 150 milyon vermesi gerekecek. İki haftada bir veremez. Bakın çok arkadaşlar, zor, evet. Çoğu insan alamıyor. Pasolik alamıyor. Doğru. Bilet alamıyor. Parası yok. Maça gittiği zaman çocuğuyla orada bir köfte ekmek yiyecek, bilmem ne yiyecek. Bak arkadaş, şimdi şuradaki arkadaşlarımız, bak, biz de geçtik fakirlikten. Biz de cebimizde paramız olmadığı zamanlar olmuştur. Ama küçükken 11, 12, 15 yaşında. Şimdi şuradaki kameraman arkadaşlara gidelim, soralım hepsinin cebinde. Bugün ay sonuysa bakın, hepsinin cebinde 5 milyon vardır, 6 milyon vardır. Biletleri vardır. Gel, zengin. Mesela. Çabuk, bizden zengin. Bakın. Şimdi maça zengin gitmeye kalksın. Şimdi bizim şurada çocuklar maça gitmeye kalksınlar diyelim. Maça ya haftaya maça gitmeye kalksınlar değil mi? Onlar gidemez gidiyor abi. Bilet kaç para? En ucuz bilet kaç para, en ucuz bilet? Baktın mı? Şimdi en ucuz ne kadar? 100 lira mı? 50 milyon. Kutlu. İki tane çocuğum var. Yok, iki oğlum var, maça gitmek istiyorsun. Ne kadar 150. 80 buyur. Ben dinle. Maça gitmeye kalktın. Hadi otobüs her şeyi bedava gittin. Acıktın, yedin, ettin, bilmem ne yaptın. Ya da evden alacaksın ekmek falan gidecek. Kumanya yapacaksın evden. Yaşam arkadaşlar, yaşam standartlarına, yaşam standartlarına göre tabii. Eğlence çok pahalı. Hangi eğlence? Stat eğlencesi. Futbol eğlencesi. Futbol eğlencesi. Onun yerine beyaz futbol olsa yapmak lazım. Bizi izliyor. Bakın arkadaşlar, Avrupa'daki bir insan... Bedava. Arkadaşlar bir dakika Rasim. Avrupa'da bir insan 2500-3000 euro maaş alıyor. Bir işçi. En düşüğü. Ama maça gidiyor 20 euro, 30 euro, 50 euro. Öyle mi Avrupa'da fiyatlar? Mesela. Tabii, bilmiyorum. Tabii alabiliyorsun. Ama burada bir işçi, 1,5 milyar maaş alan bir işçi arkadaşımız, stada giden kardeşimiz, evet, bu paraları veremiyor. Statlar niye? Buna çare getireceğiz abi. Biletleri ucuzlaştıracaksın. Biletler. Çünkü zaten sana nakden, yayından çok para geliyor. Geliyor zaten, geliyor. Alıyorsun sen parayı. Stat gelirinden, bundan dolayı statlarımız dolmuyor. Bak inan diyorum. Statlar bundan. Bir Rusya'da bir bizde. Ancak bu adam diyor ki ben kardeşim Fener, Galatasaray, Beşiktaş derbiler var diyor. Paramı diyor ona saklarım diyor. Şampiyonluk maçına diyor. Cazip hale getir. Abi hayat çok pahalı. Öyle demeyin arkadaş. Bakın hayat çok pahalı. Doğru, doğru. İnsanlar gidemiyor maça. Parasızlıktan ama gidemiyor. Ama Kayseri'de de 1 lira yaptılar. Yine tam doldu. Kayseri abi bakın Kayseri. Yanlış abi ben o Kayseri'yi merak ederim. Yıllardır. Şu Kayseri'yi bir anlat. Kayseri'ye söylerim. Bu yıllardır bu Kayseri'de insanlar ne yaparlar abi? 1 lira. Statlar hep boş. Hiç yok. Hep boş insanlar ne yapıyorsun? Kayseri'de ne yapıyorsun? Mesela örnek veriyorum. Kayseri. Ticaret yapıyor. Şimdi araştırsınlar. Konya'daki arkadaşlar mesaj atsınlar. Kayseri 1 lira. Instagram'ı kapattım, gelmiyor. Sinirlendim yine. Instagram'ı kapattım. Neyse. Kapattın. Sinirlendim abi ya. Öküz mü? Öküz mü? Aa, öküz mü? Abi öküz gibi yazıyorlar abi. Ya gittim arkadaş orada. Çeket giydim. Sanki mağazayı şey... Vay hayat sana hayat güzel, bu çakıp sakla. Ulan çeket lan, bu iyi mi gelmiş? Şuradan senin yüzünden moda oldu biliyor musun? Hayat sana güzel. Hayat sana hocam. Hemen böyle. Bir tanesi yazıyor. Ahmet Çakar gibi aynı çeketi niye giymiyorsun yıllarca? Abicim. Taci. Taci bana. Adam aktör. Bir dakika hocam. Hocam Taci bana. Hediye ediyor hocam. Ne? Hediye ediyor bana adam. Çeketi bana hediye ediyor. Ya bana kimse
bir şeye hediye etmiyor. Niye sana hediye ediyor? Manken misin sen? Bir dakika, sana bize niye etmiyor biliyor musun? Manken bize niye hediye etmiyor? Çamaşırı bile hediye etmiyorlar be kardeşim. Hocam sen kabul etmiyorsun. Hocam sen kabul etmiyorsun. Ben ceketi 3 sene evvel siyah alıyorsun. Fümeye doğru, griye doğru dönüyor. Senin bu şeyin var. Senin bu tarzın bu. Ama kardeşim millet... Şimdi söylemek istediğim... Milletin parası yok, maça gidemiyor diyorsun. Sen de ayda 100 milyar lira kıyafete veriyorsun. Allah Allah Allah. Abi ya bir ayakkabın 3 milyar be kardeşim. Ya bırakın bu işleri. Ayağındaki ayakkabı 150 milyar. Çıkar gösterin bakarsın. Çok pahalı ayağındaki ayakkabı. Razım haksız mıyım? Dost başa, düşman ayağa bakar. Allah çapsın pahalı değil. Düşmanın önüne Allah çapsın pahalı değil. Bak bakalım. Göster, göster. Bak, bak markasına bak. Masaya koy. Asker botu hiç pahalı değil. Ne kadar? 150 lira. 150 lira diyor. 150 lira. Güzel. Ne asker botu? Yemişim öyle asker botunu. Kazak hediye. Sabri abi de. Her şey hediye üstümdeki. Nasıl maksim miyim? Bu erdemler. Sen kimse kahve alır mı? Yine sulandırdınız. Neyse. Arkadaşlar. Sonra dileyelim. Ya yine sulandırdınız konuyu. Yani söylemek istedim arkadaşlar. Maça insanları çekmek istiyorsanız. Ayakkabıyı görmemişler. Seyirciye halkımıza. Alım gücüne göre biraz denetlemek katılıyorum, lazım. Katılıyorum. Öyle bir şey yok arkadaş. Pahalı. Biletler pahalı. Ayakkabı görmediler mi? Görmedim. Asker poti. Göster. Asker poti abi. Altı zikadır. Buyur kardeşim. Marka, asker poti. 150 lira. Hiç sallamasın hocam. Buyur. Marka. Gariban işi. Ne kadar Abdülkerim? Marka 20 lira. Ne 20 lira mı? Söylemeyeyim. Heyle başlıyor. 2000 TL. 2000 TL. Heyle başlıyor. Bu da kim biliyor musun? Evet. Bizim Mustafa'nın bana hediyesi. Ya bu ne ya? Bu nasıl bir hayat bu? Anlamadım ki. Hayat sana güzel. Doğum yerinde geldi. Bu yazanlar doğru yazmış. Hayat sana güzel. Hocam senin doğum günün olursa sen insanlara hediye alırsan insanlara sana alır. Ben de herkese gidip hediye alıyorum, bana alıyor. Paramız yok kardeşim, kime hediye alalım ya bizim? Abi herkese hediye alıyorum. Abi, param var alıyorsun. 30 milyon da takım elbise var. Hayatımda 30 milyon da takım elbise var. Hanımı çocuklarımdan başka kimseye hediye almam. Hocam almam da dinle. Adamsın. Hediye alamadan sevmem seni. Sevgililer günü tanımıyorum. Bu ülkede yılbaşı tanımıyorum. Sana bir de söyleyeyim mi? Ayakkabı. Büyük mağazalar var AVM'lerde. Hani ismini vermek istiyorum. Gir içeriye. Gir içeriye. 30 milyon da takım elbise var. 50'ye var. 50'ye de var. 20'ye de var. Hepsi var. Kardeşim 8 yıl önce almışım. Şimdi biraz da kilo verdim. Oturuyor. Ben niye takım elbise alayım? Bu 8 yıllık mı? Bu 11 yıl. 11 yıl. Allah aşkına. Bak 11 mesela. 11 yıl biliyor musun? Sen bak hocam. Bak bunu. Ooo bu bana. Hediye. Onu bana hediye ettin. Hediye mesela. Ne o? Ersin kardeşim. Bu hediye abi. Abi seviyor. Hediye diyor. Kimle? Onun fiyatıyla var ya Afrika'da bir ay karnım olur. Kardeşim hediye ettim. Aa neler diyorsun? Abi ya. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Buyur canım benim. Size yakışan, hayır özellikle sana ve Apo'ya yakışan şu var. Ey Aziz Yıldırım Başkan. Madem kır vır vır konuşuyorsun. Vır vır hakaret anlamında söylemiyorum. Ne anlamda söylüyorsun? Etmem şudur budur. Tamam mı? O zaman Kulüpler Birliği'ne gideceksin. Diğer kulüplerle birlikte hareket edeceksin. Divanda şov yapmayacaksın. Bu Aziz Yıldırım'a indirdin. Sevgili kardeşim Rıdvan az önce bana bir şey söyledi. Kafamdaki ampulleri yaktı. Bazen Türkiye Kupası şampiyonluğu atlama taşı oluyor. Örnek mi? Yeni mi attı? Beşiktaş. Doğru. UEFA cezasını Türkiye Kupası'nı kazanarak çekti. Aynı şekilde Galatasaray diyelim ki bu sene Türkiye Kupası'nı kazandı. Katılmama cezası geldi. Evet. Onu öyle geçebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani onu aradan bypass edebilirsin anlamında. Teşekkür tamam, ediyorum sevgili yapalım, bana. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım değil evet. Abi. Ne yapalım yani? Herkes mecbur değil Aziz Yıldırım'ın her dediğinin peşinden gitmeye. Söz meclisten dışarı buraya karşı. Aziz Yıldırım diktatör ama, mü sence? Efendim? Diktatör mü Aziz Yıldırım? Diktatör yer mi davranıyor? Kimsenin tabii, gittiği falan yok hocam ya. Bu işten yargılandı mı zaten? Doğru. Aziz Yıldırım'a diktatör dediği bir şey yargılandı mı? Hayır, benim kafası az çalışan bir adam bu işte. Ondan da beraat. O da beraat etti. Ama orada bana hakaret anlamında söylemedim. Onu hakaret anlamında Beyaz Futbol soruyor. Türkiye Kupası konusunda Aziz Yıldırım haklı mı? Beyaz Futbol var etiketiyle %51 evet, %49 hayır. Şimdi ben söyleyeyim mi sonuçta? Artık Türk halkını, tweet halkını tanıdım. Tweet ve onlara kırgınım bazı konularda. Bazılarının aşağılık olduğunu görmek beni çok üzdü. Twitter terör. Çıkacağını söyleyeyim mi? Çıkacağını söyleyeyim mi ne çıkacak? Aziz Yıldırım haklı mı? %38 evet. Yüzde 62 hayır çıkacak. Hocam Twitter halkına niye dargınsın anlar. Söyleyemem. Hayır hayır. Twitter terör örgütü. Gerek yok. Kırgırım. Beyaz Futbol soruyor. Twitter terör örgütü. Aziz Yıldırım haklı mı? Beyaz Futbol var %51 evet %49 hayır. Yaz sana bakalım tutacak mı Toto? 38 evet. Bakiyesi hocam, hayır. Haklı ya. Hocam sen çıkartıp yapar mısın? Hocam burada ne çıkartırsın? Aziz Yıldırım haksız. Hocam Aziz Yıldırım haksız.
varsa çıksın haklı. Aynen, niye haklı sana söyleyeyim. İnsanlar burada haksız diyenler kendileri maçları seyretmiyorlar kardeşim. Türkiye Kupası maçlarından haberi yok insanlar. Doğru diyor. Senin arkadaşların Kayseri'yi bırakıp keyfe kekaya mı gitti? Bak sana yemin ediyorum eve giden vardı ya. O Ses Türkiye'yi seyredeceğim dedi. Siz burada maç seyrediyorsunuz. Bu işte ne varmış? Acun'un yorumlarını seyredeceğim insanlar ya. Acun'un yorumlarını seyredeceğim diyor adam ya. Ertem postmodern postmodern bir televole lazım. Bunun da projektörü olması lazım. Bak postmodern televole kim biliyor musunuz? Siz de farkında değilsiniz. Postmodern televole burasıdır. Televolelerde futbolcuları pohpohlarla hocam orada. Biz burada futbolcuları biz ahlaklı televoleyiz hocam. Prezgiler karı kız o. Yasip yo görüyor musun? Emre Sabunoğlu yine bildi. Emre Sabunoğlu. Hocam eski televoleyi hatırlamıyor musun? Neler vardı? Neredesin yani? Sevgili kardeşim bence olmalı. Nasıl o şeyler de olmalı. Ciddi söylüyorum. Her hal diyorlardı. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyordu her hal ya? Zaten her hal yapsalar Şansal abinin Yeker abi izin vermezdi. Televole'nin mimarları onlar da. Televole'yi hatırlar. Televole'lerde kötü bir şey olmuyordu ki ne vardı abi? Televole'lerde televole gibi. Televole falan. Mankenler, karılar, kızlar. Ertemciğim, karılar, kızlar değil mi? Karı falan değil mi? Hanımlar da. Hanımlar da. Bayanlar. Meta ulaştırılırdı. Karı kız falan değil mi? Entelektüel kimliğimi çıkarmayın. Sen kibar bir adamsın sen. Ne işin var? Aşırı derecede kadın metalaştırılırdı. Bravo. Arkadaş. Aşırı derecede. O değil arkadaş. Bir kadın çıkar. Göğüslerini zorlasın. Rasim, Ertem. Acil. Abicim. Çok kısa Sinan abi. Televole melevole ayrı bir şey. Biletleri. Ama postmodern televole konuşmalı. Arkadaş biletleri ucuzlaştıracaksın. Doğru söylüyorsun. İnsanların alım gücüne göre. Kayseri halkına gitmiyor. 1 lira. Ya o futbol ayrı bir şey abi. Bakın. 1 TL ya. Arkadaşlar araştırırsınlar. Konya'da mesela kaç para? Abi Konya. Biletler kaç Konya para? Konya yavaş yavaş futbol şehri oldu. Bir de Konya'da bir stadı var. Harika ya. Bakın Konya'ya bakın. Bak İstad Londra'da. Bakın Konya'ya bakın. Eskişehir'e bakın. Kesin 10 lira 5 lira falandır. Bursa'ya bakın. Çok düşüktür rakamlar. İnan diyorum. Tamam. Bakın neresi doluysa bilet rakamları arkadaş insanları türbinlere çekmek için başka işler yapsınlar. Bırakacaklar onları. Yeni çözüm önerileri değil mi? Başka işler yapacaklar evet, abi. Futbolun popülaritesini arttıracaksın. İşte futbolun popülaritesini arttırmak için hocayla, hanımları kızlarımızı da çekebilmek mesela için mesela Bayern Münih ve Barcelona. Bayern Münih ve Barcelona her sene yerel kupada şampiyonluk haricinde ya final oynuyorlar ya Kral Kupası. Şampiyon oluyorlar. Mesela bir çok ciddi alıyorlar. Evet. İkincisi bu kulüplere ayrıca para ödenmiyor. Hani bizde sponsor var ya onlara ödenmiyor mesela. Onlar normal çıkıyorlar. Ben istiyorum bu kupayı. Türk futbol takımları ve Türk futbolcuları aşırı şımartılıyor. Bu kupayı Anadolu takımı kazansın. Bir fıkra anlatacağım size birazdan. Televole'nin mimarlarından birisin. Fıkra anlatacağım. Televole'yi. Neler yaptın? Televole'yi anlatacağım birazdan. Her haltı yedin. Mahmut abi. Serkan abi. Evet. Mahmut abi. Neler yaptın? Erdasim sen de ne oldu? Serkan bir... Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz sevgili seyirciler. Mayıs ayında var mı yok mu? Mayıs'ta veda edecek mi etmeyecek mi? Bu aslında en çok konuşulan konuydu, tartışma konusuydu. İsterseniz önce bir izleyelim, açılışı bir izleyelim. Sayın Aziz Yıldırım sonrasında yanlış anlaşıldığını belirtti, söyledi. Ben yanlış anlaşıldım, bunu söylemek istememiştim. Bir kez daha arkadaşlarımızı topladı. Basın mensuplarını topladı ve konuştu ama önce ilk ne dedi divan kurulunda ne dedi bir izleyelim. Konuşma istememin sebebi Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili. Bunu burada sizlere ilk defa anlatacağım. Sonra Mayıs ayında bırakmıyorum buradayım. Sonra Mayıs ayında bırakmıyorum buradayım. Konuşma istememin sebebi Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili. Bunu burada sizlere ilk defa anlatacağım. Sonra Mayıs ayında bırakmıyorum buradayım. Sonra Mayıs ayında bırakmıyorum buradayım. Onu hiç söylemiyorum. Mayıs ayında.
Ha? Evet, parçalara böldük Aziz Başkan'ın açıklamalarını. Hayır, sadece bırakmayacağım diyor Mayıs ayında. Onu söylüyor. Ne anladınız bundan? Mayıs'ta bırakmayacağım dedi, onu anladım. Gerçekten Sinan abi ne anladınız? Şimdi diğerleri yani, bu bölüm sadece bununla ilgili. Mayıs ayında bırakmıyorum, buradayım yani. Devam edeceğim görevim. Devam edeceğim. Ben farklı şeyler anladım. Şu an başkanlığı bırakmıyorum. Ben buraya çöreklendim. Ölünce ayrılırım. Tövbe tövbe. Çöreklendim. Ben böyle anlıyorum yani. Ölünce ayrılırım. Değil ya. Çöreklendim. Ya niye çöreklensin Rasim? Çöreklendim. Ölünce ayrılırım diyor. Seçimle kalıyor. Kardeşim seçim. Adamı kalıyor. Bravo. Seçimle Fenerbahçe'nin kongreleri, kongre üyeleri. Seçimle kalıyor. Seçimle kalıyorsa sonuna kadar kalabilir. Öyle tabii. Neyle oluyor? Demokrasi budur ama bu kongre üyelerinin belirlenme şekli. Evet. Kendini garantiye alma şeklindeyse nasıl? O da ayrıca tartışılır. Ama konu o değil. Bırakıyor bırakmıyor o kadar da. Bırakmıyor ya ne bırakacak artık. Kısa. Ben konunun devamını da bildiğim için. Yani, ne anladınız ilk dinlerken? Konunun devamı değil. Ben mesela ilk dinlediğimde. Sen sadece bu kadarını dinletirsen devam edecek diye anlarsın. Ondan sonra ne dedi zaten? Ondan sonra bizim kameramanlara da konuştu ya. Abdülkerim ben, abi onu zaten söyledim. Siz buradaki kürsüdeki konuşmasından ne anladınız? Onu söylüyorum size, soruyorum. İşte ben de diyorum ki sadece bu konuşmayı dinlersem bırakmıyorum anlarsın. Bu Abdülkerim kadar. Abi zaten konu o şu anda. Siz mesela ben dün sabah kalktım. Kahvaltı yaparken Sayın Aziz Yıldırım açtı Fenerbahçe TV'yi. Tamam. Aa dedim Aziz Başkan bırakmıyor. Hatta herkes öyle Twitter'da yazmaya başladı. Evet. Bu konuşmayı söylüyorum. Onu ekrana getireceğim birazdan. Tamam. Siz buradan ne anladınız? Sen ne anlıyorsan ben de onu anladım. Peki. Ahmet Hocam siz? Tek cevap mı istiyorsun? Tek cevap. Tabii ki bırakmıyor. Ama bir eleştiri. Sana. Hı-hı. Ağır bir eleştiri. Buyurun. Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşu ve Türkiye'nin en önemli 3, 4, 5 kulübünden birinin başkanı ile ilgili Kurtlar Vadisi müziğini koyman dolayı sana abin olarak eleştiri getiriyorum. Niye? Niye? Kurtlar Vadisi müziği insanda şu algıyı yaratır. Kurtlar Vadisi. Hı. İyi bir dizi lafım yok. Reytingi çok yüksek dizi. Türkiye'ye faydası zararı tar. Şu ayrı bir mesele. O ayrı bir konu. Ama şu var. Mafya, yeraltı dünyası, ölüm, kan ve silahı insanda beyninin her tarafında çağrıştıran bir müzik. Tekrar söylüyorum. Aziz Yıldırım mafya falan değildir. Ben öyle mi demek istedim? Onu mu anladınız? Onu demeye getirdim. Algı yaratması. Bunu kasten yaptığını söylemiyorum. Hayır hayır öyle bir algı yok. Benim eleştirim bu ya. Bu deme hakkım var mı benim? Yok. E diyeceğim peki ne olacak? Ama öyle bir şey yok. Evet. Bak, öyle bir şey yok. Yani algı, mafya, kan, gövde, gözyaşı bilmem ne değil. Aziz Yıldırım'ı son 10 senede, 5 senede, 8 senede çok eleştirmiş bir adam olarak harbi eleştirmeye çalıştım. Hakkını yemedim. Şimdi bu müziği bizi seyreden milyonlarca insan var. Fenerlisi, Galatasaray, Beşiktaş, Anadolu'su, Trabzonlusu, Bursalısı. Kurtlar Vadisi müziğiyle Aziz Yıldırım'ın konuşmalarını bezersen, bezetirsen, bir pota eritirsen şu algıyı verirsin. Bir mafya adamı veya yeraltı dünyasında çok güçlü bir baronun konuşması algısını yaratırsın. Öyle yapıyorsun demedim. O ne biliyorsunuz hocam? Kurtlar Vadisi'nde bir replik vardı. Ama haklı ya. Veya başka bir soru. Bir vardı. Bir de söyleyeyim ben size. Başka çok bir soru. Çok başka bir soru. Mesela o İtalyan neydi? Palavra, 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 hepsi palavra. Şarkısını koyarsan da şu algıyı yaratırsın. Bunlar yalan. Bu adam yalan söylüyor. Bu adamın her şeyi palavra algısını yaratırsın. Bunlar yalancı yok, derler. Diyorsun. Bu müziği niye koyduğumu söyleyeyim hocam. Evet. Kurtlar Vadisi'nde bir replik vardır. Hangisi? Bu kameraman arkadaşlarımızdan da seyreden var mı? Sizden seyreden var mı bilmiyorum. Çay. Siz hepiniz ben tek diye bir konsey masası vardı hocam. Gelin ulan mı derler? Hmm. Siz hepiniz ben tek. Evet. Ya o da iyi bir şey değil. Yani siz hepiniz ben tek lafı da yeraltı dünyasının baronları. Hocam yeraltı dünyası bir olarak bakma. Yani bu... Hocam yeraltı dünyası bilir. Burada bir gerilim müziği ben verir. Evet işte gerilim ben verir. Ertem'cim bir sene hani bir söz al. Hocam. Testere müziğini verirsen hocam, olabilir mesela. Hocam, gerilim verirsin. Yok, sevgili hocam, hocam ben de şöyle ben de mesela şöyle algıladım. Yani biraz Ertem'den tarafa gibi olacak yorumum ama hakikaten öyle hissediyorum. Şimdi Kurtlar Vadisi'ndeki bu müzik gerginliği ifade eden bir şey dizinin içerisinde. Yani gergin sahnelerde çalıyor bu müzik. Şimdi Aziz Yıldırım ne zaman federasyonla ilgili, rakip takımlarla ilgili bir demeç verse Türk spor ortamı hep gerilir. Yıllardır Kurtlar Vadisi'nden böyle beter olur. He, anladın mı? Gerilir ortam. Yani bu açıklamalardan sonra da spor medyasına da çarptı, bazı yorumculara da çarptı başkan.
Anlatabiliyor muyum? Ortam bir spor medyasında yani, gerildi. Bence Ertem bu gerginliği yansıtmak için gergin bir müzik tercih etti. Ertem de kendine göre... İyi niyetle düşünmek istiyorum. Ertem de kendine göre haklı. Haklı, haklı. Hoca da haklı. Evet. Çünkü ben bu müzikten tamamıyla mafyamatik bir konuşma, gider yapma, meydan okuma. Evet. Herkese, işte, evet, anladım, herkese işte. Gelene gidene bunun karşılığında anladım, merkeze gider ortam gibi. Müzik bu. Evet. Bundan buna alakalı. Hocanın demin dediği gibi. Evet. İp oraya şimdi koy oraya mesela Mahmut Uncer'in müziğini. Tamam mı yani? O zaman da geyik. Anladın mı yani? Falan gırgır olur. Tamam. Bundan buna alakalı diyorsun şimdi seyredenler. Tamam. Teaser'a tanıtımda bakanlar diyor ki vay. Aziz Yıldırım bir mafya ve mafya mari konuşmalar yapacak şu an. Şimdi Ertem de diyor ki yaptığı konuşmalar hemen hemen giderli konuşmalar. Bu fazla uzatılacak bir şey değil. Konumuz bu da ilerleyecek. Hocam bu müzik bana çağırılıyor ama bana göre bir şey söyleyeceğim sana. Güzel olmuş çünkü niye? Bizi izleyen seyircilere zaten bizim bir ayrıcalığımız, farklılığımız var. Bu müzik de buna gitmiş. Yani bundan bu müzik yapılır. Bir dinlersek konuşmalarımızı. Mesela bu... Bakın dinlersek konuşmaları tamamıyla bizi seyreden seyirciler, bu divan kurulu seyretmenler ufak yolunu da hak verecekler. Evet. Çünkü bakın bazı statlarımızda isim vermiyorum. Bazı statlarımızda bu müzikler çalıyor. Tabii. Bazı statlarda bu müzik çalar. Ve bu müzik tamamıyla anladın mı gider. Yani buradan giriş var. Buradan çıkış yok. Bu stat'tan vardır. Hangi stat? Bazı statlarda var. Söylemek isim vermiyorum. Söyle abi ver. Var var birkaç tane stat var. Ya neyse. Bazı statlar özellikle gergin maçlarda bu statlarda bu müzikler çalar. Çalmıştır da tanık olmuşum. Sinan o müzik insanları gaza getirip motive ettiği bir gerçek. Evet. Yani ben de mesela bugün hocam, ben bu müzikle falan havaya girmem de mesela çok havaya girmem gereken böyle motive olmam gereken. Ben havaya girdiğimde ne oldum gördün değil mi sen? Tabii. Bir aboneyim vardı. Hayır neyse bu sorun bu değil. Konu bu değil. Madem Aziz Yıldırım'ın konuşmalarını vücut dilini topyekun eleştireceksek bana göre inandığım yanlışları ve doğruları söylemek için ben buradan başladım. Çok üzüldüyseniz de. Hayır. Az bile söyledim. Adamı da mafya yapmışsınız. Az bile söyledim sana. Resmen suç örgütünü. Adamı şey yapmışsınız. Adamı suç örgütünü. Bir dakika dur. Kurtlar Vadisi'ndeki müzik Polat Alemdar sahneye çıkınca bu müzik genelde çalıyor. Polat Alemdar bir dakika. Güç gösterebilirsiniz. Polat Alemdar evet. Polat Alemdar adalet dağıtan bir adam. Polat Alemdar adalet ne yapıyor Polat Alemdar gidiyor. Ben öyle bir şey yapmam. Kötülere demokratik toplumda adaleti adliyeye dağıtıyor. Kişiler dağıtamaz yok öyle bir şey. Devlet, bak, yok öyle bir şey. Hocam film bu ya. Hocam bu film. Adalet mi dağıtıyor? Ya bu bir jenerik bir senaryo yazıyoruz burada. Burada arkadaşlarımız güzel bir şey. Aziz Yıldırım'a da güzel yakışmış bu güzel ya. Vallahi hoşuma gitti. Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim konuşmalarımı Kurtlar Vadisi ile bir başka televizyon kanalı benim konuşmalarımı. Seni yarın yapalım. Az bile konuşurum. Seni yarın yapalım. Sana az bile. Hocam. Sen konuşurken bambaşka müzikler. Seninkisi bir şey söyleyeyim mi? Bak seninkisi. Bana testere müziği koydular. Testere müziği bundan daha beter. Testere şu. Testereli gergin. Bundan daha beter. Ya hocam sen sinirlendiğin zaman. Testere bundan daha beter. Hocam. Yemin sinirli görmüş. Hocam ben bu programda yokken kimlerle kapıştım kavga ettim. Şimdi verelim konuşmaları. Ben mi suçlu oldum? Evet ben suçlu hocam, oldum. Hocam bir şey söyleyeyim mi? El birliğiyle üçünüz. Haklısın sen. Kurtlar Vadisi Türkiye'de. Türkiye'de bazı değerleri. Sen haklısın. Sümen altı edilmiş olan bazı değerleri çıkarmakla Ertem. Büyük iş yapmıştır. Sen haklısın. Bana filmi de buradan yürekten kutluyorum. Kardeşim filme falan lafım yok. Allah Allah filme lafım yok. Sen haklısın. Müziğe lafım yok. Müziğe siz Yıldırım'ı üst üste getirmişler. Sen haklısın. Hocam Çakar da. Kardeşim. Çakar da kendine göre haklı değil musun? Çakar diyor ki Aziz Yıldırım'ı Ertem Şener suç örgütü ne alakası var? Polat Alemdar suç örgütü dedi değil. Polat Alemdar suç örgütü dedi değil. Bir dakika dur. Polat Alemdar filmde suç örgütü değil. Devletin adamı. Suçluları cezalandıran. Sonra suç örgütü lideri. Ya kardeşim filmden bahsediyoruz. Bırakın Allah aşkına. Neyse tamam çok uzaktım. Hay söylemez olaydım tamam. Ver müziği. Bir şey söyleyeceğim. Müziği bir versene. Hayır. Bir dakika ver. Tek ekrana ver. Ertuğ'a bakayım. Hayır Ertuğ dur. Vermiyorum. Müziği verme dur ya. Nasıl olacak bak. Hocayı bir ver. Kafayı ver. Dediye ver. Ver ekrana ver. Tam yaklaştı. Ne müziği verirler ya? Ver ekrana tam. Konuşmayı ver konuşmayı. Ver tam ver. Hangi müziği sesi veriyorsunuz aç. Evladım? Ben ama senin geleceğin. Oh hocam.
Birazdan Erdem'i öldüreceksin gibi duruyor bak. Kafayı kesip domuza atacaksın. Estağfurullah, estağfurullah. Ya benim sonunda bir adam benim elime özellikle yapıldı. Ya Kıbrıs'ta benimle bir hafta geçirdin. Her gün benim yanımdaydın, ben senin yanındaydım. Beraber bir gün bir saygısızlığımızı gördünüz mü? Asla hocam. Ha, ya, senin tamam, tersin dur, çok pis. Dur arkadaşlar. Dur Sinan abi. Sinan'ın çok pisliği değişik gelmiş. Hayır, demiyorum, demiyorum. Ertem'ciğim, geçelim müziği. Lütfen Aziz Yıldırım'ın konuşmalarına evet, gelelim ki iyi. Ben de senin bu müziği vermenin nedenini kamuoyu da anlasın. Aziz Bey! Benzer çünkü benzer. Konuşmalar benzer. Sen bir buna bir jenerik yapmışsın. Gerginlik yapmışsın. Güzel bir ortak olmuş. Kimse müziklerle mafya olmaz. Aziz Bey nasıl adamdır? Kimse müziklerle falan mafya olmaz. Kimse buradan bizim televizyonlarımızda giderli konuşmalar mafya olmaz. Kesin. Mafya falan. Bir tane mafya vardır kardeşim benim tanıdığım. Bir tane var devlet. Sinan Engin. Devlet. Ne diyor hocam ya? Hocam bir tane vardır baba vardır devlet. Devlet vardır bir tane. Bir tane var. Devlet vardır gerisi teferruat. Devlet ve kurumları bitmiştir. Devlet vardır. Kendini mafya zannedenlerin yeri hapishanede. Dur abi bırakın girmeyin konulara. Bırakın değiştirin mevzuyu. Nereden nereye? Bir tane vardır. Tamam söylemez olaydı. Bir baba vardır. Devlet baba vardır. Herkes akıllı olur. O kadar. Bakalım dalgamıza. Hadi gel. Şimdi anlaşıldığı üzere. Bravo. Mayıs'ta başlıyorum. Burada herkes bunu anladı hepimiz. Abdülkerim hadi abi ver abi ver. Abi Mayıs'ta bırakıyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklaması kesinlikle embargomda söyleyeyim. Öyle bir yakıştırma falan da yapmadı. Sayın Aziz Başkan da böyle algılamasın. Nazar değdi bana. Aziz Bey Mayıs'ta neyi bırakmıyor? Sayın Aziz Yıldırım Mayıs'ta bırakmıyorum diye anladık. Ertem sen bırakıyor musun? Sonrasında basın mensupları arkadaşlarımızı divan kurulunu takip eden basın mensubu arkadaşlarımızı yine orada bir araya topladı. Gelin yanlış anlaşılan bir konu olmuş dedi ve devam etti. İzleyelim bakalım. Evet. Artık kapatırsın. Beni beklemeyin şimdi. Şimdi işim var. Beni beklemeyin. Susun. Arkadaşlar. Dur şunu çekme. Arkadaşlar bir adım geri çıkın. Evet abi. Sen çalış. Bak çocuklar, tamam söylüyor, konuşuyor. Tamam mı? Fatih. Ya zaten iki kelime söyleyeceğim, fazla bir şey yok yani. Yusuf ne abi? Sağ olun başkanım. Lan bir tüy eğitemedin şunları. Eğitilerim. Ne zaman? Sen olmayacağım, ben olmayacağım o zaman herhalde. Tabii. Bir dakika, ne yapıyorsun? Tamam mıyız? Ya hadi be, işim yok, bu kadar önemli bir şey söylemeyeceğim ya. O kadar bir şeye gerek yok yani. Heyecanlandırdın sen. Yok ya, şu şeye, konuşmada söylediğim, yani Mayıs'ta buradayım lafına, sizler başka yorumlar getirip, söyleyip yazmaya, çizmeye başladınız, onun için açıklık getireyim. Yani Mayıs'ta buradayım dememin amacı, oradaki konuşmayı yaparken, yani herkes başkanlıkla ilgili bir şey söyleyeceğimi zannedip de, ya üzülme yani ben gidiyorum. Ya yani bunları anlatacak gibi pozisyon olduğunu hissettiğim için orada o cümleyi kullandım. Ha ben ne söyledim? Dava bittiği andan itibaren ben şey alacağım dedim. Kongre kararı alacağım. Dava ne zaman bitecek? Yargıtay'daki dava bizim lehimize onaylandığı zaman. Tamam mı? Ha bu Mayıs'tan önce olursa Mayıs'ta kongre koyarız. Ama Mayıs'tan sonra olursa ona göre arkadaşlarla yöneticilerle konuşuruz. Ve camianın istediği bir döneme koyarız yani, tamam mı? Onun için yani ben bu Mayıs'ta buradayım şeyin lafını başka anlamda anlayıp da başka yerlere çekmeyin. İfadeleri yanlış, hemen oradan bir çekiyorsunuz bir şey, hop onu koyuyorsunuz, olmuyor. Tamam mı değerli basın? Söylediğim bu. Ne zaman Yargıtay onaylar, o zaman lehimize onaylar, o zaman biz de kongreyi kararını almış oluruz. Yok. Hiçbir zaman da olmaz. Evet hocam. Ne anladınız?
Ya Yargıtay sittin sene karar vermedikçe Fenerbahçe başkanıyım diyor. Nasıl? Hayır, mesela hayır. Ben şunu anladım ki hocam. Hı. Aziz Bey başka. Şimdi niye? Bu Yargıtay'da bir iki sene bekler. Bir, iki. Hayır, bu konuşmadan ne anladın? Anladım ki bırakmayacağım. Evet bu. Çünkü Yargıtay artı şu var. Yargıtay bir küçük itirazla bile usulden bozabilir. Yani şey tarafı isterse, Aziz Bey isterse. Bak şimdi ben işin hinliğini söylüyorum. Hinliğini. Yani başka bir şey diyecektim de Rütük izin vermezdi. P ile başlayan. Hinliğini. Şimdi beraat ettiler. Kesinlikle yani usulen doğruydu. Zaten usul esastan Y'dir biliyorsunuz hukukta. Yargıtay'a gitti hoca. Bir kere Yargıtay'da bekler. Çok dosya var. İki. Orada bir küçük itiraz edersin. Bir daha usulden bozar. Usulden bozar. Hop bir daha mahkemeye gider. Mahkeme bir daha yargılama yapar. Bir daha beraat verir muhtemelen ya da başka şey. Bir daha Yargıtay'a gider. Yani en az 5 sene sürer bu. O da diyor ki ben Yargıtay'daydım aklanmadan diyor. Yargıtay da beraati tam olarak onaylayacak. Diyecek ki kardeşim tamamen. Niye bu kadar uzun sürüyor bu? Yani çünkü çok dosya var. Yargıtay'da en az 2 sene sürüyor. Yargıtay en az 2 sene sürüyor. En az 2 sene veya 3 sene. En az 1,5-2 sene sürüyor. Ancak Nasip, dosyayı öne almaları bence, lazım o da usul sürüyor. Bence. Aziz ya başkanım, başkan. En son tartışılacak olayı bu olaydır. Bunun tercümesi şu. Bunun tercümesi şu. Tercümesi şu. Söyle hocam. Yargıtay oldu. Bak ne diyor? Bırakacağım demiyor. Kongre kararı alacağım diyor. Bu bırakmak demek değildir. Kongrede tekrar aday da olabilir. Bak kardeşim çok açık konuşayım mı? Türkiye'de olmaz. Fazla kulüp başkanı tanımadım. Hepsini uzaktan tanıdım. Bir adam tanıyorum ki ailesinden çok sevdiği, çocukların kadar belki en az sevdiği, hayatında sadece büyük keyif aldığı olay Aziz Yıldırım Fenerbahçe ilişkisi. Tabii, tabii. Üstelik Fenerbahçe'nin yani olumsuz olumlu anlamda söylüyorum manyağı. Fenerbahçe manyağı. Bu uğurda bir sene hapis yatmış. O, bu uğurda tartışma Fenerbahçe'yi yatmadı. Bir dakika anlatamadığım bir şey var. Ha. Fenerbahçe'nin için, başarısı için şike yaptığı gerekçesiyle hapis yaptı. Yani Aziz Yıldırım şundan dolayı yapmadı. Tutup da ithalat, ihracat yolsuzluğu kendi işi için değil. Ama bak, savunmuyorum Aziz'i. Başka bir şey söylüyorum. Fenerbahçe diye yok ya, de yani adam beraat etmiş. Yargıtay %95 oranında onayacak. Yok ya ondan sonra ben bırakacağım. Çok açık konuşuyorum. Allah ona büyük bir sağlık problemi Aziz vermedikçe ani bir ölüm yaşamadığı sürece Aziz Yıldırım dere ağzındaki veya Samandıra'daki Fenerbahçe koltuğu başkanlığında mezara gider. Çok net konuşuyorum. Allah'tan geçinden versin. Ama bunu da savunuyorsun. Efendim? Savunuyorsun bir de bunu. Neyi savunuyorum? Ebedi şef hani demokrasi aşığıydı. Bir dakika kardeşim. Ebedi şef. Ama anlamadın beni. Aziz Yıldırım silah dayayıp da ben çekiyor deniyor. Kongreye gideceğim diyor. Kongreye gideceğim ne demektir? Diğer adaylarla birlikte yarışan demektir. Hocam doğru da ben bir şey soracağım. Evet. Bunu cahil cehaletimden soruyorum. Şimdi bakın dediğin doğru. Mesela Aziz Yıldırım Kadıköy Belediye Başkanı olsa ebediyen kalabilir seçildikçe. Çünkü gerçekten Kadıköy halkı var. Yurt dışından halk getirecek halin yok. Gece seçeceksin falan. O olabilir. Ama kongre olaylarında ben sorarak söylüyorum. Diğerleri söylüyor mesela rakipleri. Kendi adamlarını yığarak orada bir devi demokrasicilik oyunu oynanabiliyor mu? Yoksa gerçekten orada milli irade tecelli ediyor. O çok bu önemli bir soru bence. Sana sağlıklı cevap veremem. Fenerbahçe kongre yapısını tam olarak bilmiyorum. O var yani. Bilmiyorum. O sıkıntı var. Yalnız yani. Şunu görüyorum. Şunu biliyorum. Çok garip bir yer Fenerbahçe kongreleri. Bunu nereden biliyorum? Hanımımdan biliyorum. Hanım benim Fenerbahçe kongreyesi. Çok kulis ben var. Ben Aziz Yıldırım şike yapmıştır, şu yapmıştır, bir daha bu işlerde elini ayağını çekmelidir derken. Aziz Yıldırım oy veriyordu. Hanım gitmedi de gidersen kime verirsin dedim oyunu. Garip bir şekilde. Bak kocası böyle diyor. Hanım diyor ki niye Aziz Yıldırım dedi. Çok şey Fener şeysi. Çok Fenerbahçe kongre üyelerinde şöyle bir şey var. Tesislere bakıyor, şuna evet. bakıyor ve yapmışsa bile şikeyi Fenerbahçe'nin âli menfaatleri için yapmıştır evet. algısı var. İllegal yani bunu kabul ediyor. Şimdi peki hocam soracağım. Fenerbahçe'de evet. başka birinin başkanlık seçilme ihtimali var mı? Yani Aziz demokrasi yoluyla var. Çok net konuşayım demokrasi sana. Demokrasi yoluyla gelemezsin. Çok sağlıklı olmayabilir bu sadece yorumdur. Evet. Aziz Yıldırım hayatta olduğu sürece. Ben de onu diyorum. Aziz mezara Yıldırım gider bu iş. İstemediği sürece. Mezara yani kadar Fener Başkanı. Fenerbahçe kulüp başkanını yapar. Mezara kadar. Hakkıdır hakkı değil. Bak ne diyorum. Aziz Yıldırım'la işte. Defalarca mahkemelik olmuş. Onu en ağır şekilde eleştirmiş ve hala
Ama senin benim için göre de müridin diyor. Bir dakika kardeşim, o başka bir olay. Hala da 3 Temmuz sürecinde tabii, bazı usul hataları, hukuki hatalar ama esasta yanlışların olduğunu ölene kadar da söyleyen ben bir de, Ahmet Çakal olarak söylüyorum. Zaten Türkiye'de bir ikiniz kaldınız. Türkiye'de bir ikiniz kaldınız. Az Yıldırım gerizekalı. Bundan sonra diyorsun. Ben bırakırım adamı ya. Hayatını ama zaten senin dediğin teori dışında gerçeklere baktığın zaman bu şu anki konuşmasında da bırakmayacağın ya, sözü. Yargıtay süreci ya. Demek. Ya bırak Yargıtay'ı. Diyelim ki yarın Yargıtay karar verdi. Adam bırakacağım demiyor başkan. Bakarım diyor. Değerli. Hayır. Şimdi, kongreye gideceğim diyor. Kongreye ebedi gideceğim. Şef Aziz Paşa. Şimdi. Ya. Ertem biz de konuşalım ya. Evet biraz. Lütfen. Şu kongreye çok vaktinizi aldım beyler. Yok. Affedersiniz. Yok. Şimdi bu Aziz Bey kongre mongre konuşurken. Yok, istediğiniz bölüm buydu. Arada sizin, tamam. Arada da bu bir mevzu konuşulurken arada da zaten Türkiye'de 4-5 kişi kaldı. Aman ikisi, abi onu söyleme ikisi, yine girmek oluyor. İkisi yanımda, biri yanımda, biri karşımda oturuyor. Bana mı diyorsun? Tabii. Ne dedi? Çünkü arada usulen olmasa bile esasta olsa maç, falan arada maç. Yine 3 maç falan yine şike imaları yapıyorsunuz bu ara. İma mı? Tabii ima bunlar. İma diye ben ima yapmıyorum. Net i̇ma. Söylüyorum ben ima. Var ya ima yapmıyorum. Bir dakika söylüyorum. Bir dakika. Size yazıklar olsun biliyor musun? İma Rasim ve Ahmet Hoca ya. Operasyonu oluyor bu. Aynen öyle. Abi ima deme. Siz Türk hukukunun verdiği beraat kararına rağmen. Hayır, Türk hukuku vermedi. Verdi. Türk hukuku vermiştir. Vermedi. Tamam. Türk hukuku vermiştir. Doğru da onu vermedi. Hukuk vermiştir. Hukuk kararını vermiştir. Yargıtay'ı da mektup bir şey zaten girmedi. Dönüp dolaşıp Fenerbahçe'ye bu şekilde saldırmanıza şiddetle karşıyım. Ebedi şef. Artı ebedi şef de olur. Ölene kadar da burada kalır. Ebedi şef. Bu Rasim gibileri hiç bağlamaz. Fenerbahçeli olmayanları hiç bağlamaz. Führer. Fenerbahçeliler karar verir. Başında kimin olacağını. Fenerbahçeliler. Fenerbahçeliler karar verir. Fenerbahçeliler karar verir. Fenerbahçeliler karar verir. Sen kendi Galatasaray kulübünü 10 günde bir başkan değiştir. Ebedi şef de. Olabilir. Olur. Ölene kadar kalır. Ölene kadar kalır. Ölene kadar kalır. Zaten arkadaşlar, Aziz Yıldırım ölene kadar Fenerbahçe başkanı kalırsa bu zihniyetler yüzünden kalacak. Fenerbahçeler Aziz'e çok sahip çıkacak. Neden? Çünkü Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Fenerbahçeli olmayan kim varsa başkana saldırdığı müddetçe, başkanı saldırdığı müddetçe o kongre üyeleri ve taraftar başkanının ölene kadar kalmasını arkadaşlar. İsteyecek. İşte bunlar yüzünden. Şimdi burada adam çok açık net bir şekilde kongre kararını ne zaman abi. Alacağını zaten ilk saygı duyuyorum ben. Aylar önce bunu saygı duyacaksın tabii. Tabii saygı duyacaksın. Ben soruyorum. Saygı duyacaksın. Bir dakika dur. Saygı duyacaksın. Ama bir saygı duyacaksın. Bak ayrıca Ertemciğim. Saygı duyacaksın. Bu hocam burada Almanca biliyor. Ebedi şef demek. Değil mi? Ebedi şef. Fenerbahçeliler. Müsaade eder. Fenerbahçeliler isterse. Fenerbahçeliler isterse. Aziz Yıldırım. Ebedi şef demiyoruz. Buna ne diyorsun? Şahitlasın karışamıyorum. Ben kalmalı diyorum. Ben kalacak ve kalmak. Ama işte ebedi o bu aralarda Fenerbahçeliler de garip bir şekilde bilmem suç işlemiş bir adam bana haklı kelime böyle olursun. Fenerbahçeliler buna şiddetle. Nasıl özür dileyecek? Onu söyleyeceğim Yasin. Özür dilesin. Führer dediğim için Aziz Yıldırım'a özür diliyorum. Il Duce Aziz Yıldırım diyor. Duce. Ya işte buna göre suçu kaçırsın. Bak şimdi beyler. Niye buna söz hakkı veriyorsun? Ben konuşurken buna söz hakkı veriyorsun. Özür dileyecektim. Özür dileyecektim. Sakin ol. Güzel kardeşim. Ertem. Sakin olun hocam ya. Arkadaşlar. Ertem sen İtalyanca biliyorsun. Hepinize. İtalyanca biliyor musun? Apo hariç Ahmet Hoca'yla da Rasim'e teessüflerimi sunuyorum. Hala nerelerdesiniz ya? Evet ya. Ülkenin. Çok kısa bir şey söyleyeceğim ve bu konuyu kapatmak istiyorum. Ben başka şeyler yapacağım. Rasim seni zıplayacak. Ülkenin zıplayacak. Şu an ülkede zıplayacak. Beni uğru zıplayacak. Hele sen ki. Aynı hapisteki bir arkadaş gibi konuşuyorsun. Hele sen ki. Aynı. O da böyle 3 Temmuz'da çok havalara kalkmıştı. Şimdi nerede yattığı belli işte. 39 maçta şike yattığı yapıyorum. Belli. Arkadaşlar. Nerede yattığı belli. Kendinizi kandırmayın. 39'dan siz 3'e indiniz. Sen bu işin uzmanısın. Uzmanıyım abi. Hala. Yok. Hala bu işi bir şike davası değil. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika dur. Şike davası değil. Ben cevap vermeyin bana. Algıyı veriyorsunuz. Cevap vermeyin bana. O zaman düzeltin. Hem dava değil. Sinan abi bir konuşsun, müsaade edin. Bir susun be kardeşim ya. Sinan ne oldu? Bir müsaade edin. 5 saatte bir şey söyleyeceğim. Konuya giremedik ya. Bana gel, bana gel sen. Bana gel. Bir bana gel. Bana gel. Koca kadar başladım baba. Böyle bir şey var mı ya? Bir susun ya.
Oo! Sinan üstün başına ne oluyor? Önemli değil. Rasim bir lütfen rica ediyorum. Evet Sinan abi. Hala anlatıyorsunuz ya. Hala bu davanın ne olduğunu anlamadınız mı ya? Tabii tabii doğru. 20 Nisan'da çıktı kardeşim bu yasa. Yapmayın. 4 ay evvelden dinlenmeye başlanıyor. Çocuk musunuz? Abi onu hep söyledik ama. Yani alakası var. Kumpas bu. Hala şikeymiş yok bilmem neymiş falan. Ben bir düzelteyim. Bir saattir deminden beri yapı öğrenmiş Hinduça. Ayıp ya. Yapmayın o işi giy. Ama bak ben bunu ciddi. Ayıp ediyorsunuz ya. Bu konuda ciddi olarak söylüyorum. Ya ülke ben nereden geçiyoruz ben, ya? Ben tabii bak. Ben işin esasına özellikle girmek istemedim. Hoca girince söyledim ama bakın. Kesinlikle Aziz Yıldırım'ı kumpastır. Bak kumpas derken konusunda özür dile. Tamam. Rica ediyorum bak. Bak. Şimdi biz biraz espri yapıyoruz. Ebedi şef demek zaten odur. Yani ebedi şefi sandıktan çıkıyorsa bir şey demem ama o sandık şey sandık mı? Yani meşru sandık mı? Kulüplerin kongreleri böyledir kardeşim. Bir haddim değil bak. Siz ben Aziz Yıldırım'dan önce Fenerbahçe kongresi nasıldı biliyor musun? Doğru. Yok Kadıköy grubu Kadıköy bilmem grubu. Ne grubu. Ben bir şey pazarlıklar olurdu malı pazar. Fenerbahçe'yi o zaman değişikti. Fenerbahçe'de gibi Türk kanatları da birleştirdi diyorum. O anlamda Führer. Ama bak öbürün de şu. O davayı incelemiş biri olarak söylüyorum. Tabii ki sonradan da biz bunları anladık. Aziz Yıldırım'a kumpas kesinlikle kurulmuş. Amaç şu. Aziz Yıldırım'ı içeri atacağız. Bahane bulalım. Bahane bulunmuştur. Ben hep neydim? Şer gerek onda hiç darbe yoktur denemez. Ama bakıldığında özü kumpastır. Ama içinde bir şey var. Ya yani kardeşim, ne yapıyor? Bir tane. Hepsinde aynı ya şey. Tamam bak. Tamam. Bir tane kardeşim. Ya. Bir tane diyorsun ya. Evet. Acaba işte kumpas kuruldu. O da bu işi yaparken bir şey. Öyle bir şey olmadı. Bak, ortada ne bir para alışverişi var. Neyse, abi, ne bir abi, görüntü var. Yalandan poşetlerin resmini çekip para çantası diye oklarla olabilir. Gösterilen. Olabilir. Ya yapmayın. Bak, hangi futbolcu para almış? Kim ne yapmış? Şuna ben katılırım. Ortada bir şey yok. Şuna ben katılırım. Bizi, 20 yılın 10 yılını aldınız bu ülkeyi. Bak, ya, bizi ikna eden delil gibi gözüken şeylerde dahi hiçbir şey yok ortada. Sahtekarlık olabilir. Bu Fethullahçı savcıların bunları çok profesyonel olduğu ortaya bu çıktı. Bu olaylara artık girmeyelim. Girmeyelim. Bir kelime söyleyeceğiz. Hala anlayamadınız mı arkadaş? Ülke ne halde? Hala diyorsun ki şike 3 maç 5 maç. Yapmayın arkadaşlar ya. 4 ay evvelden dinleniyor. 4 ay evvelden dinleniyor. 20 Nisan'da yasa çıkıyor. Yapmayın. Şike olmuş, teşvik olmuş. O, olur her şey. Dinle herkesi dinle. 20 gün bir çakara karşı her şey çıkıyor. Bu da yanlış ama bir yere ittirmeyin. Nereden nereye geliyorsunuz ya? Cahillik yapmayalım bu konuda arkadaşlar. Tabii. Bilinçli olun. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Bırakın arkadaşlar ya. 18 numara hazır Sayın Aziz Yıldırım. Sevgili seyirciler Devrim Zengi ile Devrim Zengi bir soru sormak istiyorum. Şu ahlakı da benimsememiz lazım. Bak geçenlerde ben söyledim. Mesela bir adam illegal dinlemişler. O illegal dinlemenin içeriği nedir diye bunu geçmişte hepimiz o hatayı yaptık. Hiç konuşmamak lazım. Çünkü o zaman ahlaksızlığın yolu açılıyor. Sen bir adamı yasa evet, dışı, doğru. Yani işkence altında ifade doğru. Gibi bu. İşkence altında ifade aldığında eskiden mesela olurdu bu. Şimdi kalmadı. Adamın bir 3 kişi itiraf etmiş ben bunu öldürdüm diye. Sonra o adamın ölü olmadı ortaya çıkıyor. Ha, işkence de itiraf etmişler. Evet. İşkenceyle itiraf ettirmişler. Şimdi işkencede söylenen şey gibi. İllegal dinleme olduğu vakit içeriğinde mesela bir tane müteahhitede kafayı taktılar değil mi? Adam şunu dedi bunu dedi arkadaşıyla konuşmuş. Hepsi için söylüyorum. Doğru. Hepsi için en nefret ettiğim adam dahil hepsinde bu yapılan usulsüzlüktür. Ahlaksızlık. Ya bize Sayın Başkan kardeşim bundan bir de sıkıntı yaşıyoruz Ertem siz ya. Siz de artık içeriğini Ertem, konuşmayın abi. Bundan da, kimse tamam konuşmasın da. Abi. Kardeşim biz şimdi durup dururken mi konuşuyoruz? Doğru tamam. Fenerbahçe işte. Fenerbahçe Kulübü 3 Temmuz'dan beri futbol takımı her gittiği şehirde saldırıya uğruyor ya. Bu konu kalmadı üzerinden. Artık, kalmadı artık. Ne kalmadı bir, kardeşim? Bir 18 Allah numarayı Allah. Bir ekrana getirelim. 18 numara bir gelsin. Sevgili seyirciler az önceki görüşme sonrasında basın mensuplarıyla konuştuktan sonra sevgili Devrim Zengi yılların muhabiri, yılların gazetecisi bir soru sormak istedi Sayın Başkan'a. Sonrasında neler oldu bir izleyelim bakalım. Ne zaman Yargıtay onaylar, o zaman lehimize onaylar, o zaman biz de kongreyi kararını almış oluruz. Ana fikirde değişiklik yok diyorsun. Yok, yok. Tamam. Hiçbir zaman da olmaz. Sayın Ali Koç'un... Ya bırak geç Allah aşkına. Bugün Ali Koç'u konuşacak bir adamın şeyi var. Sen Ali Koç'u soruyorsun. Her kadar kandalar.
Hiçbir zaman da olmaz. Sayın Ali Koç'un... Ya bırak geç Allah aşkına. Bugün Ali Koç'un konuşacak adamın şeyi var. Sen Ali Koç'un. Ne kadar dalgalı adam. Yanlış. Evet. Şimdi burada bir kere bir. Aziz Bey'in yaptığı çok büyük bir ayıp. Çok büyük, hatta bunu, bu kelimeyi de söylemekten sakınmayacağım. Terbiye dışı bir hareket. Sakın şey yapma sen. Tamam da bak, terbiye dışı diyorum. Doğru bir şey değildir. Gazetecilik görevini yapan bir adam doğrudur. Bir kere bakın. Şu geçen hafta yaşadığımız trajik olay, Mustafa Koç'un vefatı, aslında Aziz Yıldırım'ın da ebedi şefliğinin önünü açmıştır. Ebedi şef derken onu o söylediği için söylüyorum. Çünkü Ali Koç başkan olacaktı. Ali Koç artık başkan olamaz. Ali Koç kendi Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı olacak. Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı olma ihtimali kalmadı. Ama bana göre orada devrim zengini sorusu çok anlamlı. Müthiş bir soru. Ve çok doğru soruya yaptığı şey Aziz Yıldırım'ın son derece ayıp, son derece yanlış. Oradaki diğer basın mensuplarında bir olması gerekir ama Türk basınında o ahlak nerede? Abi, öyle bir ahlak yok. Ondan önemlisi Aziz Bey'in yani daha hoşgörülü olması lazım bu tip şeylerde. Kaba yani, değil mi? Kaba. Yani hayır. Yani tamam, sinirlenmesine gerek yok. Yani yanlıştır. Kelime yanlıştır. Yok. Hatalıdır. Doğru değildir. Hoş değildir basın arkadaşlarım. Yani küçümser bir tavrından artık bu şekilde vazgeçmesi lazım. Çünkü niye? Bak, o insanları oraya topluyorsun. Niye topluyorsun? Sen topluyorsun. Hayır, niye topluyorsun? Bir şey izah etmek için topluyorsun. Tabii. Ya bu insanlar sana geldiyse, her türlü sana bir şey soruyorlarsa, ay çocuklar şu an yeri değil dersin, yürüsü gidersin. Dangala kelimesi yanlıştır, yakışmamıştır. Özellikle ya bizim zaten devrime yapmış olduğunu yakıştıramadınız be. 6 ay önce miydi yani başkan bu açıklamayı yaptığında, artık bırakma vaktim geldi, Ali Koç'u aday düşünüyorum diye Ali Koç'u ismi kendi atmıştı. Terk attığı için bu soru normal yani, sorulur mu? Şu aşamada... Ali Koç'u, çünkü Ali Koç'u başkanlığa layık sevmiyor gören, kendinden sonra onu veliahtı olarak tanıtan da Aziz Yıldırım'ın kendisi. Yani devrim zengin durup dururken Ali Koç'u bulmuş değil. Ali Koç ismini ilk ortaya atan 5-6 ay önce başkanın kendisiydi zaten. Abi şunu söylesen mesela, arkadaşlar şu an yeri değildi dersin, yürü gider. Veya bu konuya cevap verme dersin, yürü git. Yani devamını getirmesine gerek yok. Yani o zaman şimdi burada yani Fenerbahçeliler helal olsun, çok güzel yaptı başkanınızı. Değil abi. Bu basın Türkiye'ye malzeme veriyor. Bu çocuklar emekçi. Emekçi kelimesi neyse herkesin tabii işi. Tabii tabii, emekçi ama emekçi. Şu fikri ne yaptın? Sen divanda bir açıklama yapıyorsun ve yapmış olduğun açıklamadan yanlış anlaşılıyorsun ve tekrar izah etmek durumunda kalıyorsun. Bu çocuklar geliyor orada. Sana soruyorlar, hoşgörülü davranman lazım. Maalesef Aziz Bey'de bu hoşgörü olmuyor işte, yani hatalı, yanlış, hoş değil yani. Şunu gördüm. Aziz Yıldırım basın mensuplarının büyük bir kısmını, çok affedersiniz, köpek gibi görüyor. Hiç kimse kızmaz. Hiç kim görüyordu? Sadece hocam, küçük benim, hayır, küçük İlk görmekten gibi, öte. Hocam. Küçük görmek, bakın niye? Niye? Orada daha önemli bir şey var. Bir defa benim devrim kardeşime, alemi cihan da olsa bir adamın, hele hele Fenerbahçe gibi güzide bir kulübün başkanının dangalak demesi veya ne kadar dangalak adamlarsınız tabii, demesi tabii. Hoş değil. Kabul edilemez. Evet. Hoş bu değil. Şöyle bir karşılık esasına dayanır. Demek ki sevmediğin sorulara karşı reaksiyonun dangalak olursa, güzel söyledin, birisi de sana tuhaf şeyler söylediğinde aynı yakıştırmayı yaparsa problem olur. Bir. İki. Bundan daha acı bir şey var. Dangalak bir hakarettir üstelik. Belki çok sinirlidir, şekeri düşmüştür filan. Pişmandır. Yaptığı iş terbiye sınırlarını zorlamaktadır. Üstelik sadece bizim kardeşimiz devrime değil, oradaki herhangi bir çay getiren çocuğa bile yapsa aynı reaksiyonu zaten gösterir. Hayır, hepsinin sıkıntı şu. İlk bölümde orada bir gazeteci, muhtemelen Fatih kimse, bunları sen daha adam edemedin mi? Terbiye ondan edemedin mi? Yusuf. Fatih. Ha, Yusuf Bey. Fatih Yusuf. Ya. Yusuf Bey'e yok. Neyse, Fatih tamam. Hazır mı dedi? Ya Fatih. Yusuf Bey'e, Fatih gazeteci veya Yusuf'a diyor ki, muhtemelen o da basın işlerini koordine eden bir kişi. Tanımıyorum. Ya. İlk bölümde diyor ki, ya sen bunları da adam edemedin mi? Terbiye edemedin mi? Aşağılıyor hocam. Özeti aşağılıyor. Şimdi bak kardeşim. Benim olduğum bir ortamda birisi dese ki, ya sen bu yorumcuları daha terbiye edemedin mi dese. Büyük terbiye. Ben derim ki, hop hop dayı kendine gel, ağzından çıkan lafı kulağın duysun. Kimsin lan sen derim. O bize demişti zamanında bundan 8 ay önce, kimsiniz lan sen. Şu var, Aziz Yıldırım içinde benim de olduğum hocam, Rasim, birçok muhabir, belki Beyaz TV'nin muhabiri olduğu için devrim kardeşimize böyle bize takık bize bizden nefret ediyor. Haklı tarafları var mıdır? Olabilir, lafım yok. Ama kusura bakmasınlar. Hocam mesela, biz Alaaddin abi gibi, Alaaddin Metin gibi olamayız. Aa,
Alaaddin. Bir dakika. Güzel ben Alaaddin Metin gibi. Hocam. Alaaddin Metin'e karşı fren. Bir dakika. Bir dakika. Alaaddin iyi bir insan. Bir dakika. Alaaddin Metin'in kişiliğiyle. Bir dakika. Şimdi gazeteciyle lafım yok. Alaaddin'in olması neler hocam? Ama Alaaddin Bey'i de kırmak istemiyorum. Ben biat edemem. Türk sporunda kimseye biat edemem. Hocam ben takım tutmam. İnsanlar bana biat eder. Etmeyebilir. Takımlar beni tutsun. Hocam, ben kimseyi tutmam. Bak şimdi yiğidin hakkı yiğide. Hocam oradaki çocuklar. Evet. Aziz Bey şimdi açıklama yaptığı zaman mesela. Evet. Ben mesela bizim basındaki arkadaşlardan bu Fenerbahçe, Beşiktaş veya şeyle ilgili mesela genel anlamda. Böyle bir şey gördüğünüz zaman böyle bir konuşma terk edin kardeşim orayı. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Terk edeceksin abi. Mesela baktın. Merce. Hadi kardeşim. Şimdi savaşlar. Hayır bakın. Şamaroğlu'nun vaziyeti. Bakın. Şamaroğlu'nun adamlık. Bakın. Ve bak basın arkadaşlarım. Şamaroğlu'nun durumuna düşmeyin. Hep bakıyorum. Yazık size. Abi ha sizde ne oluyor? Edemiyorsunuz. Çünkü niye? Müdürünüz kızar. Aman haber ver. Abi adam ekmek parası. Ama değil abi işte. Abi. Bu değil abi. Hadi arkadaşlar diyeceksin ya. Çıkıyoruz gidiyoruz diyorsun. İstemiyoruz. Sen hadi. Denmesi ama gerekir mi? Arkadaş sen eğer insanları çağırıyorsan bir şey izah etmek zorundaysan ve o insanları araç olarak orada kullanıyorsan o insanlara saygı duymak lazım. Başkan yapma. Bak bu oyun kötü. Bravo Sinan Engin. Bu oyun yüklen, kötü. Yüklen. Yapma. Yok. Ne yüklenim? Gerçeği söylüyorum. Kötü. İnsanları hor görmeyeceksin. Abi çocukları. Şunu da söyleyeyim mi? Niye yaptığını söyleyeyim mi? Niye yaptığını söyleyeyim bunu? Öyle hocam. Ben çok güzel böyle insanları vücuduma. Aziz başkan ezmek rejim istiyor. Yapıyor. 4-5 kilo vermiş suratından hocam, belli. Ya, rejim yapan adam kendinden şeker. Biliyorum. Bir dakika sakın koruduğum içerisinde yaptığı terbiye sınırlarını zorlayan son derece beni üzen. Çirkin. Çirkin bir davranış ama sebebini söylüyorum. Aslında sonra pişman oluyor. Niye? Niye hocam? O rejim yapan adamın. Ben sen, kendimden sen biliyorum. Ani fevri patlamalar oluyor. Sen de oluyor. Sonra üzülüyor. Ben kendimden biliyorum. Evet, ben de oluyor mesela. Ben şimdi mesela hastayım. Bak mesela demin mesela Sinan. Sinirlendim mesela. Bir dakika demin Sinan birden çıldırdı. Bacım ağrıyor. Tamam bir şey attı üstüne başına bir şeyler döküldü. Kahve mi çay mı? Senin dedi çünkü niye? Aynı kazaktan 68 tane daha var. Şu anda ilerliyor. Şekerim şu anda bizi seyrediyorsa. Diyor ki ya bu Çakar. Aklı keşke orada. Yine şunu yapabilirim. Kalkıp reaksiyonumu terk ederek gösterebilirim size. Keşke o lafı kullan ama ne oluyor? İşte o ya da, çok ya kilo da, vermiş. Ya da başka bak, bir şey diyordu hocam. Çok ediyorsan. Kilo vermiş. Az bile demiş. Az bile demiş. Kilo vermiş hocam. Sen hadi ya bu Çakar haklı falan. Ya da şunlar bu şey yazdırır. Kilo vermiş. Bu benimle ne çocuğu? Çakar. Bir dakika. Sen ne kadar anladın Az Yıldırım'ı kilo verdiğini ya? Şuradan kankalak diyebilir mi? Vermiş mi? Hocam saç tıraşı değiştirmiş. Saçını kesmiş hocam. Evet hocam saç tıraşı değiştirmiş. Meşrulaştırmayın şu olayı ya. Bitti mi? Bırak hocam baştan dangalak diyor hocam. Bir dakika. Ne güzel girdin. Nasıl yanlış çıkıyorsun? Yanlış lan. Dangalak diyor. Alo sizden mi öğrenci yanlış konuşuyor mu ya? Hocam bırak şunu ya. Bırak şunu ya. Kapa göz yerini. Yanlıştır. Bana bakın. Yanlıştır. Bırak bu işleri. Şimdi yanlış olduğunu söyle. Sakin. Yanlış olduğunu söyle. Sakin. Bana bakın. İnceye dur. Sinan'dan sonra bir de sen hatası. Biz öyle bir şey olmaz. Biz de öyle bir şey olmaz. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Beyaz Futbol devam ediyor. Sevgili seyirciler Beyaz Futbol var etiketiyle. Bizlere siz de yorumlarınızı, görüşlerinizi, olumlu olumsuz eleştirilerinizi gönderebilirsiniz. Yalnız, ben değerim zengin kırmak istiyorum. Ozan Kütahyalı, Kasım senden bir özür bekliyorum. Daha mı özür kardeşim ne bu? Ne özür? Sürer sözünden dolayı ne olursun ve ilginç şeyden dolayı. Önce bak, Devrim Zengi'ye kınıyorum. Devrim Zengi, lütfen siz de büyük meslektaşınız Alaaddin Metin'i örnek alın. Onun gibi gazeteci olun. Alaaddin'in lambası. Alaaddin'in suçu var. Alaaddin Metin bir kere iyi bir gazeteciydi. Ne olursun? Aziz Yıldırım'ın 50 yıllık arkadaşıdır. Arkadaştır bir kere. 50 yıllık arkadaşı adamın ya. 50 yıllık nasıl olur? Kaç küçük çocuklukla mı? Tabii canım. Nuri, John, Kerle, Mustafa Kemal. Abi kardeşim. Bunlar ya bunlar 50 yıl diyorum. 50 yıl değilse 40 yıldır kardeşim. Aziz Yıldırım başkanlıyken bile arkadaştır. Aziz Metin iyi bir gazetecidir ya. İstanbul erkek mezunu. İlduçe'de demeyeceksin. Dur. İstanbul erkek mezunu Almanca bilen Ahmet hocama sesleniyorum. Hocam Führer demekle özür dilemem gerekiyor mu? Buyur. Hayır, kelime anlamı Führer'in. Der Führer'dir. Artikeli derdir. Der Führer. Yani? Öncü, lider manasına işte. Gelir. Yani Führer şu var. Mesela izcilerin de bir Führer'i vardır. İzcilerin Führer'i diyelim ki. Hakemlerin Führer'i de sensin. Hakemlerin Führer'i vardır. Bilmem nenin Führer'i. Lideri, lider. Führer Aziz diyebilir miyim? Ama.
Führer dediğin toplumda Hitler'i insanlık tarihinin en büyük sapığından... Ne? Her lafı bugün Aziz Yıldırım'ı savunmaya getiriyorsun. Kravatını göster Ahmet Çakar'a. Öyle var kravatımda. Kravatını göster, yakın çek. Yakın çek kardeşim. Yakın çek. Soyu lacivert. Soyu lacivert. Üzerinde sarı puanlar var. Evet. Puan diye. Puan diye. Kilodum da öyle ne olacak? Sana ne? Ama bu lafı hak ettim. Sana mı soracağım hangi renk kravat giyeceğimi? Erten kilo sarı lacivert. Evet. Hayır, veren gidiyor. Ya beyler bahsediyorsunuz. Beyler, ne diyorsunuz ya? Beyler. Ne ya? Beyler, bir defa. Yakın çek. Beyler, size düşen Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne açık davettir. Türk Spor Yazarları Derneği adam olsun. Bu yediğimiz basın mensupları olarak birinci, ikinci, üçüncü değil, dördüncü, beşinci, altıncı dayaklara gidiyoruz. Hala kınayacak mısınız? Kınamaktan korkuyor musunuz? Bir mensubunuza, bir basın emekçisine dangalak diyen bir kulüp başkanına hala "Sayın başkanım, sayın başkanım, sayın başkanım" deyip TSYD'yi mi gezdireceksiniz? Soru bir. Soru bir. Soru iki. Bak Aziz Başkan. Kötü kalpli bir adam olmadığını biliyorum. Hiç tanımam var. Hocam Rasim'in gazına gelme. Ben gazım, beyler başkan. Beni şu alışkanlıktan kurtulun. Hepinize söylüyorum. Benimle konuşacağıma ancak ben karar veririm. Bunu anlayın. Bu bir. Tamam, İki. Hocam, bir şey benim hatalı olduğum yerde beni uyarın. İkna olursam geri adım atarım. Tamam. İkna olmazsam iki kat yürürüm. Tamam. Üç. Üç. Bütün bunlar Aziz Yıldırım'ın devrim kardeşime yapmış olduğu saygısızlığı ortadan kaldırmaz. Spor yazarları. Şimdi Spor Yazarları Derneği Başkanı sevgili Oğuz Bey'e sesleniyorum. O da Alaaddin Ekolü. Bak bir şey söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5. Nerede bunun son maddesi? Ne zaman dur diyeceksiniz? Anca birinci siz önce. Spor yazarlarının ve muhabirlerin özlük haklarını, saygınlığını korumakla oraya gelmiş insanlarsınız. Güce tapmayın, güçten korkmayın lan! Buyurun. Evet, sevgili seyirciler, medya ile ilgili Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili konuştu. Beyler siz kafa göz yarınca bağırınca çiçek iyi. Beyler bakın. Bunu anla, bana ne koyan ne biliyor musun? Asıl öfke bize. Kulüp başkanlarından futbolcunun antrenörü asıl öfke bize. Ama bize gelemedikleri için, bizi göremedikleri için bizim kardeşlerimizden intikam alınmasına karşıyım ben. Bak çok önemli bir şey. Gel bize gel. Ya şimdi öyle bir tehditkarla konuşmam ben. Konuşmam. Ama şu var. Ya ne istiyorsunuz hocam, bu insanlardan? Hocam bir şey söyle. Niye uzatıyorsunuz? Ama bütün kabahat sende. Yanlış olduğunu söyledik. Söyledik. Yanlış yapmıştır dedik. Niye uzatıyorsunuz? Niye uzatmayacağım ya? Niye uzatmayacağım? Ya niye bağırıyorsunuz ya? Abi ben abi de kayan sen başka şeylerin. Ya hangi konuyu döndürüyorsun? Döndürüyorsun. Ertem'cim verelim, başka açıklamaları vardı. Az önce reklam arasındaydı. Hatalıdır. Sevgili Nurella aradı. Onun o güzel sesini duyduğum vakit. Nur abla döndü tekrar yine. Hmm. Dönüyor. Dönüş efsane geri dönüyor. Döndü evet. Efsane geri döndü. Dönüyor veya döndü. Dönüyor. İyi misin dedi. İyiyim dedim. Sen nasılsın dedi. Epeydir ama ben söyledim ama. Caner Erdem. Ben sana söyledim. Nurella ile Nur abla ile ilgili söyledim ben. Doğru. Çok. Nur abla bir yıldız. Kadife gibi bir sesi var biliyor musun? Nur abla bir yıldız. Yıldız. Evet. Vallahi diyorum. Nur abla mı? Nur ablanın, Nur kızımın bir, o benim kızımdır. Senin kızın o. Senin ablan. Senin kızın o. Onun sesini sen şarkıcı olsun. Ne diyorum? Onun sesini senin duyduğumda bir tuhaf oluyorum. Senin kızın o. O. Bunu, vallahi hemen bunu o diyerek. Çok güzel. Hocam onun sesini duyduğumda bir tuhaf oluyorum. Cinsel tabularla büyümüş çocukların ilerleyen yaşlarda yaptıkları o laflarına benziyor. Bırakın lan bu işleri. O benim kardeşim. O benim kızım. Hocam bir şey söyleyeyim sana. İşte benim. Küçücük çocuktu. Aferin yaparım ben onun. Sevgili Caner Erdem. Bakın yine buradan söylüyorum. İlk okula giderken aferin yapardım ya daha öncesi. Aferin yapardım. Evet. Ben kuzum gibi duruyor. Ben bir benim bir stilim, işte benim stilim müdavimi olarak söylüyorum. Nur Yerli Taşsız benim stilim olmaz. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Nur abla bir yıldız.
Hadi dönelim. Aziz Başkanım 19 numaralı medya ile ilgili açıklamasını yapacağız. Buradan sevgiler selamlar. Nur ablama buradan bir izleyelim bakalım medya ile ilgili neler demiş. Vallahi bak küçükken vallahi diyorum ya inanmıyorsunuz ya. Nur Hanım'ı ya. Hocam bezini mi değiştirirdi? Altını alırdı. Küçüktü bu ilk okula giderdi verirdim lollipop onu elma şek. O zamanlar böyle şey neydi onun adı? Nur ablama. Ya neydi o? Dami. Lütfen Allah aşkına. Dami de Dami. Yapmayın ya, Nur abla beni. Emzik emzik. Götürdü. Uçaktı görünce bindirdim. Emzik. Çarpmış oldu. Ya, ya kaç emzik. Kaç yedin 25 yaşına mı ya? Hocam. Allah Allah. Ekseser etmeyin. Sanki kupacık kızlar emzik, abla. Emzik vermiş bazı. Nur abla diyor, 30 sene ya. Önce 30 sene önceden beri yemeklerini yemiş. Bir Çin böreği yapar. Nur ablanın yaptığı yemekleri de kimse yapamaz. Hadi 19 numaraya gidelim. Bir Çin böreği yapar. Çin böreği. Olamaz. Çinliler de geliyor sonra. Nurella Çin böreği gir bakalım. Kaç numara? Az Yıldırım 19'u girelim. Aziz Yıldırım 19'u gir. Çin böreğinden. Erdem sen de emzik verdin mi? Ya bırak hani sulandırmayın ya. Erdem söylüyor altır yaptım diyor. Ya espri yapıyor hoca ya. Altır yapma gene. Şaka yapıyor. Hocayı dinleyen var ya. Nur Hanım'ın 25 yaşında zannediyor. 19 numarayı Serkan versene. 34. Serkan boşuna gitti. Akşam televizyon programlarında konuşuyorlar. Televizyonda konuşuyorlar. TRT'de konuşuyorlar. Diğer yayınlarda konuşuyorlar. Bir kavram gelişti. Kimse kurallara göre konuşmuyor. Kuralları bilmiyorlar. TRT'de biz vergi veriyoruz. Enerjilerimizden paralar gidiyor oraya. Orada genel müdür veyahut da alttaki başkanlar değişiyor. Yayın yapan insanlar da değişiyor. Hepsi karalama. Türk medyası karalama, sporda karalama. Başka iyi şey söyleyen hiç kimse yok. Ben vermem. Ya sen kimsin? Bir şey oluyor, pozisyon. Ben vermem. Ya sen kimsin? Ya dün daha top oynuyordun burada. Dün antrenördün burada. Vermem ne demek ya? Dersin ki bu kurallara uygun değil. Veya kural bunu söylüyor. O zaman saygı gösteririz yani ya. İnsanları biraz eğitin ya. Öğretin, yol gösterin. Benim bilmediğim konuyu onlar biliyorlar ya. Ben kulüp başkanıyım. Benim kulüpte haberim olmadı. Oradan bir tane muhabir bağlanıyor. İşte şöyledir böyle böyle. Ya ben bilmiyorum ya. Şimdi bak, ben vermemin anlamını, açılımını yapayım. Yani soruyor şimdi mesela. Pozisyonla ilgili. Sen hakem olsan verir misin? Ben bu pozisyonu vermem diyorum. Yani Aziz Yıldırım'a hani... Tam anlayacağı şekilde anlatalım. Ben vermem. Derken bunu anlamında. Yani sen vermezsin. Hayır. Bu benim fikrim. Bu benim fikrim. Ha benim fikrimi sen sormuyorsun, beğenmiyorsan işte o ayrı bir şey ama ben diyorum ki bu benim fikrim. Sen verir misin diyorum hocam pozisyonu değil mi? Ben sana diyorum. Ben vermem. Sen verme. Hayır bana sordun. Sen verir misin hakem olsan ben de vermem. Yani açılımı bu. Açılımı bunu söylemek istiyor. Hayır herkesin bir fikri vardır. Herkesin fikrine de saygı duymanız bak, lazım. Sayın Aziz Yıldırım 2016'nın 31 Ocağı'nı 1 Şubat'a bağlayan geceyiz doğru mu? Gecedeyiz. 2016 yılındayız. Evet. Birisi Türkiye'de Aziz Yıldırım'a şunu öğretmeli. Dünyada basın denen bir güç vardır. Aynen öyle. Basın denen güçte yorumcular, redaktörler, muhabirler vesaire insanlar çalışır. Ve insanlar ama doğru ama yanlış fikirlerini beyan etme hakkına sahiptirler. Aynen öyle. Umumiyetle de olgu ve kurumların ve kişilerin iyi taraflarını değil eleştirel gözle bakarlar. Hocam. Bu New York Times'a da böyledir, BBC'de de böyledir, Ray Uno'da da böyledir, Türkiye'de de böyledir. Hiç kimse basın mensuplarının neyi konuşup neyi konuşmayacaklarına karar veremezler. Bununla ilgili iç denetim mekanizması vardır. Dış denetim halktır. İşine gelmezse dinlemez. İki, mahkemelerdir. Hocam, hakaret varsa, iftira varsa mahkemelerdir. Biliyor musun hocam? Özetlenebiliyor musun? Herkes istiyor ki kendi takımıyla ilgili olumlu şeyleri duyayım. Yani nedir? Bu pozisyon penaltı mı verilmiş? Bütün kamuoyu hemfikir olsun penaltı. Veya değil mi? Herkes duymak istediğini, her kulüp temsilcisi duymak istediğini duymak istiyor. Ondan dolayı bunlar çıkıyor. Yani Aziz Bey'in zannetmiyorum çok bizimle alakalı. Bir sürü kanalları sadece bizle alakalı olduğunu zannetmiyorum. Bir sürü kanal. Şimdi bizi. Genel anlamda bu Lig TV'de dahil. Yani orada daha çok pozisyon ama şey yaptı. Ama sevgili kardeşler. Hocam, bir dakika. Yanlış hocam. Herkesin bir fikri var. Sevgili kardeşler bu ülke hocam herkesin bir fikri var. Bir dakika. Bu ülke şunu gördü. Burada zaten film koptu. Doğru. Aziz Yıldırım istedi diye.
Lig TV'nin Devrin Genel Müdürü bir arkadaş vardı. Neydi ismi? RF. Ertan. Ertan tanımıyorum. Hala genel müdür değil mi o? Yok ya, yok ya. Öyle mi bilmiyorum. Ayrıldı, yolladılar. Olabilir. Erman'ı kovdu. Erman yanlış yaptı, doğru yaptı onu tartışmıyorum. Şansal Bey Erman'ın kovuluşuna hayır diyemedi. Yani şu demektir bu. Buradan Aziz Yıldırım istiyor diye ben kovuluyorsam veya Apo kovuluyorsa, sizler kovuluyorsanız, benim patronum dirayetli davranmıyorsa ve Ertem her şeye rağmen giden paşam gelen ağam derse, düzenin böyle olduğunu anlar kulüp başkanları. Şimdi Aziz Yıldırım bu ilişki ağını kurmuş. Diğer kulüp başkanları da debeleniyor, kurmaya çalışıyor. Tabii kimin kime gücü yeterse. Şunu söyle, bu işin başı esasında, bu onun için söylüyor zaten. Muhtemelen ya Oğuz Çetin'e ya Tümer Metin'e hocam, söylüyor. Ben, hocam. Yayıncı kuruluşta Tümer diyor hocam. Ya ben penaltıyı vermem diye daha dün top oynuyordu. Sen ne diyorsun ki onlar yukarının talimatla bizim lehimize hocam, konuşacaklar. Hocam, böyle rezillik hocam, muhtemelen hocam, Ersun, işte ben. Pardon abicim belki. Muhtemelen Lig TV ama şunu anlatmak lazım. Bak gerçeği nedir? Herkes istiyor ki kendisiyle ilgili pozitif şeyler duysun. Kendi o yok böyle bir dünya. Böyle bir dünya yok. Şu an biz burada yorum yapıyoruz. Nasıl? Bize küfür ediliyorsa, yaptığımız yorumlar sevilmiyorsa, beğenilmiyorsa aynı şekilde de bu böyle. Yani herkes kardeşim bir karşılığı vardır her söylediğin. Herkesin bir fikri vardır. Sen nasıl X takımlı benim şu an söylediklerimi beğenmiyorsan ve saydırıyorsan öteki taraftan da öteki türlü kulüp başkanları da istediği şeyleri duymak istiyorlar. Yok böyle bir şey. Herkes bir fikri vardır. Herkesin de açıktır arkadaşlar. Ben sosyal medya veya ağır eleştirilerden çekindiğim için belki de bir kulüpte çalışmak istemiyorum. Eğer bir kulüpte bir koltuğum varsa bunun karşılığı vardır arkadaşlar. Koltuk sahibiysen, makam sahibiysen eleştiri hep vardır. Biz bugün bu televizyon programı kapansın. Biz hep beraber beşimiz gidelim Ayvalık'a yerleşelim veya işte ne diyeyim Bodrum'a yerleşelim. Bir ay kaybolalım adımızı anmazlar. Tabii. Bir koltuğun varsa, bir makamın varsa konuşuyorsan karşılığı vardır. Eleştiri de vardır. Açıktın. Eleştiri de açık olacaksın. Hep duymak istediğini duymayacaksın. Böyle bir şey yok. Şimdi, bunları biz yaşadık. Şimdi. Ben menajerdim. Çok özür diliyorum. Ben menajerdim. Pazar akşamları mesela televizyon açmazdım Apo. Evet. Çünkü doğru. Hayır. Çünkü niye biliyor musun? Abi bakıyorsun, telefonunu da kapatacaksın. Bakıyorsun, duyuyorsun, kanal dışı adın geçiyor, bağlanıyorsun, gergin oluyor. Var bu yani. Onun için yapmadın abi. Ona göre kardeşim kılıcı kuşanırsın, ona göre çıkarsın. Sen yani kalkıp da şimdi ben yiyorsa yaparsın. Hazırsan bunlara. Tamam. En güzeli pazar akşamları babacığım. DVD, ben başka söyledim ben, Aziz Bey kendine söyledim. Seyretme dedim. Şey var, seyretsene Discovery kanal var dedim. Çok güzel. Onu söyledim, hayvanlar alemi dedim. Onu seyret dedim, biz seyretme dedim. Evet, Ertem'ciğim çok kısa şunu söylüyorum. Buyurun hocam. Şimdi Ahmet Çakar ve Sinan Engin'in söyledikleri işin gerçeği. Sonra da 21'e geçiyor. İşin gerçeği, tamam mı? Bu olması gerekenleri söylüyorlar. Evet, her yorumcu özgür yorumunu yapar. Sen beğenirsin, beğenmezsin, saygı göstermek zorundasın. Tamam, doğru. Ben Aziz Başkan'ın duygularını anlatmak istiyorum. Ne hissettiğini anlatmak istiyorum size. Anlatabiliyor muyum? Doğru demiyorum. Niçin böyle yaptığını anlatmak istiyorum size. Şimdi bir kulüp başkanı, büyük bir kulübün başkanı. İsimler de ortada, çok açık. Böyle biz abuk subuk işte ona dedi, buna dedi, medya dedi değil. Belli şahıslara diyor. TRT derken bizim eski futbolcumuz Oğuz Çetin'den bahsediyor. Kesin. Tamam mı? Bunu açık açık konuşalım. Şimdi ne oluyor? Bir kulüp başkanı düşün Aziz Yıldırım. Kendi kulübünde efsaneleşmiş oyuncuların birçok işte birisi ben veya Beyaz TV'deyim. Birisi TRT'de işte birisi bir yerde. Falan. Ve bakıyor senelerce bu yorumculardan Fenerbahçe adına hayırlı bir laf duymuyor. Ha, kendi düşüncesine göre anlatabiliyor muyum? Ne zaman azsa Fenerbahçe'nin aleyhinde laflar söyleniyor. Kimisinin Aziz Yıldırım'la, kimisinin kulüple bir problemi olabilir. Dışarıda kalmış olabilir. Bu Oğuz için demiyorum. Anlatabiliyor muyum? Genel anlamda böyle bakıyor Aziz Başkan. Ya kardeşim diyor, bunlar buradan almışlar, yürümüşler. Bu kulüp için tek hayırlı laf etmiyorlar. Son hadisede de böyle ondan olunca... Ondan senin sonra biraz... Mesela şunu söyleyeyim size. Ben mesela Eskişehir maçında... Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya olmaz dedim böyle penaltı. Haksız penaltı. Fenerbahçe olmaz. Şimdi Aziz Yıldırım inanın bana bir tek kelime laf söylemez. Çünkü ben yeri geldiği zaman Fenerbahçe'nin haklarını da savunurum. Bazı insanlardan kendine göre öyle görmediğini düşünüyor. Bunların devamlı Fenerbahçe aleyhinde kendisine olan
husumetten dolayı Fenerbahçe'ye zarar verdiklerini düşünerek bu açıklamayı yapıyor. Yani hırs dolu, evet. Hırs dolu bir açıklama. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ha ben bu doğru demiyorum ama Aziz Başkan'ın düşüncesi bu. Bakıyor ki bunlar 10 hadisenin 9'unda Fenerbahçe aleyhinde yorumlar yapıyorlar. Ha belki de adamın görüşüdür o. Fakat Aziz Yıldırım öyle inanmıyor. Haz etmiyor diyorsunuz. Bunların kasıtlı yapıldığını düşünüyor. Ha şu var. Bunların kasıtlı yapıldığını düşünüyor. Şu var. Şunu kabul edeyim. Anlatabiliyor muyum? Şunu kabul edin. Doğru demiyorum ama. Şu nasıl düşündüğünü söz hatırladım. Meclisten dışarı. Türk medyasında tabii ki kasıtlı olarak Fenerbahçe'ye. Var. Galatasaray'a vurak. Özellikle var. İkisini sayıyorum. Hocam var ya işte şeyler. Prostatlılar var ya onlar mesela. Ha. Klasik onlar mesela. Kasıtlı olarak mesela. Onlar mesela. Açık konuşuyorum. İsimlerini vermeyeceğim. Lodos olsa ama Aziz Yıldırım şu anda bir çırpıda 3 tane kelle sayarım ki yani büyük kelle. Bunlar Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım düşmanıdır. Ben de meclisten dışarı. Profesyonel. Söz meclisten dışarı. Hayır efendim senin öyle düşmanlığın falan yok. Yok. Sen de profesyonel. Senin dilinde. Yani sistemli. Kumpaslı, belli oranda da gayri ahlaki Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'ye zarar vermek hocam, için konuşan insanlar var. Kuyruk açısı. Hocam Fenerbahçe'den açısı. Ziyade sabah evden çıkarken evet. Diyor ki evet. Bugün Aziz Yıldırım'ı doğrayacağım diye. Aynı şekilde, yani kabul edin. Aynı şekilde, aynı şekilde Galatasaray'a da var. Beşiktaş'a fazla yok. Yani Beşiktaş bu konuda daha şey steril bir takım. Ben bu konuda bir yorum yapıp başka bir kasete geçmek istiyorum. Evet. TRT Spor'da özellikle belli bir çizgi olduğunu, herkese ne kadar eşit davranıldığını, özellikle Hakan Ünsal hocanın ve Oğuz Çetin hocamızın evet. Ve sevgili Ersin kardeşimin, meslektaşımın bu konuda bütün kulüplere aynı şekilde yaklaştığının altını çizerek belirtmek. Ben şurada, üçünü de çok yakından. Ben burada, burada TRT'den sorumlu, Sayın Bakan, Sayın Bakan Numan Kurtulmuş da biliyorum bu ve Genel Müdür Hoca zaman zaman tekrarlarını seyrediyorum. Ersin başkanlığında Hakan Ünsal, şimdi Oğuz mu geldi? Oğuz geldi. Evet. Oğuz, son derece saygılı, medeni ve inandıkları söylediklerine adımın Ahmet Çakar çok olduğu gibi kefilim. Çünkü onların eski bir hakem olarak hakemlikle ilgili yorumlarını hemen hemen örtüşüyoruz Hakan ve Oğuz'la. Ersin de tarafsız asla bu konuda hocam, şey bak, yapmasınlar. Şimdi ben sosyal medyada bazen göre orada şimdi sosyal medyada bakıyorum. Yanlış şimdi bizim mesela bakıyorum. Rıdvan'a bakıyorum mesela. Sosyal medyada bakıyorum bizim Rıdvan Dilmen'e. Fenerbahçe düşmanı diyorlar. Ya ne alaka? Bakıyorum abi sosyal medyaya ben. Abi neyse onu söylüyorsun. Aynen öyle. Kimse kimseye düşman değil. Hiçbir kulübe niye düşmanız? Biz burada kardeşim neyse onu söyleriz. Neyse onu anlatıyoruz. Aynen öyle. Şimdi Rıdvan Dilmen niye Fenerbahçe düşmanı olsun? Herkes Rıdvan Hoca kadar. Ben Beşiktaş düşmanı niye olacağım? Yani, mesela kadar. Niye olabiliriz? Neden olabiliriz? Neyse onu söylüyoruz. Kaldı yani ki, anormal bir şey mi söylüyoruz ki? Çok gizli bilgi değil bu. Herkes hocam, biliyor. 3 Temmuz sürecinde Rıdvan'ın hocam, yaptığını Fenerbahçe pozitif anlamda hocam herhalde şey yapmamıştır. Tabii, tabii, tabii. Hocam o ayrı. Müştü Saraçoğlu yapmamıştır. Hocam o ayrı. Ama genel anlamda arkadaşlar yani. Genel anlamda baktığın zaman bu algı var. Baktığın zaman bu sosyal medya zaten çıktığı zaman. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili bakıyorsun değil mi? Şimdi burada devre arası Rıdvan Hoca ilk önce bizden önce yorum yapıyor. Devre arası değil mi? Erto yapıyor. Bir bakıyorsun TT olmuş da gidiyor. Bir bakıyorsun vay Fenerbahçe eleştirmiş kötü oynuyor. Abi iyi mi oynadı da kötü tabii. Oynadı diyor. Yani neyse onu söylüyoruz. Doğruları söylüyoruz. Hepimiz için geçerli olan bir şey arkadaş. Tabii. Biz de şimdi burada Aziz Yıldırım eleştirdi değil mi? Şimdi eleştirdi. Ne oldu? Abi Aziz Yıldırım şurada çocukları çağırsaydı mesela diyelim. Çocuklar hadi gel çocuklar birer tane pasta yiyelim. Ya size birer çay vereyim oturalım ayaküstü. İki sohbet neydi falan dese. Bravo başkan diyeceğiz değil mi? Evet. Başka bir şey diyecek miyiz? Bravo başkan tebrik ederiz helal olsun. Çocuklar geldi açtı hadi size çay içelim kahve içelim. Nasılsınız iyi misiniz işler nasıl yalan desen. Biz de bunu söylüyoruz ama hiç bunları duymuyoruz. Çünkü neden biliyor musun? Maalesef medya aslında onların en büyük sözcüleri, en büyük kurtuluşları, en büyük yardımcı organları ama hor görüyorlar arkadaş. Medya hor görülüyor. Ama medya senin en büyük halka ulaşım aracı senin medya. Şimdi sen ne yaptın? Çağırdın bir yanlış anlaşılma var dedin düzeltemedin değil mi? Aziz abi. He? Düzeltin dedin. Ama sen oraya soru, çocuklar geldiler oraya sana. Ve sen anlattın derdini. Bir giderken çocuğa dangalak dedin. E yok böyle bir şey. Aynen. Şimdi Ertem'cim. Hocam. Ertem geçelim, ama hayır şunu söyleyeyim. Şimdi yanlış anlaşılma. Dönüyoruz çünkü. Yanlış tekrar. Anlaşılmak istemiyorum ben. Ben Temin vurgu yaptığın şeye aynen katılıyorum. Ben o programdaki 3 tane kardeşimize zaten... Yok yok sen zaten söyledin. Hayır hayır. Onların tarafsız yorum yaptığını zaten söylüyorum. Ben yanlış anlaşılmasın. Ben sen ne kadar tarafsız olursan ol Ertem.
Ben senin için ne hissediyorum? Senin için yargım tabii, nedir? Tabii. O geçerli. Aynen öyle. Anladın mı? Aynen onun öyle. İçin, Rıdvan için, işte Oğuz ya için, Arif Hoca'nın için. Rıdvan Hoca'nın neyi tartışacak? Abi, Rıdvan hayır. Dilmen'in, Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçeli'nin tartışanla ben abicim, tartışırım. Sana ya Rıdvan Dilmen mesela, mesela diyorum. Aynen sana demiyorum. Ona karşı abi. Bir ön yargısı varsa aynen. Adamın istediği kadar objektif yorum yapsın. Kabul görmez hocam o. Otomatikman o silinmiş artık yani. Çok böyledir bu işler. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim Dinçer mesaj attı abi diyor gözünde bir şey mi oldu diye. Ayaklanmış şu an soruyor merak ediyormuş. Seni buradan sonra götüreyim mi? Arpacık çıktı arkadaşlar. Sinan ya ben buradan sonra götüreyim gel kardeşim. Acilen bir şey söyleyelim. Söyle kardeşim hocam, arpacık çıktığını söyle. Onu koca hocam bak şeyle iliştireceğim burada arpacık çıktı. Nereye getireceksin hocam bu işi ne var? Olayı var. Bak bir şey söyleyeyim sana. Arpacık orayı bak. Bir öpeyim. Nazardı. Öpeyim mi? Tükürük tükürük. Bak öpeyim. Tükürük. Hafif bir didimle tükürük. 20 bin hemen geçer. Bravo. 20 bin. Hocam ne yapıyorsun? Yok Allah'ım. Bir dakika. Hocam. Ya tükürük bak çok iyi gelir. Diyorum tükürükle. Beyler. Baba ne yapıyorsun? Gel kardeşim. Gel. Bende mikrop olmaz. Rahatsın. Tükürük. Zaten mikrop kaptı. Ya gelsene. Hocam zaten. Ya gel rahat. Hocam zaten. Ya rahat ol. Hocam zaten mikrop kaptı. Bir dakika rahat ol. Dur yapma. Ya Sinan iyileşmek için. Şu aile zaten bir saati kurtaralım. Açar yani bir saat. Bak. Hocam yok iyiyim. Anlasın. Boksörler pat diye patlatıyor getir. Hocam bak. Bak dur tükürme ya. Tükürmeyeceğim. Tamam hocam geçti. Peki. Evet. 21-22'de Aziz Yıldırım ya. Sayın Aziz Yıldırım Türkiye Kupası ile ilgili. Bir madde var. Sayın Aziz Yıldırım Kulüpler Birliği ile ilgili konuşuyor. 21-23 ve 26'ya arka arkaya girelim arkadaşlar. 21-23 ve 26 devletle ilgili konuşuyor. Bir izleyelim bakalım. Lütfen çok dikkatli dinleyelim çok önemli çünkü. Türkiye Kupası her sene Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve diğerlerine de aynı şekildedir. Daha azdır belki de fazla olan da vardır. 3 milyon euroya yakın eğer şampiyon olmazsak zarar yazıyor. UEFA da geliyor diyor ki bu zarar diyor. Türkiye Futbol Federasyonu ya buna bir çare bulması lazım. Başkanı da söyledim bunu. Ankara'da cenazede gördüm kendisine söyledim. Ya buna bir çare bulacaklar ya da biz Türkiye Kupası'na katılmayacağız. Ceza da verse de katılmayacağız. Çünkü UEFA geliyor diyor, sen açık veriyorsun. TFF diyor, açık veriyorsun ama açığı yaratan TFF. Onun için buna çare bulacaklar. Yani yayıncı kuruluş üzülür, ağlar, sızlar yok. O zaman TFF %12 diye gözüken ama aslında %14'lere gelen bizim çıkarmış arkadaşlar, geçen sene aldığımız pay %11. Yayından aldığımız pay %11. TFF %14'lere gelen pay alıyor. Yani benden fazla Türkiye Futbol Federasyonu kulüpten fazla pay alıyor. O zaman o aldığı paralarla Türkiye Kupası'nı destekleyecek veya kaldıracak. Yoksa UEFA kriterlerini buradan da açık verdiğimiz için tutturamayacağız. Lig AŞ'yi kuralım derken Kulüpler Birliği de görevini yapmıyor. Kulüpler Birliği'nin yapması gerekenler. Kulüplerin şu anda Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'yle mahkemelik olduğu konular var. Hakkınızı vermiyor. Fenerbahçe Spor Kulübü bu yıl şampiyon olursa yapılan ki olacak. Yaptığımız hesaplara göre 80 puan civarına gelirse aldığı puan ve şampiyon olursa 33 milyon dolar kulübün kasasına para girecektir yayından dolayı. Halbuki 2010 yılında benim yaptığım çalışmalarda o zaman 125 milyon dolar bize teklif eden kuruluş vardı. Devletin de ve TFF'nin de bazı şeylere uyması gerekir. Ben vergimi veriyor muyum? Veriyorum. Kulüp olarak geçen sene 96 miydi, 86 miydi ne? Trilyon vergi ödedik. O zaman benim de haklarım var. Benim bu haklarımı da devlet saygı gösterecek. Stada 100 milyon dolara yakın yapım için para harcadık. Devletten isteyim. 100 milyon doları hesapları gelip incelesinler. Bu parayı bize ödesinler. Ya kulüpler yasası niye çıkarıyorsunuz?
kulüp başkanlarını hırsız görüyorsunuz. Yöneticileri hırsız görüyorsunuz. E bunu önleyecek kanunlar var. Hiçbir katkısı yok. Stattan kirayı alıyor. Formayı giyiyor, sahaya çıkıyoruz, para alıyor. Sahanın kenarına reklam koyuyoruz, pay alıyor. Devlet her şeyden alıyor. Ama size geldiği zaman kanun çıkartıyor. Yayın hakkınızı vermiyor. Biz havuz bozulmasın diye kanun eline bağlı olduğundan fazla bunu dillendirmedik. Devlet diğer kulüpleri koruyabilir. Yasa var çünkü. Kanun çıkarmışlar. Ama bizim de hakkımızı da bize teslim etme mecburiyetleri var. Şimdi isteklerimiz devletten yayın haklarından doğan hakkımızın bize verilmesi. Biz sözlerimizi tutuyoruz. Devlet tutmuyor. Devlet tutmuyor. Ama biz tutuyoruz. Ve tutacağız da. Rasim. Şimdi burada şöyle bir durum var tabii. Türkiye'de çok tuhaf bir durum var. Bütün statlar devletin. Bu saçma sapan bir şey. Yani buradan kaynaklanıyor. Şimdi mesela stat Şükrü, yani o Fenerbahçe stadı diyelim. Devlete ait. Ama hakikaten oraya Az Yıldırım çok şey yaptılar. Ama üstüne kendileri yapıyorlar. İşte o parayı şimdi geri istiyorum diyor. Geri istiyorum olmaz. Ama yani düzen yanlış. İki şey yanlış Türk futbolunda. Bir, devletin bütün spor sahalarında korkunç bir mülkiyeti var. Halbuki Avrupa'da bakıyorsun statlar. Kulüplerin abi mülkü. Yani kendi evi gibi. Yani düşünsene bütün evlerimizin devletin olduğunu, bizim kiracı olduğumuz, komünist rejim gibi. Berbat. İki, bütün kulüpler hemen hemen böyle Kasımpaşa, Göztepe falan hariç dernek. Dernek oldukça da bir devlet de, adliye de her an orada büyük bir hırsızlık olabilir endişesiyle kanunlar yapılmış. E şimdi o endişeyi de haksız mı? E Galatasaray'da gördük ki haklı. Çünkü maalesef dünyada da böyle ortak mülkiyet hocam sahipsizdir ve orada muhakkak hırsızlık olur. Adamın kendi malı özel mülkiyetse eşek gibi korur kendi malını, yedirtmez. Ama ortak mülkiyetse ve kamu mülkiyeti de var. Mesela ben hep devletin küçülmesinden yanayım. Niye? Devlet büyüdükçe yolsuzluk artıyor. Siyasette de öyle. Siyasette bu anlamda eleştiriyorum. Burada da aynı. Ortak mülkiyete Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de gerçek bir senin tabirine diktatörlük kurduğu için orada biraz daha korkarlar yapmaya falan muhakkak oluyordur. Muhakkak Fenerbahçe'de suistimaller ve corruption'lar oluyordur, yolsuzluklar oluyordur. Şimdi onlara karşı Aziz Yıldırım haklı diyeceğim ama sistem yanlış. Aziz Yıldırım şunu demesi lazım. Ya kardeşim stadımız bizim olsun, biz alalım diyebiliyor mu tabii? O da çok büyük para gerekir tabii. Orada öyle bir yerde ki o. Ya Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin stadını satın almaya kalksan kulüpler yamulur. Öyle bir yerde ki onlar, korkunç değerde biliyorsun. Hele Dolmabahçe'deki öf korkunç, dünyanın en pahalı stadı. Bak sen dedin ya, dünyanın ekonomik değeri en yüksek stadı Beşiktaş stadıdır. Bak bu kadar bakmadan söylüyorum. Evet, doğru. En pahalı stadı dünyada da Beşiktaş stadıdır. Korkunç bir yer. Orası Beşiktaş'ın olsaydı ve orayı da böyle zeki bir iş adamı zihniyetiyle yönetselerdi Beşiktaş dünyanın ilk 5 kulübü olurdu yani. Öyle bir durum. Şimdi burada da aynı şey. Dolayısıyla bu karmaşık. Mesela bunların bir Kenan Evren Lisesi olayı vardı. Hatırlıyor musun? Konuşmuştuk. Sonra oradan farklı şeyler çıktı. Onu vereyim bunu. Bunların hepsi yaş hocam. Zemin yaş olunca, şimdi bak bataklık olunca sabah akşam sinekleri temizlemeye uğraş abi. Uğraşamazsın. Şimdi o stat Fenerbahçe'nin devletin üstüne bir sürü şey bunlar yaptı. E şimdi nedir yani? Yani devletin malı var. Ondan geçecek onda gibi oldu yani. Yani. Hakikaten tuhaf. En baştan yanlış yapılmış. Galatasaray'ın stadı da aynı şekilde. Burada en önemli şey burada naklen yayınla alakalı. Yani bizi ilgilendiren konu bu. Peki naklen yayında ne yapabilir? Ne yapılabilir? Ben diyor 30 milyon doları vereyim diyor. Beni ayrılın diyor, 30 milyon doları ben vereyim diyor. Ben de 100 küsür milyon dolar para kalacağım diyor. Yani evet, tekil olarak satmak ben diyor, istiyorum. Evet, havuzdan ben diyor az para alıyorum. Eskiden yani. Öyleydi. Ben bir şey soracağım. Ve buna rağmen bana diyor ki, şimdi bana diyor bütün statlara küfür ediyorlar ama bu havuzu ben ayakta tutuyorum diyor. Şimdi anladınız şu an mı? O açıdan doğru. Bak, anlayış bu. Haklı yani, anladın mı? O açıdan iki kulüp, Beşiktaşlar kusura bakma, Beşiktaşlar canımdır kanımdır. Hakikaten dünyanın en güzel stadı onların. Ama iki kulüp hakikaten burada lokomotif Türkiye'de yani. Baktığın zaman Galatasaray, Fenerbahçe. Ve hakikaten havuzu ve Anadolu takımlarının onları... Ben ona katılmıyorum. Tamam katılma, benim yorumum. Benim yorumum Beşiktaş da olabilir. Beşiktaş lokomotif olmaz. Ama ekonomik lokomotif verdi. Beşiktaş da ekonomik lokomotif. Üçüncü sıra. Sen Beşiktaş'ın ligde olmadığını düşünsene bak. Ama çok zayıf olur. Ama kabul Ertemciğim.
ekonomik büyüklüğe baktığın zaman Galatasaray, Fenerbahçe ev Beşiktaş'tır yani. Bunun kötü bir şey değil. O söylemiyor. Doğru, doğru. Ekonomik büyüklük açısından söylüyor. Yani şimdi biz Türkiye olarak şeyden daha iyi büyük ülke değil miyiz? Fransa'dan daha büyük ülkeyiz bana göre ama ekonomik olarak onlar daha zengin, evet, gibi. Şimdi burada doğru baktığın zaman bu kulüpler eskiden nasıl, hatırlayın. 90'ların başı Star 1 vardı değil mi? Evet. Her 100 bin dolardı bedavaydı o zaman. Türkiye'de para yok buluyor. 100 bin dolar yılda veriyorsun. Bütün sene Galatasaray maçı. Ve bir sene o şov alırdı, bir sene o alırdı. Şimdi o sisteme dönülebilir mi? Şimdi mesela havuzu, hayır, sisteme havuzu mesela. Fenerbahçe ile ihale ettikten gelir Fenerbahçe'yi şey alacak. Bizim beyaz tim alacak mesela. Havuzu serbest bırakılsa ne olur Türk futbolu? Ne demek havuzu serbest bırakmak? Serbest kal. Her takım gidin anlaşın mesela, ne olur. Kimle? Kimimiz anlaşın. Fenerle Galatasaray uçar. Ben ayrılayım diyor. Ben ayrılayım diyor Fenerbahçe olarak beyler, diyor. Beyler. Şimdi ben ayrılmak detayları istiyorum. Detayları bilmek lazım. Evet. Dişi Türk batar. Kanunla Türkiye'de maç naklen yayın hakkı münasıran Türkiye Futbol Federasyonu verilmiştir. Bravo. Yani evet, şu ne demektir? Havuz sistemi. Anlaşmaları federasyon veya kulüpler birliği istiyor. On... Yapar. Diyelim ki şuraya 100 kilo et getirdik. Ha, tamam havuz, 100 havuz kilo. Hepsini tamam, 100 kilo. Et 100 kilo. Hepsini Sinan. Diyorum ki bir dakika beyler diyorum. Ben yaşça da çok büyüğüm. Kilom da var. Biraz da ete ihtiyacım var. Ben bu 30 etin 35 kilosunu ben alırım diyorum. Aynen. Sen diyorsun ki hop diyorsun hoca. Ben de Sinan Engin'im. Ben de senin kadar. 35'le ben alırım. Gitti mi 70? Hayda bize bir şey kalmadı. Pastanın, pastanın şeyi belli. 500 milyon dolar. Farz-ı mahal. Tamam. Belki bu önümüzdeki yıllar 300'e düşer, 700 olur. Önemli değil. 100 ünite para. 100 ünite para diyelim kabaca. Evet. 100 ünite para nasıl bölüşülür? Şunu yapabilirsin. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'a daha fazla para pompalarsın. Zaten bu beraberinin yaşını getirir. Anadolu takımlarına daha az para gider. Öyle zaten hocam. Ha, şimdi şu var. Şu anda bana göre. Naklen yayın havuzunda yapılan bölüşme olabildiğince hakkaniyetli. Hocam, çünkü hocam, niye? Adil değil ama eşitlikçi. Bak, ama adil hocam, değil. Adil ki göre adil değil. Hocam Aziz Yıldırım. Örnek veriyorum sana. Evet. Yani şampiyonluğu. Bir dakika kardeşim. 5 kilo et geldi. Beşe. Hocam normal olarak eti. Adil ne? 20 kilo bölmek. Bir dakika. Hayır. Hocam bir dakika hocam. Dördümüz beşimiz doğaya çıktık Serengeti'ye. Tamam mı? He. Beşimizi saldın. Hunga munga elimizde. En kuvvetli benim. Dört tane en kuvvetli benim. Eti ben getirdim. Hayvanı benim yaptım. Aynı örnek değil. Aynı örnek değil. Eti, ben diyorum kardeşim bir dakika dur. Ben yiyorum. Dur Rasim. Hayır. Ben diyorum ki benim elimde dürbünlü var diyorum mesela. Tamam. Ben en çok hayvanı ben öldürdüm. Tabii, ben aldım. Mesela. Aman. Ben öldürdüm. Ben alacağım diyorum pastayı. Yani en büyük eti ben alacağım. Bu, şimdi bakın. Bu etin nasıl bölecek, kim karar verecek? Buna işte bir şey söyleyeyim sana. Hayır. Bunu söylüyor. Diyor ki işte ben ne diyorum? Bende dürbünlü var. Ben vuruyorum uzaktan diyorum şeyleri. Geyikleri diyorum. Alıyorum diyorum kardeşim. Azmet diyor ki bende diyor, güç bende diyor. Evet. En çok seyirci bende diyor. Ve ben diyor 100 milyon üzerinde haklı diyor teklif veriyorum diyor. Evet. Ben diyor. Yani neden diyor? Gelmiş bunu alamıyorum diyor. Ben havuzdan ayrılayım diyor. O zaman bir defa havuzdan. Ay bir dakika, bir de şunu söylüyor. Ayrılamasın. Haydi bir dakika. Hocam bir de şunu söylüyor. 30 kazanıyor. Ben aldım 30'u diyor. 30'u diyor vereyim diyor. Ha doğru mu? Değil. Çünkü burada bir yönetmelik var. Buna göre bir kanun var. Bir şey hazırlanmış. Futbol federasyonu. Kanuna karşı çıkıyor işte. Ama ha, yani diyor ki ben diyor daha fazla kazanırım. Peki sen bence daha kazanırsın da. Peki adama derler ki peki o zaman başkan. O zaman yalnız oyna derler. Tabii. Mesela. O zaman Fenerbahçe kendine bak. Bu naklen yayın mesela gelirleriyle ilgili çok rahmetli Hasan Doğan zamanında bayağı görüşmüştük, şey yapmıştım. Yani bunu öyle bir şey ki Aziz Başkan yani Fenerbahçe Galatasaray mutlu olunca Beşiktaş hırr yapıyor. O da mutlu olduğu hocam, gibi bu sistem doğru diyor. O dördü bir lan hocam. Bu Anadolu kulüpleri yandım anam diyor. Hocam bu sistem doğru sistem. Hocam, neden? Neden? Ama Fener 30 milyon dolar az kazanıyor. Bak 3 puana göre endeksli. Kazanırsan şampiyon olursan rakam oldukça yükseliyor. Ama Fenerbahçe ama hayır böyle bir şey yapamaz. Şimdi biz 100 lira 5'imiz. Ama başarı değildir ki bazen. Biz burada 5 kişiyiz. Bu programı 5 kişi yapıyoruz. Bir şey varsa burada övgü nedir? Beşimize. Yani bir reyting varsa helal olsun. Kendimizi ayıramayız. Soyutlayamayız. Aziz Yıldırım onu istiyor. Ben diyor kardeşim diyor bu havuzun diyor yıldızıyım diyor. Olmaz. Çünkü niye? O zaman kuralı bozuyorsun. Havuzun dışına taştığın zaman kimle oynayacaksın? Sen de burada şimdi
Diyorsun ki ben diyorsun bu şeyin diyorsun programın yıldızıyım diyorsun. Estağfurullah eti ben yakaladım diyorum ya. O zaman diyor ki. Hayvanı ben yakaladım kardeşim. Hocam ben de sana diyor ki hocam buyur o zaman yalnız program yap diyorum. Tamam. Ben burada şöyle bir şey beklerdim ama Sinan abi çok yakınlaştı. Anladım Ertem. Anladım çok iyi. Şunu ben derim ki pardon Ertem bitiriyorum. O zaman ben derim ki kardeş o zaman hocam sen yıldız mısın? Sen yalnız hadi yapma görelim. Ama tek başına yapıyorsun. Ama aynı şey değil. Çünkü burada kardeşim bir yönetmenlik var yıllardan gelen. Tamam Aziz Bey şunu söyleyebilirsin. Bu rakam daha yükselebilir belki. Belki ucuzdur. Yani ama eğer Türkiye'de 18 tane kulüp varsa Türkiye'de sen 19 şampiyon, Fenerbahçe 20 şey Galatasaray 20 şampiyon, Beşiktaş 13, işte Trabzon 9 neyse 7, Bursa 1 ise ona göre bir pasta ona göre bölüşülüyor. Bölüşmüyor zaten. Onlar var zaten. Onu onlar var zaten. Zaten var. Sen ne diyeceksin? Onun dışında başka bir şey burada yürümez. Çünkü niye? Fenerbahçe diyelim ki X bir kanalla anlaştı abicim. Mesela deplasmana gitti. Belki o deplasmana gittiği takım o kanalla anlaşmıyor. Evet. Seyredemeyeceğiz mesela. Abi bu iş yurt dışında nasıl oluyor? Abi ben mesela İspanya'dan çok yaklaştı. Sen X kulüpsün. Nasıl oluyor bu işler? Sen X kulüpsün. X kulüpsün. Haberiniz var mı? Bıraktı serbest bırakıldı. Orada galiba bilmiyorum. Aziz Yıldırım'ın dediği gibi serbest kaldı havuz. X kulübe gidiyorsun. Ankara diyelim. Ankara gücüsün. Fenerbahçe Ankara gücü maçı var. Gidiyoruz. Maç Ankara gücünün neyin hakkı? Ankara gücünde. Mesela. O zaman ne oluyor? Sinan abi sürpriz bir telefon var. Çok özel bir konumuz var telefon attığımızda. Sayın Melik Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Sayın Başkan, futbola olan ilgisiniz, spora olan ilgisiniz de zaten tüm spor severler de biliyor. Sayın Başkanım, iyi geceler diyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz yayınımıza. Şeref aldık. Herkese orada selam ediyorum. Çok güzel bir tartışma yapıyorsunuz. Buyurun Sayın Başkan. Bu konuda birkaç gün önce, daha doğrusu birkaç hafta önce beyanat verdiğim için aslında tartışmaya katılmak istedim. Müsaade ederseniz tabii. Lütfen, abi, lütfen buyurun. Sayın Başkanım. Buyurun. Buyurun Sayın Başkan. Şimdi özellikle şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir tartışma var. Büyük kulüpler PASA'dan büyük para istiyorlar. Bu da onların büyük kulüp olmasının neticesinde hakları. Ben böyle bir hak kabul etmiyorum. Neden kabul etmiyorum? Sebebini söyleyeyim. Yani büyük kulüpler biliyorsunuz her sene başında özellikle havuzun içerisinden geçmiş şampiyonluklarına göre dev paralar alıyorlar. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Bir de Bursa bir sefer şampiyon olduğu için ucundan bir şey alıyor. Doğru, evet. Neden? Efendim şampiyon olmuşlar. Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Siz bu takımlara peşinen bu parayı verirseniz, bu arkada kalan 12 tane takım, pardon ona hatta 18 olduğuna göre 14 16 takım. Ne zaman kalkıp da o ilk 4'ün arasına girecek? Her sene bakıyorsunuz 1, 2, 3, 4 Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon yer değiştirip idare ediyorlar. Aldıkları futbolculara verdikleri paranın haddi hesabı yok. Onların o vermiş olduğu paralar özellikle aşağıdaki kulüpleri de perişan ediyor. Ve bu surette tamamen dengesiz bir ortam çıkıyor. Bu bir adalet değil. Neden adalet değil? Diyorlar ki biz çıkalım havuzun içinden, çık havuzun içinden. Fenerbahçe çıktı havuzun içinden. Peki yarın hangi takım Kayseri Spor İstanbul'a gitti? Sen kendi sahanda oynadığın maçın sahibi değilsin ki. Yarın yarısı da Kayseri. Doğru. Vermiyorum müsaade diyecek ne olacak? Evet. Değişen bir şey olmayacak ki. Doğru, ha, sen eğer 4 tane takım büyüksen otur o zaman dörtlü bir turnuva yap. Dörtlü olarak döndür dolaştır yap bakalım bu hasılatı. Evet. Yani böyle bir mantık olamaz. Ne olur? Efendim Türkiye şampiyonu olana Avrupa'da iyi transfer yapmasını temin etmek için atarak söylüyorum $10 milyon ayırırsınız. Avrupa Kupası'na gidecek olan takıma atarak söylüyorum $7 milyon verirsiniz. İkinci olana atarak $5 milyon öbürsüne $3 milyon verdiniz. Bu niye? Aldıkları dereceye göre para alırlar. Bunlar hakları. Bunun haricinde hiçbir hakkı olamaz. Zaten Sayın Başkanım aynı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı kazanana ayrı bir para ama hepsine galibiyetlere, beraberliklere hepsine eşit seviyede paralar veriliyor. Aynı. Ancak böyle eşit olarak mücadele edilir. Başka türlü adalet olur mu Allah aşkına? Şimdi kalkıyor ben büyük takım, sen büyük takımsan senin bir avantajın var. Nedir? Fenerbahçe stadı doluyor ve hasılat alıyorsun. Bu senin ananın ak sütü gibi helal para. Al dilediğin gibi kullan. Hiçbir şekilde bir şey diyemezsin. Anadolu'daki takımlar 1 liraya, 2 liraya, 5 liraya maça çağırıyorlar. İnsanlar gelmiyor. Fener'in maçına gidiyorlar 50 liraya, 100 liraya. Vallahi anasının ak sütü gibi helal olsun. Kimse karışamaz. Forma satıyor. Formadan para kazanır. Dilediği kadar kazanır. Niye? Takımını sevenler alır.
Ama havuzun içerisinden arkadaş ekstra para alamazsın. Şampiyon ol al. Şimdi ben atarak söylüyorum. Osmanlı Spor önümüzdeki sene şampiyonla oynamak istiyor. Rekabet yapması mümkün mü? Yok. Kesinlikle hayır. Mümkün değil. Değil. Hayır. Havuzdan para almasın. Ne zaman mümkün olacak? Hep bu ilk dörtten mi gidecek Türkiye? Türkiye'de futbolun çökmesinin nedeni bu. Yani ben Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'a gönül verenlere katiyen lütfen alınmasınlar. Hiçbir şey demiyorum. Ama Türkiye'deki diğer takımların da taraftarları var. Onların da hakkı ve adaleti olması lazım. Ol şampiyon, al parayı. Olmuyorsan kardeşim alma. Şimdi bir Trabzon düştü altlara. Alta düşmesine rağmen yarın gelecek sene gene geçmişteki şampiyonlukları dolayısıyla doğru ekstra para alacak mı, almayacak mı? Alacak. Yine aynı parayı alacak. Bu Allah aşkına. Böyle adalet olmaz. Bunun değişmesi lazım. Zaten bu konu mahkemeye intikal edecek. Bunun çaresi yok. Yani o Aziz Yıldırım'ın söylemiş olduğu lafı güzel. Ben çekerim, buradan alırım. İş alamazsın, hiçbir şey de yapamazsın. Yok öyle bir şey. Yani Türkiye'de kanunlar var vesaire var. Ben kendi maçımı olduğu yerde dilediğim gibi oynatırım. Karşıdaki takım sana okey demeden nasıl oynatırsın? Evet. Oynatamazsın, yok öyle bir şey. Aynı örneği verdik başkanım zaten burada. Yani mesela Osmanlı Spor anlaşmamış mesela. Fenerbahçe'nin anlaştığı kulüple mesela vermiyor o gün ya. Veya size çok yüksek bir para teklif edecekler o gün veya işte maçınızı verelim diye. Evet. Öyle bir şey olacak veya yani. Ya olmaz yani böyle bir şey, o zaman herkes kendi başına kalır. Evet. Kalsın bakalım herkes kendi başına. O zaman ligde çok büyük uçurum olur. Anlaşırsan maçı verirsin, anlaşmazsan vermezsin. O zaman başkanım çok büyük uçurum olacak. Yani bazı takım mesela hiç maçını satamayacak. Örneğin yani X bir Anadolu takımı satamayacak. Onun önce para alamayacak. Ona göre transfer yapamayacak. O zaman ligde büyük bir dengesizlik olacak. Zaten farkı yok ki şu anda. Hemen hemen yakın zaten. Evet. Yani ne var ki yani, ne olacak yani, biraz daha batar. Federasyon vereceği bir para varsa verir, vermezse vermez. Zaten bizim söylediğimiz lafı güzel. Niye lafı güzel? Çünkü kanun var. Kanuna göre havuza hakim olan federasyonun koyduğu kaideler de geçerli. Hiçbir takım kendi başına herhangi bir şey yapamaz. Sadece ve sadece buna bir şey kalıyor, mahkeme kararları. Mahkeme kararları gelip önlerine dayanırsa belki o zaman eşit olaraktan belli bir statüye dayalı olarak Fener, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'un buradaki ayrıcalığı ortadan çıkar. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. İkinci ligde niye aynı şekilde bir uygulama olmuyor? İkinci ligde de birinci ligde takılıp kalan kulüpler var. Onlara da bir ayrıcalık olsun. Alttan gelenler azalsın bu mantığa göre. Olur mu böyle bir şey? Yani bu işin bana göre adaleti yok. Adalet galip gelen alsın. Adalet şampiyon olan alsın. Adalet kupaya giden alsın. Onun haricinde ne kabiliyetin varsa taraftarından al, forma sat, göğsüne reklam al. Reklama şimdi Fenerbahçe 5 milyon doları alır, Osmanlı Spor 500 liraya alır. Niye Fenerbahçe'nin hakkı? Buna bir ses yok. Başkanım, ama havuzdaki paraya kimse gözü dikmesin. Başkanım zaten şöyle bir durum çıkacak. Mesela diyelim ki Fenerbahçe havuzdan ayrıldı, 100 milyon dolar aldı. X kulüp size teklif geldi Osmanlı'ya veya Gençler Birliği'ne. Deplasmana gitti. Dedi ki Gençler Birliği kulübü, ben kabul etmiyorum hiçbir teklif veya siz. Ne olacak? Fenerbahçe'nin bu maçını kimse seyredemeyecek mesela. Evet. Tabii. Öyle bir durum ortaya çıkacak. Evet. Evet. Onun için ben bozulacağını zannetmiyorum yani havuzun. Çünkü o zaman denge bozulacak. İlginç bir olay var. Ben bunu bilmiyordum. Aziz Yıldırım Fenerbahçeli olarak havuzu adil bulmuyor. Daha çok para istiyor. Melih Başkan da diyor ki Anadolu takımları adına konuşuyor. Diyor ki Anadolu takımları esas burada mağdur. Evet. İstanbul takımları esas burada götüren şimdi, diyor. Başkanın dediğini ben İki tane doğru farklı görüş var. Bak şu var. Trabzon bu sene kaçıncı? Bu sene 5. Diyelim ki ligin sonunda. Evet. Ligin sonunda Büyükşehir Belediyesi 3. oldu. Başakşehir 3. oldu. Trabzon 8. oldu. Tamam. Daha çok para, daha çok para Başakşehir'e verdi. İddia ediyorum. Şu andaki sisteme göre Trabzon Başakşehir'den en az 3 kat, 4 kat daha fazla para almış. Öyle mi Melih Başkan? Tabii. Yani kabaca konuşuyorum. Zaman, belki de 6 kattır. O zaman adaletsiz. 2,5 kattır. O zaman ben katılıyorum bu görüşe. Bakın, bırakın Başakşehir takımı ikinci olsun. İkinci. Evet. Trabzon 11. olsun. Yine Trabzon daha çok olur. Veya Beşiktaş 11. olsun. Yine Beşiktaş daha çok olur. Beşiktaş ve Trabzon
Başakşehir'den en az 3-4 belki 5 kat fazla para alır. İşte bu adaletsiz. Bak ben bunu bilmiyordum. Evet. Tamam bak evet. Şampiyonlar Ligi gibi abi. Bak sıralamaya göre. Nasıl? Şampiyonlar Ligi nedir mesela? Sayın Başkan Ali Bulmasın. Evet. Sayın Başkanım UEFA kadar şekilde ben yıllarca Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi ile ilgili başarıya göre para olduğu için mesela Lech Poznan Polonya temsilcisi Lech Poznan takımıyla Real Madrid takımı ayak bastı parasını aynı alırlar. Yayın kuruluşlarından gelen paraları aynı şekilde alırlar. Yani hiçbir şekilde fark gözetmezler. Ama galibiyetle daha çok para alıyor. Galibiyette de aynı şekilde. Galibiyette de aynı şekilde. 400 bin euro ise 400 bin euro beraberliktir. 800 bin euro galibiyetse galibiyette aynı şekilde verilir. Evet, tamam. Havuzdan ayrıldığın zaman bütün maçlarını takımlarını seyretme imkanı yok. Seyredemeyebilirsin. X günüm kabul etmez. Ayrılamazsın. X günüm kabul etmez. Kabul etmez ki hocam. Peki başkanım bir şey. Başkanım imkanınız oldu mu? Mesela La Liga'da, Premier Lig'de, İngiltere'de bu işler nasıl oluyor? Bir bilginiz var mı? Bana soruyorsanız benim bu konuda duyumlarım var ama net bilgim yok. Yanlış bir şey söyleyebilirim. Ama aynı orada aynı Türkiye. İspanya ben falan aynı böyle. Adaleti söylüyorum. İsterse bütün dünyada ters olsun. Doğru doğru. Evet. Adalet yani olmaz, bir adaletsiz davranışa bakalım biz. Doğru. Ben şimdi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü inkar etmiyorum. Böyle bir şey yok. Fenerbahçe formasını satsın alsın. Göğsüne reklam olsun alsın. Seyircisinden para alsın. Ama havuzda derece alıyorsa alsın. Fenerbahçe şampiyon olmaz da 5. olursa niye sezon başında ekstradan 10 milyon 15 milyon dolar küt alıyor? Onun bir de piyasayı yükseltmesini düşünün. Bakın bugün Türkiye'deki şeylere bakın. Futbolcu fiyatları. Bakın. Özellikle yerli futbolculara çok bakın. Çok pahalı. 1 milyon euro, 2 milyon euro. Niye? Fener Galatasaray bir tane herhangi bir oyuncuya gözü taktı mı basıyor parayı alıyor. Niye? Geliyor oradan. Öteki takımlar ne yapacak şimdi? Böyle bir adalet var mı? Doğru. Çıksın o zaman 4 tane takım, 4'üne ayrı lig kurun. Ayrı onlara desinler ki Ultra Spor. Aman Ultra Süper Lig desinler. Ultra Süper Lig'de 4 takım birbirine oynasın dursun. Herkes de onları seyretsin. Olur mu? Zaten olma başkanım değişmez zaten yani çok sağlıklı ama bir yapı değil. Ama havuz sistemi değişmez. O zaman başarıya endeksi değişmeli. 3 yılına 5.13 milyar pound civarı çok satıldı. 5.13 milyar. Korkunç ve ona göre hani ligi kaçıncı sırada bitirdiyseniz korkunç. Ona göre gelecek sezon pay dağılımı i̇şte, yapılıyor. Sizin dediğiniz o. Evet. İngiltere Premier Ligi örneği. İşte onu soruyor. Yani West Ham United bu sene şampiyon olursa sayın başkanım. West Ham şampiyon oldu. Senin. Önümüzdeki sezon en çok parayı o alacak. Tamam. Sıralamaya göre. Doğru. Ama öyle olmaz doğru. Lazım. Premier Ligi yani lig sonuncusu bile çok ciddi rakamlar alıyor sayın başkanım. Atarak söylüyorum. Bursa 8 tane zengin birleşir. Der ki biz bu sene şampiyon olacağız. Biz bu parayı yatırıyoruz arkadaş. Sponsor olduk size. Bir sene eline sponsor olur. Doğru. Şampiyon olunca da parasını geri alır çıkartır. Keyfini alır işin. Ama yok ki böyle bir şey. Çok doğru. Herkes biliyor ki karşı tarafla baş edebilmek mümkün değil. Sıkışınca basıyorlar parayı alıyorlar. Basıyorlar parayı alıyorlar. O zaman başkan yani şunu düzeltelim. 2010 yılında Bursa şampiyon oldu. Bursa şampiyon olduğu zaman bir Fener Galatasaray kadar para değil. Alamadı hayır. Mı? Hayır. Sadece 3 puanlar aldı. Rezalet o zaman abi bu. Ona ufak bir hisse veriliyor şampiyonluktan. Zaten bunu temin etmek için federasyon şampiyonluğu baz gösteriyor. Şimdi kurulan takımların çoğu Anadolu takımı geçmişte ligde yoktu. Fener senelerden beri şampiyon. Galatasaray, Beşiktaş Fener senelerden beri şampiyon. Trabzon bak kaç senedir şampiyon olmuyor. Hala para aynı alıyor. Para. Niye? 6 şampiyonluğu var. Geçmişte şampiyon olmuş onun için. Olur mu böyle bir şey? Trabzonspor arkadaş küçük Anadolu takımlarını biz hiçbir zaman ilk dörde sokmayacağız. Böyle adaletsizlik doğru, olmaz doğru. Yani. Mesela geçen sene İngiltere'de şampiyon olan takım 100 milyon sterlin almış. Peki başkan bu kanunla mı değişecek? Nasıl değişecek? Değişmez bu kanun. Ya ben bir şey söyleyeyim. Kulüplerden birisi mahkemeye giderse şak der bu %100 düzelir. Çünkü böyle bir adaletsizlik dünyanın hiçbir yerinde yok ki. Bak ne güzel Ertem Bey de söylüyor. Al Avrupa'daki örnekleri İngiltere. Mahkemenin önüne. Aslında mahkeme bunun kararını verir. O zaman bunu mahkeme değiştirecek. 1975-76 mahke. Sezonunda şampiyon oldu. O zaman havuz mu vardı diye sorarlar. Tabii canım değil tabii yani. Başkan? 84'te oldu en son. Aynen. Evet. İspanya'da. Çok teşekkür ediyorum. Rahatsız ettim. Estağfurullah. Evet, iyi oldu, biz teşekkür iyi ediyoruz. Oldu. Şeref verdiniz, onur verdiniz efendim. Çok çok teşekkürler, saygılar sunuyoruz. İyi yayınlar arkadaşlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Aynı şekilde yani söylediklerimize paralel. Yani bunun değişme ihtimali çok zor. Çünkü oynayamazsın, rakip bulamazsın. Şimdi diyelim ki
Havuz dışındasın, gittin Anadolu'ya, alamazsın. Vermiyorum dedi. İngiltere bu işin beşi. Vermiyorum. Belki de bu ne olacak? Kardeşim, bu pazarlık olacak. Bir dakika, havuz dışına çıkıp da zannetmeyin ki mesela Lig TV veriyor. Ben bilmem ne TV'ye kendi maçlarım, öyle bir şey deme hakkın yok. Yok hocam, zaten şu anki. Çünkü bir de kanun olmadı ki. Bir de karşı taraf ya, var tek başına. Bakın, şey değil ki bu. Ya Rasim. Yani bu tek başına oynadığın. Ya zaten Rasim, şimdi bir saçmalık yaşıyoruz zaten. Tabii. Bir bakıyorsun bir TV bu veriyor maç. Bilmem bir bakıyorsun işte o Sistem değil, Smart'lı. NTV şey veriyor. Ama, şey ama, Star hayır. Şampiyonlar hayır. Tamam hayır. Ha. Fark etmiyor abi. Eskiden öyle miydi? Değildi. Şampiyonlar ligine baktığı zaman kim bilir Star kanalı veriyor değil mi? Şimdi baktım o aldı. Şimdi bakıyorsun bugün. Ne veriyor? NTV veriyor. Dönüyorsun, ne veriyor? Dışarıdaysa Star veriyor. Ne veriyor? TV veriyor. Karman çorman. Şimdi yarın da havuzun parçalandığını düşün. Bugün ne var? Fenerbahçe'de dekoder. Fenerbahçe Erciyes maçı var. Deplasmanda. Erciyes diyor ki Nuh diyor peygamber diyor. Ben 2 milyona kabul etmiyorum kardeşim diyor. 5 milyon ver bana diyor. Mesela. Tabii, Fenerbahçe tabii, sen de 100 milyon aldın Havuz'dan diyor. Çünkü Fenerbahçe diyor ki. Doğru. Ben diyor anlaşırken seninle diyor. Sen X'den alsın. Doğru. Bunu düşünüyor. Ben diyor anlaşırken sen diyorsun ki ben halledeceğim. Şimdi geliyorsun Ertem kulübün başkanı. Ben diyorum ki Ertem. Geldik önümüzdeki seninle oynuyoruz. Sen diyorsun ki Havuz'dan sen toplam kaç para alıyorsun diyorsun mesela. Şu kadar. Tamam benim maçta ben sana şu parayı veriyorum diyorsun. Sen hayır kabul etmem diyorsun. O büyük kulübün maçını beyler öyle bir usul yok. Hocam hayır çıkmadı. Hocam varsayımı anlatıyorum hocam. Hocam Havuz'dan zaten çıkamazsın. Ben olacağı anlatıyorum. Eşit almak da saçma değil mi? Hayır. Şimdi bütün dekadörü. Hayır o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün dekadörleri kim alıyor hocam? Sayın Aziz Yıldırım. UEFA'ya. Aynı şekilde gidebilir mi mesela? Başarı. Daha fazlaya satarım. Ama burada şimdi bak Türkiye'de burada diyelim ki 5 milyon dekoder satılmış diyelim 3,5-4 milyonu Fenerbahçe'ye alıyor. O doğru. Ama bak şu hedef var. Anlatabiliyor muyum? Hayır. Bu ne oluyor? Bunun taraftarı alıyor. Apo. Bu para nereden geliyor hocam yayıncı kuruluşta? Apocuğum. Dekoder satıyor adam. Kim alıyor? Hedef koyuyorsun. Hedef. Belli değil mi kimin aldı? Zaten tamam. Şimdi bir Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta Galatasaray ile İlk Anadolu takımından taraftarları aynı değil. Zaten bir eşitsizlik var tamam para. Şurada hedef nedir? Hedef nedir? Zaten 3 puana 1 trilyona yakın para alıyorsun. 3'te 1 trilyon. Hedef ne burada? Şampiyon ol. Mesela o sene X en büyük kulübün aldığı parayı sen al. Tabii. Bunu getirirler mesela. Ama o şu önemli bak. Yani Bursa şampiyon olduğunda az para aldıysa bu adaletsiz. Hayır. Aldı ne aldı biliyor musun? Bursa ne aldı? 3 puanı hesaplayın. 1 trilyona göre onu aldı. Ama yeni havuz başlarken hani büyük para alıyorsun yani. Fenerbahçe 33 işte Galatasaray 33 Beşiktaş 25 falan böyle bir rakamlar var. O zaman ne yapacaksın? Bursa şampiyon mu oldu? Fenerbahçe'nin en büyük alan paranın almasını. Tabii. Almasını. Başkan da onu söylüyor. Yani bu hedef bu. O zaman diyor ki ben diyor kardeşim ona göre transfer yapacağım diyor. Belki diyor 3 sene arka arkaya diyor şampiyon olacağım o zaman diyor. 2 sene diyor çünkü niye? Yarışacağım diyor seninle diyor. Senin benim taraftarım az ama ben şampiyon oldum ama ben ona göre transfer yapacağım. Benim tribün gelirim yok ama bu parayla da aradaki farkı kapatacağım diyor. Bunun, o zaman ne diyor başkan? Pardon hocam diyor. O zaman ne diyor başkan? Bu 4 büyük diyor kulüp diyor. 5 büyük diyor. Bu değişmiyor diyor. Çünkü diyor niye diyor? Şey var burada diyor. Adaletsiz bir sistem var diyor. Adaletsiz sistem var diyor. Bu olur mu? Bunu Kulüpler Birliği'nin vereceği karara bağlı olan bir şey. Kulüpler Birliği oturacak bunu. Kulüp başkanları kendi aralarında tartışacaklar bunu. Evet gerçekten... Aslında çok basit formülü olan. Hayır basit konu. Değil. Evet, hocam çok basit. Ya bırakın bu işleri. Hayır abi. Fransa'ya bakacaksın. Her şeyde bakıyoruz. Ona niye bakmayalım ben hocam? Ben çok önemli bir matematik adamıyımdır. Matematik kafam çok iyidir. Mal 100 ise, 100 birimse. Evet. Mecbursun bunun belli bir yüzdesini şampiyonluk yaşamış olan takımlara vermek. Evet. Mecbursun bunun belli bir yüzdesini katılım payı olarak 18 takımı eşit dağıtmaya ve mecbursun bunun belli bir yüzdesini kazanılan puanlara vermeye, mecbursun bunun belli bir yüzdesini şampiyona ve o ikinciye vermeye. O zaman Kayserispor, Afyonspor, Malatyaspor şampiyon olabilir. Hocam bak Şampiyonlar Ligi'ndeki sistem şu oranları bulabilmek. Hocam doğru mu? Şampiyonlar Ligi'nde mesela şöyle bir sistem yok. Bugüne kadar mesela Milan 10 kez şampiyon oldu dersen bir daha mesela... En fazla Real Madrid olmuş mesela şampiyonlar götürürler. Şimdi hocam yine bakalım. Şimdi Amerika yeniden keşfetmenin alemi yok. Şampiyonlar Ligi bir dünya en değerli ligi hangisi? Premier Lig. İtalya, La Liga falan fake. La Liga'da iki tane büyük takım var. Premier Lig bu işin beşiği. Beşiğidir yani demokrasinin ve futbolun beşiği İngiltere'dir. Abi orada bakacaksın.
her sene bir önceki sezondaki başarı oranına göre para dağıtacaksın. Başka çaren yok. O zaman yine Galatasaray Fener çok alır yani. Galatasaray Fener bize haksızlık olmuyor. Ama başarıya göre para dağıttığın zaman öbür kulübe, mesela hocam Trabzon sonuncu da olsa alıyor. Peki, bilmem ne. Sana bir soru bak. Çok tuhaf bir soru soracağım. Şampiyonlukları sıfırlamak lazım. Çok tuhaf bir soru. Fenerbahçe üçüncü oldu. Kayseri Spor ikinci oldu. Çok açık. Kayseri Spor ligi ikinci bitirdi. Evet. Fenerbahçe ligi üçüncü bitirdi. Kayseri'ye para vermiyor. Sence Kayseri o yılda genel olarak o yıl Fenerbahçe'den daha fazla para mı almalı? O sene evet. Niye? Kesinlikle. Çünkü hocam Şampiyonlar Ligi'nde de öbür türlü bir başarıya, başarının hiçbir teşviği yok o zaman. Şu an mesela Bursa şampiyon oldu. Bursa'ya adam akıllı para verirse Bursa devam ettirebilirdi. Şampiyonlar Ligi'nde diyelim ki öyle Fenerbahçe veriyor. Final oynadı. O korkunç para alıyor. Real Madrid çeyrek finalde elendi. Hangisi daha fazla para alır o yıl? O Fenerbahçe. Bir daha söyler misin hocam? Bak çok ciddi sorularım. Fenerbahçe alıyor. Bu işin uzmanıyımdır. Ben de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Bayern'le kaybetti. Hı hı. Oysa ki Real Madrid çeyrek finalde o sene Fenerbahçe para alıyor. O sene yıl sonunda bilançoda Real Madrid mi fazla para alır? Fenerbahçe. Şu an sistemde Fener. Hayır şu anki sistemde Fener. Ama hocam, Real Madrid beraberliğe puan hocam Real Madrid nereden kazanır? Real Madrid'in bir ülke rating parası var. Öyle bir şey var. Ama hocam ben UEFA Şampiyonlar Ligi'nde onları soruyorum. Real Madrid nereden kazanır zaten biliyor musun? Zaten Ronaldo'nun forması Fener kadar o değil kardeşim ben Nakla yayından bahsediyorum. Nakla hocam. Olay o Şampiyonlar Ligi'nde, İngiltere Ligi'nde olay şu. Her sene sıfırlanıyor. Evet. Mesela bu sene kim şampiyon oldu? Ona göre dağıtılıyor. Tamamen başarı endeksi dağıtılıyor. Yani şu yok orada. Manchester'ın 18 tane, bilmem ne şey 6 tane, bilmem ne. Şey yok. Çünkü o zaman öyle yaparsa bu neye benziyor biliyor musun? O zaman hani bir memlekette düşün. İngiltere devlet yok işte o. Devlet İngiltere her sene yok. Devlet her sene prim dağıtacak. Peki. Kim daha zenginse ona çok prim dağıtıyor. Bu Türk futbolunda zaman, bir dakika fakir, abi. Fukara, bu kararı kim verecek? Bir, futbol federasyonu karar verdiği an dört büyükler, beş büyükler ciyak ciyak bağıracaklar. Ciyak ciyak. O yani şu Anadolu, bir Anadolu ihtilali gerekiyor. Bunun adı devrimdir. Anadolu ihtilali. Bunun adı devrimdir. Bu devrimi de kulüpler yasası çıkmadan yapamazsın. Çünkü niye? Niye? Anadolu takımına o paraları veriyorsun da Anadolu takımların bazı başkanları hırsız. Bazıları diyorum. Doğru. Asla. Hepsini söyleyemem. Menajerlerle bir sürü Belçika'dan Hollanda'dan abuk subuk oyuncularla yoluna çıkıyorlar. %100. O nasıl? O zaman ne olacak? X adlı Anadolu kulübüne ben vereceğim yılda 20 milyon dolar. 10 milyon dolar menajerle başkanın cebine ama girecek. Ama o kadar malı götürüyorsa bak malı götürüyorsa zaten başarılı olamaz. Hadi toparlayalım. Ya bunda da çözüm şu. Onu konuşamadık. Kulüplerin özelleşmesi ve şirketleşmesi şart. O zaman hırsızlığı engellersin. Evet. Ertem bu Fikret Başkan'ın köpekler avlamak. Evet, onların hepsi burada akışında var. Biz avlayanlar olacak. Onlar 34'ten. Aziz Yıldırım'a takıldık gittik. O Beşiktaş'la alakalı. 34'ten. Sizin o yayın gelirlerinizde hani pastadan daha çok pay alıyorsunuz ya onun için sizin süreniz uzun oldu hocam. Beşiktaş yanına kaldı. Öyle mi Ertem'cim? Evet. Yine Beşiktaşlık. Payınız her zaman. Yine Beşiktaşlık damarın peki kabardı. Peki hocam bir şey söyleyeceğim size. Yine kabardı. Gazeteci olarak soruyorum. Evet. Her şeyden şikayet eden Fenerbahçe yönetimi Sayın Aziz Yıldırım. Evet. Niye bir tane Kulüpler Birliği toplantısına gidip de bunları anlatıyor? Tabii ya. Aziz Yıldırım. Çünkü gazeteci muhatap olmaz. Niye gitmiyor? Aziz Başkan'a soracaksın. Soruyor. Hocam sorunca dangalak diyor. He? Sorunca dangalak mısınız? Anlamıyorsun. Ben üstünüz. Bütün takımım. Biz farklıyız diyor. Siz kimsiniz ya diyor. Kendi kendine oynamayacağım. Bize karşı 17. Bana mı soruyorsun? Buna ama doğru bir şey. Bu doğru bir şey değil ama. Ben anlamadım. Hani hepimiz eşittik. Hocam böyle şey olur mu ya? Niye böyle şey? Hocam hayatta. Hocam hayat. Hayatta bir kere eşitlik diye bir şey yoktur. Hocam burada eşitlik. Olur mu öyle şey? Hocam tek başına oynayamazsın. Ya hocam ben sana düşünüyorum. Tek başına oynayamazsın da eşitlik. Yemin örnek ver. Hani figür değil sen burada Anadolu takımlarda artistlik yaparsan Şampiyonlar Ligi'nde de Barca, Bayer falan sana yapar tutuşturur eline 3-5 kuruş. Sen tek başına program yapman gibi burada bak. Senin tek başına uykudan önce gibi burada oturacaksın biz yokuz. Böyle düşün. Ya Sinan'ım benden hiçbir ukalalık gördünüz mü? Ben sizin toplantınıza gelmiyorum, çay içmenize gelmiyor. Siz kimsiniz diyorum. Hocam, böyle bir şey yok. Hocam, bire karşı dört diyorsun. Hocam. Buradaki bire geniş... karşı dördünüzün diyor. Hocam, dördünüz üzerime oynuyor. Siz kimsiniz hocam, diyorum. Bak, bu sistem... Diyorsun, siz kimsiniz? Hocam bu sistem... Hocam bu sistem gerçekleşmez. Bu sistemde bile ama. Aziz Yıldırım burada şunu söylemek istiyor. Evet. Ben... Çok büyüğüm.
Yani kulüp olarak çok büyüğüm, bana büyük teklif var. Ama benim sayemde siz geçiniyorsunuz ama yine bana terbiyesiz. Bir dakika dur. Ben diyorum ya, rahatsızım ya. Niye bana bardak fırlattıracaksın ya? Dur ya. Ama bu bardağı biraz sağına doğru fırlat. Buna doğru. Aa, kardeşim. Buna doğru fırlat. O benim kardeşim, dinle. Ama erteme doğru. Şunu söylemek istiyorum. Ben en büyüğüm. Dikkat. Ben daha büyük paralar veriliyor ama ben yine gidiyorum Anadolu'da, orada, burada. Yine bana işte tezahüratlar, küfürler, bilmem ne. Ama ben bu havuzun, havuzun çimentosuyum, en büyüğüm ama siz bana böyle davranıyorsunuz, bunu bilin. Evet. Bunun bozulmayacağını Aziz Bey de biliyor. Ama bunu söylemek istiyor. Bu mesajı veriyor kamuoyuna. Evet. Fenerbahçe'ye tavsiyem şu. Fenerbahçe Ligi Bursun, Üsküdar Spor, Beykoz Spor, Sarıyer Spor. Koysun takımları. Sevgili seyirciler. Hadi iyi akşamlar. Ben kaçtım. Hocam bir sevgiler. Hocam ne oluyor? Sevgili seyirciler, programımız sana geldik. Instagram'dan da bana yazabilirsiniz. Ertem Şener. Instagram adresim Ertem Şener. Mügeciğim değiştir Mügeciğim. Beyaz gazete Mügeciğim. Yarın söyledim. Ahmet Çakar. Değiştir Mügeciğim. Abdülkerim Durmaz. Abdülkerim Durmaz. Ne yapmış ki? Instagram'dan işi bitirdim. Evet. Ha, ben bir şey itiraf edeceğim de. Türkiye Bilsin. Adresi Rasim Ozan. Türkiye Bilsin birkaç gün içinde. Önce bizden düğün Türkiye'yi hiç aldatmadım. Ertem'le benim hocam, bir kasetim bir şey, patlayacak. Hocam, Bir dakika. Bir iki gün içinde önce benden duyun. Aileme de söyledim. Bizden benden duyun. Türkiye Ertem'le benim kapalı bir alanda. Hocam. Bir kasetimiz patlayacak. Hocam çok tehlikeli. Benden duyun. Sonra da sükürtüye. Sus bir dakika hocam. Hocam görüntülü mü ses mi ne? Nasıl bir şey hocam? Var. Nasıl bir şey? Deniz Baykal. Ben önce benden duyun. Nasıl bir kaset? Bir fıkıh anlatayım mı? Anlat be Sinan, geceyi öğren. Harbiden sıkmayın kendinizi, gülün. Yok tamam. Güleceğiz. Mehmet, bizim Mehmet çünkü fıkra istiyor. Bizim Mehmet yenilmez fıkra istiyor. Evet ama Allah aşkına. Temel. Temel otobüse binmiş. Belediye otobüsüne binmiş. Tamam. Otobüs sıkışıkmış. Otobüs şoförü demiş ki, beyler arkaya doğru yürüyün demiş. Temel dönmüş şoföre böyle yapmış. Yürüyeceksek otobüse niye bindik demiş. Buna da gülmüyorsanız. Ha bir dakika, bir daha söyle. Otobüse binmiş. Otobüs doluyor. Arkaya doğru yürüyün demiş. Yürüyün demiş. Temel de demiş. Tamam, demiş ki otobüse bineceksek niye yürüyoruz demiş. Ha, bindik otobüse bindik. Güzel anlattın. Ulan niye yürüyoruz demiş. Hayır ya. Bir dakika, bir şey söyledi ya. Kardeşim yürüyeceksek otobüse niye bindik? Bir otobüse bindik. Komik burada değil mi? Komik. Arkaya doğru yürüyün demiş. Işte ha, yürüyün ne demek ki? O zaman kardeşim otobüse bindikse niye yürüyeceğiz? Ford yapmayın falan mı? Bunu da mı anlamadınız? Yine boş boş bakıyorsunuz ya. Hakikaten bir insan. Hocanın bakışına bakar mısın ya? Bu nasıl bir bakış ya? Böyle bir şey. Ya şu ince bir espri var. Bakın Müge'cim, teşekkür ediyorum Müge'cim. Yanlış düzelttiğin Müge için adamdır. Canım benim adamdır. Adamdır tabii ya. Müge candır ya. Bir tane anlatayım. Müge bir tanedir. Ama gülmüyorsunuz. En son anlat Sinan abi. Anlatma abi. Gülmüyorsunuz. Bak abi komik olsa güleceğiz. Mehmet gülmüyorlar, anlatmıyorum. Bak şu an Mehmet, bizim Mehmet kahkahalar atıyor. Hangisi otobüse mi kahkaha atıyor? Sinan sen iyi misin? Ayşe estetik ameliyat olmuş. İyi misin? Ses tellerini aldırmış. Hangi Ayşe? Bizim Ayşe. Geçmiş olsun. Sizin Ayşe kim ya? Ayşe Can'a sevgiler. Kırmızı başlıklı kız olan Ayşe. Ha. Hadi kalkalım. Sevgili seyirciler, çok teşekkür ederiz. Bu geceyim. Akşam... Bir dakika Ertuğ'cum. Değiştirsin ama benim söylediğim güzel, daha güzel. Söylediğim şekilde. Yanlış anlaşılma olur çünkü. Ondan dolayı benim söylediğim şekilde girebilir. Haydi bakalım. Bu akşam saat 23'te derin futbolda Sayın Fikret Orman'ın açıklamaları var. Bugün zamanımız yetmedi. Fikret Orman adam mıdır? Adamdır tabii. Adamın... Kral. Allah Allah. Kralıdır ya. Ne demek adam mıdır ya? Ne bilmiyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını bugün ağırlıklı olarak konuştuk. Yarın akşam yine konuşacağımız çok konular var. Çok özel konular var. Yarın akşam saat 23'te derin futbol var. Aman kimselere randevu vermeyiniz. Sevgili seyirciler, bugün rahmetli Barış Manço'nun ölüm yıl dönümü. Barış Baba, Barış Baba'ya 17 sene evvel. Barış Baba'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çok büyük bir sanatçıydı. Çok erken gitti. Gerçekten büyük bir sanatçıydı arkadaşlar. Barış Manço moda 81.303. Ya bir müsaade etsene. Hava ayaz mı ayaz? Ellerim ceplerimde bir türkü tutturmuşum. Vefatının 17. yılı. Domates, biber, patlıcan. Şarkısı böyle hani evet, hep böyle işte gül pembelerle, diğer şarkılarla, kol düğmeleriyle, güzel böyle şarkılarla. Güzel ne? Sen bu adamın en şey şarkısını yaptın. Bu işi Barış Manço yansıtıyor mu? Peki tamam. Ne var abi bu şarkıda? Domates, biber, patlıcan. Domates, bir daha söyle bakayım. Domates, biber, patlıcan. Ben sana söyleyeyim. Unutamadım seni. Çocuklar. Unutamadım seni gerçekten. Bakın. Domates, biber, patlıcan. Saygılar, sevgili. Sevgili. Eşine kalınca. Büyük sanatçıydı. Allah rahmet eylesin.
sevgili Instagram ailesi. Bana birkaç tane böyle eleştirilenler falan vardı ya, onlara işte gerekeni bildirmiyorsunuz. Ve Instagram'ı kapattım. Bugün belki 100 tane selam yollayacaktım ama yollamıyorum. Instagram'ı sadece 3-5 kişiye kızdım. Böyle bir tane İzmirli var, not ettim onu. Halil. Halil, soyadını söylemiyorum. Benim Instagram adresimi söyler misiniz? Halil var bir tane, kaydettim seni Halil. Ertem Şener'e. Ertem Şener'e şey yapın. Dinçer Azapan kardeşimden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Dinçer Azapan Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Ertem Şener'e de mesajlarınızı atın. Abdülkerim kardeşimin de şu an mesajları vardı. Selamlar vardı. Bir tek kişi. Ben bir tek selam bir tek kişi yolluyorum. Ayşe kardeşime geçmiş olsun diyorum. Ses tellerinden ameliyat olmuş. Ben onun dışında da herkese şu hoca bana şu an bir şey getirdi. Bunu bu beyni olmayanlara vereceğim. Bu beyin çok önemlidir arkadaşlar. İnsan için insanlarda olması gereken ama bazılarında maalesef olmuyor. Yok. Onun için buna sırık sana yollayalım beyni. Ahmet Hoca nereden buldun bu beyni ya? Ertem'in seni sırığa yollayalım. Bu beyni Ahmet Hoca'nın beyni işte. Ahmet Hoca'nın beyni. Fazla var onda. Çıkardı verdi. Çıkardı. Herkese iyi akşamlar. Dinçer Azapan kardeşim iyi geceler, sana da görüşürüz. Evet, hadi. Ben de Kara Yumurta sevgili Eyüp Coşkun kardeşim. Yarın askere gidiyor Samsun'a. Hayırlısıyla git, vatani görevini yap koçum. Hadi Allah'a emanet ol.